Müminler o kimselerdir ki, şeytandan Allah'a sığınırım, 62. ayet, Allah ve Resulüne iman ederler, iman edenler, onunla birlikte toplumu ilgilendiren bir iş üzerinde iken, ondan izin alıncaya kadar bırakıp gitmeyenlerdir. Mesela münasebestlik yapanlar var, peygamberden, imamdan izin almadan paldır küldür giriyor adam. İzin almadan gidilmez diyor Cenab-ı Allah. Gerçekten senden izin alanlar, işte onlar Allah'a ve elçisine iman edenlerdir. Böylelikle senden kendi bazı işleri için izin istedikleri zaman dilediklerine izin ver. Yani saygı ve Kur'an'ın ruhu bunu gerektiriyor. Ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile, şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgendir. Elçinin çağırmasını kendi aranızda kiminizin kiminizi çağırması gibi saymayın. Elçi çağırdığı vakit mutlaka icap ediliyor. Yani halkın birbirini çağırması, yani buraya geldi adam, yok gelmiyorum diyor, ama elçi dediğinde, imam dediğinde mutlaka itaat edilmesi lazım. Öbür türlü çok büyük bir saygısızlık, anormallik olur ve harama girer. Allah sizden bir diğerini siper ederek kaçanları gerçekten bilir. Münafıklar göğe sezdirmelik kazanıyor. Münafıkların pis bir elektriği vardır, pis bir mücadele metotları vardır. Ve pis bir stilleri vardır. Göğe sezdirmiyor Peygamberimiz meclisinde adamlar. Peygamberimize yönelik böyle içinde öfke dolu adamı, hasetli, kıskançlık dolu ve kahpetinetli. Nasıl pislik yapsın, rezillik yapsın? Yapamıyor. En sonunda bir Müslüman oradan çıkarken o da ona siper olarak ondan beraber çıkıyor. Göğe sezdirmiyor. Bak, ahmaklığa bak. Bütün milletin içerisinde, herkesin içerisinde çıkıyor ama ona sorsan sezdirmediği kanaatinde. Burada o çakalın vermek istediği şey şu. Bir kere peygamber bak bunun farkına varmıyor diyor. Siz farkına varıyorsunuz ama o farkına varmıyor. Ben bak onu nasıl sezdirmeden çıkıyorum diyor. Ben böyle kurnazım diyor göğe kendisince. Ve terbiyesizlik yapıyor. Ahmaklığını ortaya koyuyor. Münafıklarda çok ucuz ve aşağılık bir kurnazlık kafası vardır. Kendilerini çok kurnaz zanneder. Hakikaten kurnazlardır ama hayvan kurnazlığı vardır. Yani ahmakçasınadır kurnazlıkları. Hakikaten galibiyetleri vardır ama hayvanın galibiyeti gibidir ve mutlaka mağlup olurlar sonunda. Kur'an bu aptallıklarına dikkat çekiyor. Böylece onun emrine aykırı davrananlar kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden veya onlara bir acı azabın çarpmasından sakınsınlar. Allah belanızı veririm diyor. Yani Mehdi ile uğraşırsanız, peygamberle uğraşırsanız, Allah'ın değil mi, sevdiğiyle uğraşırsanız belanızı veririm diyor. Nasıl açıklıyor Allah? Kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden veya onlara acı bir azabın çarpmasından sakınsınlar. Demek ki peygamberlerle mücadele eden mutlaka bir belaya uğrar. Aynı şekilde Mehdiyetle de, Mehdi'yle de mücadele edenler aynı şekilde Allah'tan bela bulurlar. Kur'an buna işaret ediyor. Dikkatli olun diyor bak Allah. Dikkatli olmak farz. Bak dikkatli olun. Dikkati kapalı olmayacak Müslümanın. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Ne var ne yoksa bütün mal mülk hepsi Allah'ındır. O üzerinde bulunduğun şeyi elbette bilir. Yani şu an neredeyseniz onu sizi bilir diyor Allah. Ve ona döndürülecekleri gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Ne yaptıysa, ne konuştuysa, ne hareket, hepsini haber vereceğim diyor Allah. Allah her şeyi bilendir. Bakın her yerde, mesela bu sayfayı açtık, buram buram Mehdiyet ve Deccaliyet var. Hem Deccaliyet'ten bahsediyor Kur'an, Deccalilerin vasfını anlatıyor, hem de Mehdiyet'in karşı atağını anlatıyor. Adam da soruyor, diyor, niye bize Mehdiyet'ten bahsediyorsun? Mehdiyet'in olmadığı bir yer göstert bana. Herhangi, mesela şurada yok de. Her yerde vardır Mehdiyet. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnkarcılar dediler ki, Deccal taraftarları, bu Kur'an olsa olsa ancak onun uydurduğu bir yalandır. Kendisi düzüp uydurmuş ve ona bir başka toplulukta yardımda bulunmuştur. Böylelikle onlar hiç şüphesiz haksızlıkla ve iftirayla geldiler. Şu an Deccaliyet ne diyor? Peygamber diyor, iyi bir insandı, devrimciydi, uydurdu kendisi diyor. Deccali düşünce, değil mi? Şeytani düşünce, gafil düşünce, gaflet içindeki düşünce veya şaşkınların oluşturduğu sistemde bu var. Ne diyorlar? Bu Kur'an olsa olsa ancak onun uydurduğu bir yalandır. Yani peygamber kendi çıkartıyor. Bunu diyen on binlerce, milyonlarca insan var. Bu nedir? Bilerek veya bilmeyerek Deccaliyete hizmet etmektir. Ve dediler ki bu geçmişlerin uydurduğu masallardır. Mesela bazı
değil mi? Kendini bilmez şaşkınlar. Bu ifadelerin aynısını şu an yazıyorlar. Ve farkında olarak veya olmayarak Deccaliyete hizmet ediyorlar. Bir başkasına yazdırmış olup kendisine sabah akşam okunmaktadır diyor Deccaliyet taraftarları. Farkında mı? Haberi bile yok. Dediler ki bu elçiye ne oluyor? Bu Mehdi'ye ne oluyor ki? Yemek yemekte, pazarlarda dolaşmaktadır. Peygamberimiz şaşıyorlar. Yemek yiyor, hanımlarla beraber oluyor. Hanımlarla koşuşturuyor, onlarla yakalamaca oynuyor. Torunlarla şakalaşıyor. Ya diyorlar böyle peygamber mi olur? Diyorlar haşa. Nasıl olması gerekiyor onların kafasına göre? Mekke müşrikleri gibi enaniyetli, ağır, azametli, böyle battaniyeci takımı. Yemek yemekte pazarlarda dolaşmaktadır. Ona kendisiyle birlikte uyarıcı olarak olacak bir melek indirilmesi gerekmez miydi? Bir melek olsun diyor başının üstünde. Bu peygamberdir, bu Mehdi'dir desin diyor o zamanın müşrikleri. Eğer bu yoksa biz inanmayız diyorlar. Cübbeli ne diyor? Mehdi'nin diyor başının üstünde bir bulut olsun diyor. Bir melek olsun. Bu Mehdi'dir desin biz buna inanırız diyor. Mekke müşrikleri ne diyor? Aynısını diyor. Cübbeli bunun farkında mı? Değil. Yani ne yaptığının farkında değil. Haberi olmadan, farkında olmadan Mekke müşriklerinin düştüğü hataya düşüyor. Bak ya da kendisine bir hazinenin bırakılması veya ürünlerinde yemekte olduğu bir bahçesi olması gerekmez miydi? Yani malı mülkü zenginliği olsun. Zenginlere o zaman Mekke müşrikleri çok itibar ediyorlar. Peygamberimizin de malı mülkü yok. Mehdi'nin de malı mülkü olmayacaktır. Ağırlarına gidiyor. Zulmeden de dedi ki siz olsa olsa ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz. Yani aklını kaybetmiş, akıl hastası olmuş, mecnun olmuş bir insana uyuyorsunuz. Yani normal bir şey yapmıyorsunuz diyorlar. Peygamberimiz için haşa. Bir bak senin için nasıl örnekler verdiler de böylece saptılar. O devirdeki münafıkların da uslubu bu. Münafıklar da abuk subuk örnekler vererek peygambere karşı mücadele veriyorlar. Allah diyor ki bak bir bak senin için nasıl örnekler verdiler de böylece saptılar. Münafıkların özelliği kelimelerle çok iyi haşa oynarlar. Ve bambaşka düşünceler geliştirirler. Artık onlar hiçbir yol bulamazlar. Tıkanmış adamlar. Bir oradan gidiyor, oraya gidiyor, oraya gidiyor, ona bir türlü beceremiyor. Hayır, onlar kıyamet saatini yalanladılar. Biz kıyamet saatini yalan sayanlara çılgınca yanan bir ateş hazırladık. Bak hep kıyamet vakti, ahir zamanla bir hatırlatma var. Ahir zamanda ne var? Mehdi var, İsa var, Yecüc Mecüc var, Dabbetül Arz var ve kıyamet var. Bakın Bakara suresi 79-80. Artık vay hallerine. Kitabı kendi elleriyle yazıp sonra da az bir değer karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere. Nereden çıkarttın diyorsun bu açıklamayı? Allah katından diyor. Allah diyor kendi ellerine yazıyorlar diyor. Yani uyduruyorlar diyor. Yazıp bir de onu kitap haline getirip Allah diyor böyle diyorlar. Bilgisayar dediler ki Allah bizimle konuşmalı veya bize de bir ayet gelmeli değil miydi? Adamlar ne diyor? Allah bizimle konuşuyor diyorlar zaten. Evet. Bize de ayet geliyor diyorlar. Bilgisizler bunu dediler diyor Allah. Dediler ya. Onlardan öncekiler de onların bu söylediklerinin benzerini söylemişlerdi. Böyle sürekli sapıklar çıkar diyor Cenab-ı Allah. Her zaman çıkar diyor. Ya hurafe çıkarıyor, ya uydurma çıkarıyor. Bulamazsa da bana vahiy geldi diyor. Evet. Kalpleri birbirine benzedi diyor Allah. Hepsi birbirine benziyorlar diyor. Yani geçmiş tarihlerde de böyle sürekli yalancı peygamberler çıkmıştır. Onlar da bize vahiy geldi demişlerdir. Ve münafıklar da böyle sürekli hurafeler çıkarmışlardır. Allah diyor kalpleri birbirine benzedi diyor. Hepsi birbirine aynı. Biz kesin bilgiyle inanan bir topluluğa ayetleri apaçık gösterdik. Kesin bilgi nedir? Kur'an. Bir topluluğa ayetleri apaçık gösterdik diyor. Kapalı iman yolu değil. Değil mi bak? Açık da demiyor Allah. Apaçık. Gösterdik. Demek ki imayla Kur'an'ın hüküm çıkmıyor. İnşallah. Bakara suresi 118. Ali İmran suresi 78. Şeytandan Allah'a sanırım. Onlardan öyleleri vardır ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Kur'an'a doğru dillerini eğip büküyorlar. Yani Kur'an'ın açık hükmünü değiştiriyor başka şekillere. Yani ima var diyor burada Kur'an'da diyor. İma. İmadan farz çıkarıyor. Allah'ın hükmünü çıkarıyor. Allah böyle demek istedi diyor imayla. Allah imayla söyler mi? Estağfurullah. Muhkem
ayet gerekir. Mesela namaz kılın diyor Allah. Oruç tutun. Yani imanla oruç çıkmaz. İmanla namaz çıkmaz. İnşallah hocam. Mesela zekat verin diyor Allah. Burada bir ima var. Zekat olduğu anlaşılıyor diyemeyiz. Yani Kur'an hiçbir hükmü iman olmaz ama münafıklar ne yapıyorlar? Dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Eğip bükmenin anlattığı konu işte bu. Yani ima var demek. Ve imayı çözen batın rahipleri var. Batın rahipler böyle. Nereden çıkarttın diyorsun? Çok açık diyor. Böyle falcı gibi haşa. Yani Kur'an açık hükmüne hareket etmez onlar. İnşallah. Siz onu bu okur gördüklerini kitaptan sanasınız diye, yani Kur'an'dan sanasınız diye, oysa o kitaptan değildir. Allah'ın hükmü değildir diyor. Bu Allah'ın katındandır derler. Hurafeyle karıştırıyor Kur'an'ı. Bu Allah'ın katındadır derler. Oysa o Allah katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı böyle yalan söylerler. İşte münafıkların yöntemi budur. Bana münafıkları soruyor arkadaşlar. Allah anlatıyor işte Ali İmran Suresi 78'de. Artık bundan sonra diyor Allah, kim Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzerse işte onlar zalim olanlardır. Allah'a karşı yalan uydurup iftira nasıl düzülür? Hurafelerle, yapmış dediğim gibi bana vahiy geliyor demekle veyahut falanca atalarımızdan duyduk, falanca kişiden geldi demekle bu günaha girmiş oluyor. Allah zalimdir onlar diyor. Ali İmran Suresi 94. Bak kendisi hakkında, Ali İmran Suresi 151, kendisi hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koştuklarından dolayı Allah küfredenlerin diyor kalplerine korku salacağız. Bak bunu Allah küfür olarak görüyor. Ve münafıkların kalplerine Allah korku salacağını söylüyor. İnşallah. Yani sebepsiz bir korku. Niçin cezanın sebebi? Kendisi hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşuyorlar. Nerede böyle bir hüküm diyorsun? Nerede? Yani peygamberden böyle bir sözü var mı? Ayette böyle bir şey mi? Yok. Kendi kafasına göre. Bak yine kelimeleri konuldukları yerlerden saptırırlar. Ve dillerini eğip bükerek ve dine karşı bir kin ve hınç besleyerek. Demek ki münafıklar ne diyorlar? Yapıyorlar. Kelimeleri konuldukları yerden saptırıyorlar. Yani Kur'an'a bambaşka bir anlam veriyorlar. Ve dillerini eğip büküyorlar tevil etmek için. Münafıklarda muazzam bir tevil gücü vardır. Yani Kur'an'ın açık hükmünü değiştirirler. Mesela açık alenidir. Zorla bir haram meydana getirir. Mesela hiç yoktur ortada bir haram. Zorla haram çıkarır. O haramdan yeni haramlar türetir. Başka haramlar da çıkartır. Dine kin ve hınç beslediklerini belirtiyor Allah. Nisa suresi 49:50. Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar bir bak diyor Allah. Demek ki sık sık karşılaşacağız böyle psikopatlarla bak. Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Ne kadar yalan uyduruyor biliyor musun? Binlerce, binlerce. Evet hocam. Haramların haddi hesabı yok. Münafıkların meydana getirdiği haramların. Bir tane, iki tane, on tane değil. İbadetleri karmakarışık hale getiriyorlar. Yani ibadet üstüne ilave, mesela namaz 5 vakit değil mi? Adam 7'ye çıkartıyor. Bir tanesi diyor ki 10 tanedir diyor. 50'ye kadar çıkaranlar da var. Evet. Yani kılacağından değil. Yapmasınlar diye yapıyor. Yani dini zorlaştırıp içinden çıkılmaz hale getiriyor kendi kafasınca. Maide Suresi 44. Öyleyse insanlardan korkmayın, benden korkun. Münafık insanlardan korkar. Sahtekarca inanmadığı halde şirk dinine girer. Ve Allah'ın dinine ilaveler yapar, ekler yapar. Alçakça, Kur'an'ın yeterli olduğunu bildiği halde. Bak, öyleyse insanlardan korkmayın diyor, benden korkun diyor Cenab-ı Allah. Ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Münafıklara değil mi? Münafık kendini satıyor. Dinini satıyor. İnşallah. Az bir değere karşılık. Bir tabak yemeğe, biraz çıkara, biraz rahatlığa, biraz riskten uzak olmaya karşı satıyor. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafir olanlardır. Yani Allah'ın indirdiğinin dışında yeni bir şeyler ortaya çıkartırsa Allah küfre gidersiniz diyor. Küfür içinde olursunuz. Bakın Maide Suresi 104. Onlara Allah'ın indirdiğine yani Kur'an'a ve elçiye, Resul'ün tefsiri, Kur'an'ın açıklaması gelin denildiğinde atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Allah diyor ki peki ya atalar bir şey bilmiyor ve hidayete ermiyor idilerse gene mi uyacaklar diyor Allah. Maide suresi 104. Bak Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin.
Yani Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz'in Kur'an'ı tefsirine gelin denildiğinde atalarımızı artık neyse hocası mı, mürşidi mi, o uyduruk izahları yapan kimse, hurafeci kimse, bak atalarımızı üzerinde bulunduğumuz şey bize yeter derler. Kur'an'a tabi olmuyorlar. İnşallah. En'am suresi 93. Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden. Allah öyle bir hüküm vermiyor ama iftira düzüyor. Nereden çıkarttın? Hurafeden çıkarttım diyor. Yeni bir hüküm. Bak Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken bana da vahiy geldi diyen. Bana da vahiy geldi diyor. Nereden çıkarttın diyorsun bu hükümleri? Bana sure iniyor diyor adam. Vahiy geliyor diyor. Koskoca insanlar da inanıyor ona ya. Allah'ın hikmeti. Bak bana da vahiy geldi diyen ve Allah'ın indirdiğinin bir benzerini de ben indireceğim diyenden daha zalim kimdir diyor Allah. E adam diyor bana diyor sure indi diyor, kitap indir diyor Allah diyor. Bir de kandırıyor diyor ki ben sorumluyum, siz sorumlu değilsiniz diyor. Ne demek ya bu yani? Sen sorumlusun, o sorumlu değil. E sen ne diyorsun? Ben peygamberim diyorsun. E adam sana uyuyor zaten. E otomatik senin dediklerin hepsini tasdik etmiş oluyor zaten. Değil mi? Evet hocam. Çok kötü bir kandırma metodu bu da. Bak bana da vahiy geldi diyen ve Allah'ın indirdiğinin bir benzerini ben de indireceğim diyenden daha zalim kimdir? E adam söylüyor bana şu sureler indi diyor. Veyahut şu hurafeler var diyor. Yahut şeyhimden şunu duydum diyor. Büyük alimlerden bunu duydum diyor. Uyduruyor. Sen bu zalimleri ölümün şiddetli sarsıntıları sırasında meleklerin ellerini uzatarak onlara canlarınızı bu kıskıvrak yakalanıştan çıkarın. Bugün Allah'a karşı haksız olanı söylediğiniz ve onun ayetlerinden büyüklenerek yüz çevirmeniz dolayısıyla alçaltıcı bir azapla karşılık göreceksiniz dediklerinde bir görsen. En'am suresi 93. Melekler diyor onlara azap edecekler canları çıkarken diyor. İnşallah. Yani şiddetli can çekişirlerken ölüm sarsıntıları sırasında melekler onlara ellerini uzatacak diyor. Ve canlarınızı çıkarın. Yani canlarınızı bu kıskıvrak yakalanıştan çıkarın. Yani kurtulabilirsen kurtarın. Kurtulun diyecekleri çıkarın. Bugün Allah'a karşı haksız olanı söylediğiniz ve onun ayetlerinden büyüklenerek. Çünkü Allah'ın ayetlerini beğenmiyor. Bir kısmı da hükmü geçti diyor ayetlerin. Bir kısmı açık değil ilave yapalım diyor ayete. Veyahut bana vahiy geliyor diyor. Bu tavırlarınızdan dolayı diyor Allah, onun ayetlerine büyüklenerek yüz çevirmeniz dolayısıyla alçaltıcı bir azapla karşılık göreceksiniz. Dediklerinde bir görsen diyor. Bak büyüklenme, enaniyet, münafıklarda ana özelliklerden bir tanesidir. Bak Cenab-ı Allah yine diyor ki En'am suresi 116'da onlar ancak zanla uyarlar, müşrikler, münafıklar. Ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler. Nereden çıkardın diyorsun? Zanla uyuyorum diyor. Kur'an ayeti var mı? Yok. Bu anlattığın nedir? Hurafe. Hurafeyi nereden çıkartıyorsun? Zannediyorum diyor. Evet. Bak Allah diyor ki zan ve tahminle yalan söylüyor. Öyle olması gerekiyor diyor. Evet hocam. Lan öyle olması gerekenen olur mu ya? Olmaz tabii. İma var diyor burada diyor. İmanen nerede öyle hüküm çıkmış Kur'an'da? Haşa evet hocam. Değil mi? En'am suresi 137. Bak münafıkların bu özelliğini Allah diyor ki hem kendi aleyhlerinde dinlerini karma karışık kılmak için bunu yaptıklarını söylüyor Allah. Bak karma karışık. Ya kendi anlattığını kendi anlamıyorlar. Yani öyle ben size getireyim bir yobazı. Buraya koyalım. Bir münafığı. İsterseniz deneyin. Yani hatta sorgularsanız bile anlarsanız yapamaz kendi dediklerini. Evet. Karma karışık hale getirmiş. Kendisinin de beyni uyuşmuş. Bak hem de kendi aleyhlerinde diyor Allah. Kendi aleyhlerinde dinlerini karma karışık kılmak için. Şeytanlar Allah'a sığınıyorum. Onlardan bir topluluk Allah'ın kendilerini helak etmek veya şiddetli bir azaba uğratmak istediği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dediğinde, yani Allah zaten belasını verecek bunların, niye bunlara öğüt veriyorsunuz dediğinde, Rabbinize karşı bir özür için bir ihtimal sakınabilirler diye dediler. Tabii biz de aynı amaçla söylüyoruz. İnşallah. Yani bir ihtimal kurtulur. Bir ihtimal doğruyu öğrenebilir. Allah'ın dilemesiyle inşallah.
kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında ise biz de kötülükten sakındıranları kurtardık, tebliğcileri kurtardık. Zulmedenleri yaptıkları fısk dolayısıyla pek bir zorlu azapla yakaladık diyor Allah. De ki diyor Allah, bak Yunus Suresi 69'da Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler kurtuluşa ermezler. Nasıl kurtuluşa ermez? Ne İttihat-ı İslam oluyor o zaman, ne Türkistan Birliği oluyor, paramparça oluyorlar, sürünüyorlar. Allah küfrü onlara musallat ediyor ve mahvediyor Müslümanları. Çok dikkatli olacaklar inşallah. Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenleyen daha zalim kimdir diyor Allah. İşte bunlar Rablerine sunacaklar, Allah'a sunuluyorlar ve şahitler Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecekler. Çünkü Müslümanlar şahit oluyorlar bu yobaz takımına, bu münafık takımına. Ya Rabbi diyorlar, bunlar yalan söylüyordu, Kur'an'ın yetersiz olduğunu söyleyip ilaveler yapıyorlardı diyecekler. Evet. Bak Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenleyen daha zalim kimdir diyor Allah. İnşallah. Haberiniz olsun, Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Allah bunları zalim olarak alıyor. Bunlar Allah'ın yolundan engelleyenler. Yani İttihat-ı İslam'ı engeller, Türkistan Birliği'ni engeller, dinin yayılmasını engeller, insanların İslam'a girmesini engeller, kendi kendine de batırır. Evet. Bak Allah yolundan engelleyenler. Çünkü dini içinden çıkılmaz hale getirdi mi engellemiş oluyor. Ve onda çarpıklık arayanlardır. Çarpıklık nedir? Daha önce de anlattık. Böyle. Karma karışık. Labirentler. Bak dili eğip bükme diyor. Eğip bükme nasıl olur? Hareketli olur değil mi? Bir öyle yorumlar, bir böyle yorumlar. Dümdüz yorum, açık anlamı varken, Kur'an'ın sarı anlamı varken bambaşka şekilde sokuyor. Bak onda çarpıklık arayanlardır. Mesela doğru bir şeyi eğdin mi ne olur? Çarpıtmış olursun. Onlar ahireti tanımayanlardır. Münafıkların özelliği. Ahirete inanmaz. Bunlar yeryüzünde Allah'ı bırakacak değil, Allah'ı aciz bırakacak değildirler. Yani Allah'ı etkisiz hale getiremezler. Çünkü hepsini yaratan Allah. İnşallah. Onlar dünya hayatını ahireti tercih edenler Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve onu çarpıtmak isterler. Veya onda çarpıklık ararlar. İşte onlar uzak bir sapıklık içindedirler. Bak münafıkların bir özelliğini daha Allah söylüyor. Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Nasıl yapıyor? Dini içinden çıkılmaz hale getirerek. Yani mesela kolayca yapılacak bir şeyi son derece zor hale getirip yapamayacak hale getiriyor. İnşallah. Kendi de yapmıyor, başkasına da yaptırmıyor. Bak Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar ve onu çarpıtmak isterler. Mesela dümdüz yol, kolay bir yol, çarpıtıyor, karma karışık yapıyor. Labirentler içerisine sokuyor insanları. Yol çarpıtmış oluyor. İşte onlar uzak bir sapıklık içindedirler. Hicr suresi 89-92. Şüphe yok diyor Peygamberimiz. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Vahiy ile bildiriyor Allah. Öyle söyletiyor Allah onun diliyle. Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi ki onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar diyor. Bak Kur'an'ı parça ayırıcılar. Ne yapıyor? Yepyeni inanç modelleri meydana getiriyor. Kur'an tekken, asr-ı saadet modeli tekken yepyeni din anlayışları meydana getiriyor. İlavelerle, eklerle karanlık parça yapıyor dini. Bak ki onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar diyor. Rabbine andolsun onlara, onların tümüne bunu soracağız. Yani bunu nereden çıkarttınız diye ne soracağım diyor Allah. Yani Kur'an'da nerede bu senin anlattığın hüküm? Nerede bu haramlar? Bu karma karışık yapı nerede? Bana göster diyeceğim diyor Allah. Nahl suresi 62. Onlar Allah'a hoşlarına gitmeyen şeylere uygun görürler. Mesela Allah'ın böyle ancak bir aracı kalanın affedebileceğini, yani Allah'ın affedici olmadığını düşünüyor. Son derece haşa gaddar olduğunu düşünüyorlar. Haşa, evet. Acayip bir kafadalar. Hatta Allah'ın haşa cimri olduğunu. Evet hocam, birçok haşa. Böyle abuk subuk inançları var. Bak Allah'a hoşlarına gitmeyen şeylere uygun görürler. Bir de karma karışık inançları, çok zor inançları, çok zor ibadetleri Allah'ın teklif ettiğini iddia ediyorlar. Evet hocam, haşa. Mesela öyle bir namaz tarif ediyor ki o namazın kılınması mümkün değil. Öyle bir abdest tarif ediyor ki o öyle abdestin alınması mümkün değil. Yani normal bir insan yapamaz. Bak hoşlarına gitmeyen şeyleri uygun görürler. Dilleri de yalan olarak en güzel olanın kendilerinin olduğunu düzmektedir. Yani diyor ki biz diyor tam doğru yoldayız diyor. Müslümanlar Kur'an'a uyanır, siz de sapık yoldasınız diyor. Bak dilleri de yalan olarak
en güzel olanın kendinden olduğunu düzmektedir. Nereden çıkarttın diyorsun? Ya diyor bak, biz diyor böyle hurafelerle öyle bir din meydana getirdik ki çok zengin diyor. Ama sen çok sade anlatıyorsun diyor. Çok kolay olan anlatıyorsun. Öyle din olur mu ya diyor. Sen diyor nefsine uyuyorsun diyor. Nasıl olması gerekir diyorsun. Böyle hurafelerle diyor acayip bir hale getireceksin. İçinden çıkılmayacak hale gelecek. O zaman ben ona din derim diyor. Evet. Bu Yahudilerde de aynısı oldu. Perişan oldu Yahudiler. Hristiyanlar yaptı, onlar da perişan oldular. Bak Cenab-ı Allah diyor ki, hiç şüphesiz ateş onlar içindir ve hiç şüphesiz onlar cehennemde öncülerdir. Cehennemin içinde öncü olacaklar diyor Allah. Nahl suresi 62. Bak Allah'ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Nahl suresi 95. Allah'a ahd ediyor. İslam yolunda, Kur'an yolunda mücadele edeceğim. Allah'a sadık olacağım. Kur'an'ın hükümlerine uyacağım diyor. Ya Rabbi Kur'an'da ne diyorsa ben ona göre yaşayacağım diyor. Sonra Allah'ın ahdini ucuz bir değere karşılık satıyor. Ne için? Keyfini, rahatlığı için, çıkar için, az bir şey yemek yemek için, rahat uyumak için, göya riskten, tehlikeden uzak olmak için. Ama Allah her türlü belayı veriyor tabii. O ayrı. Öyle yapan ahlaksızlara. Taha suresi 61. Musa onlara dedi ki, Hazreti Musa, size yazıklar olsun. Allah'a karşı yalan düzüp uydurmayın. Bak, Musevilerde de oluyor bu, o zamanlar olmuş. Allah'a karşı yalan düzüp uyduruyor o zaman münafıklar, o zamanın yobazları. Sonra bir azap ile kökünüzü kurutur, perişan eder Allah sizi diyor. Yalan düzüp uyduran gerçekten yok olup gitmiştir. Nitekim Museviler perişan oldular. Evet. Çünkü mezhepler aydılar, bölümler aydılar, Tevrat'ın orijinalini bambaşka bir şekilde getirdiler. Yani tahrif ettiler. Bayağı ciddi şekilde tahrif ettiler. Gerçi biz tahrif olmamış kısımlarından kitap hazırladık Tevrat'tan ama onlar tabii ondan yetinmiyor bir kısmı. İlaveler de koyuyorlar. Ve dolayısıyla bak şu an kendilerinin meydana getirdikleri Tevrat'a kendileri de uymuyorlar. Evet hocam. Uymuyorlar yani. Sadece kitapta kaldı. Yapmıyorlar. Hristiyanlar da İncil'de yazdıklarına kendileri de uymuyorlar. Yapmıyorlar. Allah diyor biz onlara bu ruhbanlığı emretmedik. Kendileri yaptılar diyor şeytandan Allah'sından. Evet, ama ona da uymadılar diyor Allah. Evet inşallah. Değil mi? İnşallah hocam evet. Evet. Yani tabi gereği gibi uymuyorlar. İnşallah. İnşallah. Ayet okuyorum şeytandan Allah'a sığınırım. Ve elçi dedi ki Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Kur'an'ı? Evet. Peygamberimizin bir tane şikayeti, başka da şikayeti yok. Evet maşallah hocam. Adam Kur'an yetmiyor diyor. Ya yani Kur'an yetmiyor bana, arkadaşlarım bana diyor, vahiy geliyor diyor, yahut ilham geliyor bize diyor. Sık sık tekrarlıyorum ki iyice o münafıkların iyice kafası otursun diye. İnşallah hocam. İnşallah. Bak şeytanların kimlere inmekte olduktan size haber vereyim mi? Münafıklar üstüne iner şeytanlar. Küfrün üstüne iner. Onlar gerçeği ters yüz eden. Yani gerçek ortada bambaşka bir şekilde getiriyor. Yani Kur'an mesela bize mutluluk, sevinç veriyor. Adam bize azapla çevirtiriyor. Kur'an bize hürriyet veriyor. O baskıya çevirtiyor. Günaha düşkün olan her yalancı inerler. Günaha düşkün sürekli uydurmaca ve yeni yeni ilaveler yaptığı için müthiş günaha giriyor. Evet inşallah. Her yalancı yener. Sürekli yalan söylüyor. Mesela Allah ona da açıklıyor bak. Günaha düşkün her yalancı inerler. Özelliğine yalan söylemesi. Yani dine yeni ilaveler yapması inerler. Bunlar şeytanlara kulak verirler ve çoğu yalan söylemektedirler. İşte bu yobaz takımına, bu cahil cühela takımına kulak veriyorlar ve çoğu diyor Allah yalan söylemektedirler. Sağa dönüyor yalan söylüyor, sola dönüyor yalan söylüyor. Konu bu. Bak mesela diyor ki Rum suresi 32. O müşrikler ki kendi dinlerine fırkaları ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır. Allah münafıkların özelliği müşriklik gösterterek dine saldırıyorlar. Şirk koşarak. Bak kendi dinlerini fırkalara ayırmış. Birçok bölümlere ayırıyor dini. Halbuki bir tane din var. Ve kendileri de parça parça olmuşlardı. Ayrıca kendi aralarında da bölündüler diyor Allah. Bak fırkalara ayırıyor bir de kendi aralarında da bölündüler diyor.
İnşallah. Ve her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır. Ya diyor, en uygun olan, en iyi olan biziz diyor. Evet. En mükemmel olan biziz diyor. Ya kardeşim, tek bir tane din yok mu? E sen ne yapıyorsun? Evet. Fırkalara ayırmışsın. O fırkalar içinde bir daha bölünüp yeniden fırkalara ayrılmışsın. Rum suresi 32'de Allah onları kınıyor. Diyor ki Allah'ın dışında Allah'ın dışında Tanrı diye öne sürdüklerinizi çağırın. Onların göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bile hiçbir şeye güçleri yetmez. Şirk koşanlara Cenab-ı Allah hitap ediyor. Zümer suresi 32. Allah'a karşı yalan söyleyenden. Allah'a karşı yalan ne oluyor? Kur'an'da yok. Nereden çıkarttın diyorsun? Hurafeden çıkarttım diyor. Hurafeyi Allah onların başlarına geçirecek inşallah. İnşallah. Bak, Allah'a karşı yalan söyleyenden ve kendisine geldiğinde doğruyu, Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kimdir? Ya Allah'ın hükmü açık diyorsun. Olur mu diyor ya, bak burada diyor benim efendi hazretleri de böyle söylüyor diyor. Olmaz. Efendiye göre değil, Kur'an'a göre geleceksin. İnşallah. Kafirler için cehennemde bir konaklama yeri mi yok diyor Allah. Yani hepsine yerlerini hazır ettim diyor cehennemde. Zümer suresi 32. Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Bu dünyada yüzü beyaz oluyor ama ahirette kapkara oluyor. Yani. İnşallah canım. İnşallah. Büyüklenenler için cehennemde bir konaklama yeri mi yok? Bak, Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Peygamberimiz bize asr-ı saadet döneminde Kur'an'ı nasıl tefsir ettiyse biz ondan mükellefiz. Onun dışındaki hurafeden Müslümanlar perişan oldular. Değil mi? Evet hocam. Hurafelerden. Bak diyor ki Cenab-ı Allah, yine aynı sayfa. Casiye suresi 6. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Şeytandan Allah'a sığınırmak. Allah'ın ayetleri, uydurmalar değil. Allah'ın ayetleridir. Sana bunları hak olmak üzere okuyoruz. Hak olmak üzere okuyoruz. Öyleyse onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze iman edecekler? Ayetin dışında bir şey yok diyor Allah. Hangi söze iman edecek? Adam diyor ki hangi söze mi iman edeceksin diyor. Bana vahiy geldi diyor, oraya iman ediyorum diyor. Başka? Yobaz hurafeleri var, onlara da iman ediyorum diyor. Başka? Atalarından gelen hurafeler var diyor, onlara da iman ediyorum diyor. Allah böyle onu kabul etmiyor. Evet. Çok net söylüyor. Bak, kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitir, sonra müstekbirce, inatla, kibirlenerek, sanki işitmemiş gibi ısrar eder, artık onun için acı bir azapla müjdele. Mesela bak, Allah'ın Kur'an'ı yeterli diyorsun, anlatıyorsun, enaniyet yapıyor, acayip ağırlığına geliyor. Olur mu ya öyle şey diyor. Atalarından gelen hurafeler ne olacak yani? Evet. O soruyor. Diyor ki Allah, ya ataları bir şey bilmiyorlarsa diyor Cenab-ı Allah, cahil kimselerse gene mi uyacaklar diyor Allah. Diliniz yalana alıştığı için diyor, şu helaldir, şu haramdır demeyin diyor bak Allah ayette. Size Allah diyor, haramları açıklıyor diyor. Evet. Değil mi? İnşallah. Şu, 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 şunlar haramdır diyor. Ama bak, diliniz yalana alıştığı için, çünkü münafığın ana özelliğinde yalancılıktır. Sürekli yalan söyler. Allah ne diyor? Bak, diliniz yalana alıştığı için, şu helaldir, şu haramdır demeyin diyor. Mesela diyor ki, şu haramdır. Neye göre haramdır kardeşim, arkadaşım diyorsun? Kur'an'a göre mi? Yok. Sünnete göre mi? Yok. Neye göre? Hurafeye göre. O hurafeyi sen al, yut. İnşallah. Değil mi? İnşallah. İnşallah. Bak, şeytandan Allah'a sığınırım. Açtım, Casiye suresi çıktı. 16. ayet. Cenab-ı Allah diyor ki, andolsun diyor Allah, bak yemin ediyor. İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Bak, kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz ve güzel şeylerle rızıklandırdık. Onları alemlere üstün kıldık. O devirde üstünler. Her türlü nimet var. Ve onlara bu emirden açık belgeler verdik. Bak, açık belge. Kapalı değil. Açık hüküm. Uydurma hurafeler değil. Açık belge. Allah'ın verdiği vahiy. Fakat onlar kendilerine ilim geldikten sonra, bakın, yalnızca aralarındaki hakka tecavüz ve azgınlıktan dolayı ihtilafa düştüler. Belalarını aradılar diyor Allah. Allah'ın kitabına uymadılar diyor. Bak, herhangi bir sayfa açtım, görüyor musun? Evet, özel açmadım. Evet hocam. Demin anlattığım konu evet çıktı yani. Aynen geldi hocam.
Şüphesiz Rabbin hakkında ihtilafa düştükleri şeylerde mezheplere ayrıldılar. Apayrı düşüncelere girdiler. Bak, ihtilafa düştükleri şeyde kıyamet günü aralarına hüküm verecektir. Bu ne demektir? Allah intikam alacağım diyor ihtilafa düştükleri için. Ya kardeşim, Tevrat'a uysana. Allah'ın kitabına uysana. O devirde uymuyorlar. Evet. Hazreti Musa diyor ki bir işte Rabbiniz bir inek kesmeni istiyor. Değil mi? Nasıl o nasip inek diyor? Sen, sana ne? Al kes işte bir tane. Acayip uzatıyorlar ya. Evet. Allah diyor neredeyse yapmayacaklardı diyor. İmdaki yobaz kafası olacak ya. İşte yobaz merak ediyor kardeşlerim. Yobaz işte böyledir. Allah'ın hükmüne bir türlü içi tatmin olmaz. Rahatlamaz. Yobazın özelliği budur. İlave ister. Resulullah'ı da haşa kendilerince etkilemeye çalışıyorlar. Eğer diyor Cenab-ı Allah az da olsa onlara meylese etseydin diyor. Değil mi? Dünya, ahiretin de dünyanın da azabını sana tattırırdım diyor. Evet hocam. İnşallah yani senin diyor şah damarını koparırdım evet. Diyor Allah. Allah'ın dilemesi az da olsa onlara meyledecektin diyor. Adamlar acayip bastırıyor o zamanki yobazlar. İlave istiyorlar. Ya diyorlar tamam biz namazı kılalım. Hepsini yapalım da yani niye böyle diyorlar. Hani şu ilave de olsa şöyle de olsa bak. Yahudilerde şu var, Hristiyanlarda bu var. Hani biraz ilave yapalım, geliştirelim diyorlar. Din sade. Yobaz sadeliği kabul etmez. Yobaz karma karışık yapı ister. Kendi de dinsizliğe girer. Başkasının dinsiz olmasını ister. Yobazın özelliği budur. Yani Müslümanı karmaşanın içinde boğmak ister. Şimdi sade bir Müslümanlığı bir Müslüman çok rahat yaşıyor. Mesela adama bir insana desen ki 100 metreyi koşacaksın desen, değil mi? Mesela ne bileyim hadi en şey 14 saniyede koşacaksın desen rahatça koşar. Ama 5 saniyede koşacaksın dedim mi? Adam koşamaz. 9 saniyede dersen en fazla 9'a kadar 9 8'e kadar falan indi biliyorum şimdi rekor kaç? İnşallah. Ondan sonra adamı o kadar sıkıyor ki yani adam bakıyor ya diyor ben bu dini yaşama mümkün değil diyor adam. Mahvediyor adamı. Adam yani bunalıma giriyor. Hem imanını yaşamak istiyor ama imkansız anlatılan dini de yaşaması. Yani mümkün değil. İşte yobaz böyle bir oyundan Müslümanı mahveder. Gerçi imanı olan orada anlar. Yani bir şeytanın oyunu olduğunu, Kur'an'ın sadeliğini anlar. Ha deme şeytanın oyununa gelmeyeyim. Hakka teslim olayım der ve böyle bir açmazın içine girmez. Ya kardeşim öyle bir din anlatıyor ki adam. Yani bu sahtekarlar, bu anlattıkları dini bak isterseniz yemin edeyim gerçekten yaşayamazlar. Yani isterseniz o adamlar da o heriflerden bir tanesini bir yere şey var ya televizyon programında yapıyorlar ya böyle bir eve alıyor kamerayla gösteriyor evet. Millet içine dolduruyorlar. İnşallah. Öyle programlar var. Evet. Değişik ilginç. Öyle tiplerden bir tanesini mesela ayrı bir alalım sarıyla cübbesiyle alıp koyalım. Ondan sonra kameralarla şey bir anlattığı kitapları da yanımıza koyalım. Hadi başla bakalım diyelim. Sen ibadet dediğin gibi yapabilecek misin? Kesinlikle yapamaz. Evet. Yapmaz. Sahtekarlık yapıyor. Yapamaz. Kardeşim teknik olarak imkansız o anlattığını yapmaz. Yani bak tarif edeyim imkansızdır yapamaz. Yani yarım saat bile devam ettiremez. Ya, mümkün değil. Kitlenir. Evet. Sahtekarlık yapıyor. İnşallah. O işte şeytanın bir oyunu. Yani Müslümanı detayda boğmak. Mesela dümdüz yolda gidecek adam diyor. Bak sırat-ı müstakim Kur'an. Dümdüz yol. Adama diyor ki bak bir şöyle gideceksin, bir buradan gideceksin, aradan gideceksin, labirentlere gideceksin, döneceksin, dolacaksın. Ondan sonra düz yola varacaksın diyor. Adam mahvediyor. Adamı öldürüyor. O labirentin içerisinde öldürüyor adamı. Evet hocam. İşte münafığın yöntemi budur. Nur gibi kolay olan İslam dinini karma karışık hale getirip mahvediyorlar. Gülebilir miyiz diyoruz? Haram diyor. Aa, şimdi buyur. Ne yapma? Bol bol ağlaman lazım diyor. Ya niye ağlayayım kardeş? Allah Allah. Neşeli olmam gerekiyor. Niye? İnşallah. Sabahtan akşama kadar ağlayacaksın diyor. Ağlaman lazım diyor. Yemek yiyebilir miyim? Yok yiyemezsin diyor. Şunu yiyebilir miyim? Bunu da yiyemezsin diyor. Kıyafet giyebilir miyim? Bunu da giyemezsin diyor. E baba ne istiyorsun sen ya? Evet. Deli misin sen? Yani her şey yasak. Yani ben bir saysam aklın sayarınız durur ya. Yani hayat sıfır noktaya gelmiş oluyor. Ondan sonra yobaz göbeğini hoplatarak kendi karısıyla orada herif göbeğine zil bağlayıp şakır şakır mastika yapıp oynuyor.
oluyor da millet dilsiz imansız oluyor. Ya kardeşim bir bildiğim var ki söylüyorum ya. Yani şu ana kadar saydığım kişiler tenzih ediyorum isimlerini verdiklerim yani. Oturup alınmasınlar. Alakası yok onların. Mesela Peygamberimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin vefatından sonra münafıkların kudurması başladı. Hazreti Ömer'i bir gördüler. Oo, tam kinlenecekleri bir mübarek şahıs. Hemen şehit ettiler kahpeler. Osman onu da şehit ettiler. Niye? Çünkü Kur'an'a bağlılar onlar da onun için. Konu bu. Resulullah'ın sünnetini aynasına uyguluyorlar. Ne gördülerse. Hurafenin tamamı durdurulmuş. Hiçbir yobaz uydurması, ne Musevilikten gelen ne Hristiyanlıktan gelen hurafelere asla kafa açtırmıyorlar. Gıcır gıcır tertemiz bir İslam anlayışı var. Adamlara ağır geldi. Şehit etmelerinin nedeni budur. Evet, inşallah hocam. Asrımızın münafıklarında yöntemi bu. Müslümanlığın gelişmesini kıskanıyorlar. Müslümanları açmaza sokmaya çalışıyorlar. Ya karma karışık yapacaklar. Adam diyecek ya haşa bu din yaşanmaz diyecek. Ayet diyor istiyorlar ki siz kendilerine aynı seviyeye gelin, aynı duruma gelin. Mesela kendi dinsiz ya. Müslümanı dinsiz yapınca içi rahatlayacak. Amaç bu. Onun için böyle bir oyuna hiç kimse gelmez. İnşallah. 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 Şüphesiz zalimler birbirlerinin velisidir. Münafıklar birbirlerini çok iyi desteklerler. Allah ise muttakilerin velisidir. Allah da Mehdi ordusunun velisi, yardımcısı. İnşallah hocam. İnşallah. Tarafları da inşallah. Bizim milletimiz, Türk milleti komple Mehdi ordusudur söyleyeyim. Maşallah. İnşallah. Dünya hakim olacak bizim milletimiz. İnşallah hocam. İnşallah. Bak yine Câsiye suresi 20. Bu Kur'an, aynı sayfa. Bu Kur'an insanın için basiret, basiret nuruyla Allah'a yönelten ayetlerdir bak. Bu Kur'an diyor. İnsanlar için basiret nuruyla Allah'a yönelten ayetlerdir. Kesin bilgiyle inanan bir kavim için bir hidayet ve bir rahmettir. Adam hidayeti başka yerde arıyor. İşte hidayet Kur'an diyor Allah. Evet. Mehdi de Kur'an'a davet ederek hidayete sebep oluyor. İnşallah. Başka bir hidayet yoktur. Evet. Bak kesin bilgiyle inanan bir kavim için bir hurafe bilgisi vardır, bir kesin bilgi vardır. Allah ne istiyor bizden? Kesin bilgi istiyor. Evet. Kesin bilgi nedir? Kur'an'dır. Kesin bilginin dışına çıktın mı neye çıkarsın? Hurafeye çıkarsın. Bak, kesin bilgiye inanan bir kavim için bir hidayet ve bir rahmettir. Hidayeti arayanlar da arayacak, Kur'an da arayacak. Rahmeti arayan diyecek, Kur'an da arayacak. Câsiye suresi 23. Şimdi sen kendi hevasını ilah edinen, kendi kafasını, enaniyetini, bilmişliğini ilah edinen ve Allah'ın bir ilim üzerine kendisini saptırdığı mucizedir insanın Kur'an'dan sapması. Kur'an çok sade ve açık kitaptır, nettir. Ama Allah saptırıyor, mucize. Kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü diyor Allah. Mesela Kur'an açık, adam anlamıyor. Nerede burada diyorsun? Burada Allah'ın hükmü, bak diyor burada bir ima var diyor. İma ya. Başka ne ima vardı? Bak imadan ima çıkıyor burada ayrıca diyor. Evet hocam. Evet. Şeytanın Allah'a sığınırım. Tur suresi 44. Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile üst üste yığılmış bir buluttur derler. Bu göktaşı olayına çok açık bakıyor bu. Maşallah hocam evet. Tam bir bulut şeklini almış değil mi? Evet. Ebced'i 1999 veriyor. Maşallah. 99'da da biliyorsun evet, aniden hocam. Arttı ve bulut şeklini alıyor yani. Evet hocam maşallah. Yoğunlaşıyor. Açıklamıştınız maşallah. Evet. Öyleyse bak 45. ayet. Hicri 1545'te kıyamet kopacak diyor değil mi Bediüzzaman? Evet inşallah. İnşallah. Bak 45. ayet. Öyleyse sen onları en dayanılmaz azapla çarpılacakları günlerine yani kıyamete kavuşuncaya kadar onları bırak diyor Allah. Ya maşallah. Bak bir üstteki ayette 1999 tarihini veriyor. Ve gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile biraz parça düşecek o devirde. İnşallah. Yani bir önden tadına tuzuna bakacaklar. İnşallah. Üst üste yığılmıştır buluttur derler. Yok diyor bu bulut gibi yığılmış taşlar hiçbir mahsur yok diyecekler.
İnşallah. Yani şimdi de zaten birçoğu önemsiz görüyor. Yani. Yani ne var? Yığılmış işte. Yığılır. Ne olacak? Diyor. Bulut gibi yığılmış diyor. Evet. Ayet diyor ki bak üst üste yığılmış bir buluttur derler diyor. Ve tam 1999 tane veriyor. Maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Nisa suresi 159. Allah andolsun diye yemin ediyor. Kitap ehlinden yani Musevi ve Hristiyanlardan ölmeden önce ona İsa aleyhisselama, İsa İbni Meryem'e, Mesih İsa'ya inanmayacak, onun peygamber olduğunu kabul etmeyecek hiç kimse yoktur diyor Allah. Kıyamet günü o da onların üzerine şahit olacaktır. Bunu şimdi adamlar ne yapıyor? Kitabenin ölmeden önce Museviler tam öleceği an diyorlar. Birdenbire İsa aleyhisselam onlara görünecek. Onlar da iman edecek diyor. Behey nokta 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 diyeyim yani. Son anda ölüm can çekişirken artık komaya girmiş agoni halindeyken yani ölüm baygını. O anda iman geçerli mi? Değil. Tabii. Kur'an ayetlerine bu çok açık sabit. Peki niye böyle boş konuşursun? Yani bunun geçerli olmadığını bildiği halde niye onun iman ettiğini söylersin? Bak sırf İsa Aleyhisselam'ın gelişini inkar için gereksiz, anlamsız, mantıksız konuşma yapıyorlar. Evet. Değil mi? Bu nasıl oluyor? Bak kitap ehlinden İsa Aleyhisselam geldiği vakit ölmeden önce o Hazreti İsa sağken zuhur ettiğinde, ortaya çıktığında İsa'ya inanmayacak ne bir Hristiyan ne de bir Musevi hiç kimse kalmayacak diyor Cenab-ı Allah. Hepsi iman edecek diyor. Evet. Çünkü inanmayacakları gibi bir durum yok. İnanacaklar, mecburen inanacaklar. Olayın harikuladeliğinden dolayı inşallah. Efendim 157. ayet gene ayetin devamı, surenin devamı. Ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük demeleri nedeniyle de onlara böyle bir ceza verdik. Oysa onu öldürmediler. İsa'yı öldürmediler. Ve onu asmadılar. Ma kateluhu diyor Allah. Ma kateluhu. Öldürmediler. Ve onu asmadılar. Bak şimdi lafı sözü Kur'an'ı böyle dil eğip bükecek münafıkların oyunu oynayacağını bildiği için Cenab-ı Allah her yerden onları tıkamış. Şimdi bak onu öldürmediler diyor. Adam diyor ki ben öldürdü demediler mi ki diyor. Astılar dedim diyor. Asıldı ben onu kastettim diyor. Allah diyor ki onu asmadılar diyor. Sahtekarlık yapmasınlar diye. Evet. Ama onlara onun benzeri gösterildi. İsa'nın benzeri gösterildi. Yani astıkları İsa değildi diyor. Onun benzeriydi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler yani İsa inmeyecek, İsa gelmeyecek diyenler, öldürülü diyenler kesin bir şüphe içindedirler. Bilmiyorlar diyor Allah, şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Yani sadece uydurma, hurafelerle, yobaz hurafelerle iddia edecekler diyor Allah. Evet. Öyle bir şey yok diyor, ederler diyor. Devam ediyor, o zaman da yapıyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler diyor Allah, bir daha söylüyor. Bu ne demektir? Demek ki bak direnecekler demek ki. Sahtekarlık yapacaklar. Allah'ın böyle ısrarlı anlatımının anlamı budur. Ahir zamanda bu gerçeğe karşı insanların direneceğini gösteriyor. Kur'an'da ısrarla vurguluyor Cenab-ı Allah. Evet. 158. ayette hayır diyor Allah bak. Reddediyor onların dediği. Hayır. Allah onu kendine yükseltti. Kendine ref etti. Yanına aldı. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Yine Cenab-ı Allah 159. ayette bu demin okuduğum ayet devam ediyor. 158 bu 159. Andolsun kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak hiç kimse yoktur. Kıyamet günü o da onların üzerine şahit olacaktır. Ey iman edenler, şeytan Allah'a sığınırım. İnkar edenlerden. Şimdi inkar edenlerden. İnkar eden kim? Size en yakın olanlarla savaşın. Mücadele edin. Kimdir? Dalilist ve materyalistlerdir. Ateistlerdir. Bunlarla nasıl savaşılır? Bilimle, İnşallah. Sanatla, estetikle. İnşallah. Ve ikna ve telkin kabiliyetiyle. İnşallah. Ne yapacaksın? Radyo, televizyon, basın hepsini kullanacaksın. Savaş.
sizde bir güç ve caydırıcılık görsünler. Yani anlatım kalitesi, belgeler çok güçlü ve caydırıcı. Adam diyecek ki artık ya ben bunlara takatim yetmez. Artık ben bunları kandırmam mümkün değil. Yani hurafelerle bunları aldatmam mümkün değil. Şimdi biz bunu yaptık. Maşallah. Darwinistler şimdi konuşuyor ama yani hem gülüyoruz hem de acıyoruz. Millet de acıyor. Yani bir tek biz acıyor değiliz, millet de acıyor yani. O kadar cılız, o kadar gariban, o kadar zavallıcı ortaya çıkıyorlar ki. Kodu modu tutturuyoruz. Yani eskiden mesela tokat atmaya gerek yok, şimdi ona da gerek kalmadı. Üfürmek yetiyor yani böyle. O kadar güçsüzler. Güç nasıl oluyor mesela? Kitap. Çok şahane deliller. İlmi deliller, akılcı deliller. Onu gördün mü? Adam cayar. Ve uğraşmıyor. Eskiden yoğun propaganda yaparken Deccaliyet'in ana silahı propagandadır. Niye yapmıyor bu koçlarımız, bu kardeşlerimiz, bu koç yiğitler? Sizin sitenizde niye yapamıyorlar? Yapamazlar da onun için. Değil mi? Ağızlarını lastik gibi sündürdük kulaklarının kenarlarına kadar. Maşallah. Yapamıyorlar. Bak Amerika herifler, bütün şevki kaçtı adamların. Avrupa'nın şevki kaçtı. Çok kötü yalanlar söylüyor garibanca. Böyle zaten titreyerek söylüyorlar söylerken. Hani var ya böyle bazı çok yalancılar olur. Bilir yalan olduğunu, artık gözlerinde haleler oluşur yalancılığın halesi. Yani sesi titrer yalan söylerken, anlaşılır hemen daha. Ulan dersin sahtekarlık yapma, daha demin buradaydı dersin değil mi? Eli yüzü atar rengi. Anlar bunlar o şekilde şu an. Çok kötü yalancı konumunda karşımıza çıkıyor. Suçlu ve ezik olarak. Lan niye yalan söylüyorsunuz diyoruz. Pardon, özür dileriz. Hakikaten de bu sefer yalan söyledik diyorlar. Bak bu kaçıncı ol. Her seferini yediriyoruz yani. Ve artık sürek avı var şu an mesela. Nerede bulursak tak yakalıyoruz. Hemşerim bak yine yalan söylenin diyoruz. Özür dilerim abicim diyor, düzeltiyor. Müslümanlara da musallat oldular. Mesela Samanyolu'na gittiler. Samanyolu yayınlandı. Dedik ki kardeşim ne yaptınız, yanlış yapmışsınız dedik. Pardon, özür dileriz. Hakikaten gözümüzden kaçtı dediler. Düzelttiler. Haber baktım zaten delikanlıdır, onları da uyardık dedik. Aman oyuna gelmeyin. Mesela bak Türkiye Gazetesi'nde uyardık. Bundan sonra Allah alem zor. Yani Türkiye, bak yakınlardan başlayın derken samimi halis Müslümanlara zarar getirtmeyin. Yani hazır mevcut sistemi yıktırtmayın anlamına gelir. Yani bir insan önce neyi kurtarır? Çocuklarını kurtarır değil mi? Yangında ne yapar? Çocuklarını kurtarıyor önce. Sonra başka şeyleri kurtarır. Veya şöyle düşünelim, bir insan yangında başkasını kurtaracak adamları önce kurtarır. İnşallah. Değil mi? Çünkü o da bu gidip başkalarını kurtaracaktır. İnşallah. Yani buna gücü yetecek adamı kurtarmak çok önemlidir. İnşallah. Yakından i̇nşallah. Kasıtlar bunlardır inşallah. Bir sure indirildiğinde şeytanın Allah'a sığınırım, 124 devamı. Onlardan bazısı, bu hanginizin imanını artırdı der. Bakın şimdi münafıkların tekniği görüyor musunuz? Adam soruyor, sure iniyor. Bu hanginizin imanını artırdı diyor. Şimdi bakan ne var der bunda ya? Gayet makul bir soru sordu der değil mi? İşte çakallık yapıyor orada. Yani orada gizli bir ima var. Kimin imanı artırdı diyor. Adam diyor ki benim imanımı artırdı diyor. Senin artırmadı diyor. Ha diyor. Senden biz bir görüşelim diyor imanını artırmana. Ya diyor benim de imanım artırmadı diyor. Allah esirgesin. Yani değil mi? Münafığın bir yöntemidir bu. Yani ortaya bir laf atar, ortalı bir laf atar. Orada lavukla normal adamı tespit eder. Bakar ki imanı güçlü olan ona ellemez. Ondan benim işim yok der. Hiç dokunmaz ona. Ama yamuksa adam ya der, ben de aynı dertten muzdarabim arkadaşlar ya. Bu ne yapacağız beraber, birlikte bir şey yapsak der. Ondan sonra münafıklığın sistemini kurar. Yani münafıkların böyle yoklamaları vardır. Kim karaktersiz, kim cibriyetsiz münafık hemen anlar ve gider ondan ittifak yapar. Anlaşır. Ancak iman edenlere gelince, şeytandan Allah'a sığınırım, onların imanını artırmıştır. Bak, o açık, onun imanını artırmıştır. Ve onlar müjdeleşmektedirler. Onlar da seviniyor, hoşuna gidiyor. Münafık da imanını artırmayan kim varsa, yani orada onun anladığı artık bağlantı kurdu, onunla da ittifakını artırıyor. O da münafıkhane bir heyecan içerisinde. Bak ayette diyor ki Cenab-ı Hak 105. ayette, kalplerinde hastalık olanların ise, yani münafıklığa eğilimli
ruh hali içerisinde olanlar. Bunların bir kısmı kurtulabiliyor, kalbinde hastalık olanların. Ama çoğu kere de münafık olurlar. Yani kanser hastalığına yakalanmış, kurtulabilir ama ölebilir de. Kalplerinde hastalık olanların ise iğrençliklerine iğrençlik, murdarlık ekleyip artırmış ve onlar kafir olarak, kafir kimse olarak ölmüşlerdir. Bak, iğrençliklerine zaten iğrençler diyor Cenab-ı Allah. Bir münafıkhane eylem yaptığımız iğrençliği biraz daha artar, bir kat daha iğrençleşmişlerdir diyor. Cenab-ı Allah diyor ki yine ayetin devamında, görmüyorlar mı ki gerçekten onlar her yıl bir veya iki defa belaya çarptırılıyorlar da sonra tövbe etmiyorlar ve öğüt alıp ders çıkarıp düşünmüyor. Hastalıklar, belalar çıkıyor karşılarına diyorlar. Yine ondan da anlamıyorlar diyor Allah. Ben veriyorum diyor, kasten veriyorum diyor belayı, hastalığı. Ki yani toparlasınlar, uyansınlar, dikkatler açısını yapıyorum. Ama azgınlıkları daha da artıyor diyor Allah. Devam ediyorlar diyor. Veyahut artmasa bile aynı şekilde devam ediyor. Bir sure indirildiğinde bazısına bakar ve sizi kimse görüyor mu der. Sonra sırt çevirir gider. Bakın, bazısına bakar. Sizi bir kimse görüyor mu? Şimdi bakarken o ona göre önceden tespit eder. Yani yollu adam arar. Böyle münafığı bilir münafık. Sen seçemezsin de o anlar. Yani bak, sizi bir kimse görüyor mu? Yani potansiyel münafıklığa müsait o gördüğünü kişiyi seçiyor, ona soruyor. Sizi bir kimse görüyor mu der. Sonra sırt çevirir gider. Kimse görmüyor diyor mesela şu an diyor. Yani onun uslubuna göre sizi kimse görmüyor. Ha o zaman diyor hemen ben çıkıp gideyim o zaman diyor. Bakın münafık da hep önce izleniyor mu, tespit ediliyor mu düşüncesi vardır. Münafığın hep gizliliğe ihtiyacı vardır. Yani bütün işini gizli yapar münafık. Yani gizli kulisler yapar, gizlice konuşur, gizlice komplolar, oyunlar hazırlar. Sonra sırt çevirir giderler. Yani hep bir gitme ve kaçma düşüncesi münafıklarda hakimdir. Yani Müslümanların yanında duramazlar. Ama önce bak, bir rasat ve tespit yapıyor. Sizi kimse görüyor mu diyor. Bu bir işaret. Oradaki adamlar yok kimse görmüyor. Bunlardan yana bir şey yaparsa hep beraber çıkıp gidiyorlar. Gerçekten onlar kavramayan bir topluluk olmanı dolayısıyla Allah onların kalplerini çevirmiştir. Yani çok şeytani bir zekaya sahipler ama çok acayip ahmaktırlar. Çok aptal olurlar münafıklar. Onların kalplerini çevirmiştir diyor Allah. Yani düz normal kalpken terse çevrilmiş kalbi. Yani anormal bir ruh haline girmişler. Andolsun diyor Cenab-ı Allah, size içinizden sıkıntıya düşmeniz onun gücüne giden, size pek düşkün, müminlere şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi, bir Mehdi gelmiştir diyor Allah. Bak andolsun, yemin ediyor Allah, size içinizden sıkıntıya düşmeniz. Mesela Müslümanın herhangi bir şekilde psikolojik sıkıntıya düşmesi olabilir, maddi olabilir, hastalıktan kaynaklanan bir sıkıntı olabilir. Ondan rahatsız oluyor mümin. Birbirlerini koruyup sevdikleri için şefkatten dolayı bana ne demiyor. Küfürde o öyle değildi. Bana ne der adam. Muhatap da keyfini kaçıracak bir şeye girmez. Onun gücüne giden diyor bak. Gücüne gidiyor yani rahatsız ediyor. Adam bir rahatsızsa o 10 rahatsız yani. Mutlaka onu çözmek istiyor. Size pek düşkün. Anne nasıl çocuğuna düşkün? Baba nasıl çocuğuna düşkün? Ondan kıyaslanmayacak bir düşkünlük. Yani müthiş bir düşkünlük. Aman zarar gelmesin, sağlıklı olsunlar, neşeli olsunlar, mutluluklarına bir zarar gelmesin, imanları güçlü olsun, cennete gitsinler, haysiyetlerine, şereflerine bir söz edilmesin. Onurlarına, namuslarına bir zarar gelmesin diye çok titiz oluyor. Düşkün. Müminlere şefkatli. Şefkat ne demek? Hem seviyor hem acıyor. Acımayla karışık sevgi. Saf sevgi hemen döner. O kötüdür. Onda heves vardır. Ama şefkatle karışık olmuyor. Hem çok lezzetli hem çok makbul ve gerçek sevgidir bu. Yani sevginin tam karşısı şefkattir. Mesela bak ben kedimi şefkatle seviyorum ben. Değil mi? Acımayla karışık sevme. Çünkü zarar gelsin istemem. Mesela yorgun olmasını istemem, üzülmesini istemem. Ama ben yorgunluğu beni ilgilendirmiyorsa, hastalığı beni ilgilendirmiyorsa, sadece seviyorum diyorsam bu çok kötü. Bu olmaz.
Ve esirgeyici diyor bak zaten ayette, esirgeyici. Neden esirgeyen? Bir kere küfürden esirgiyorsun, cehennemden korumaya çalışıyorsun. Sağlığına dikkat ediyorsun, mikroptan kaçınmasına, soğuğa karşı dikkatli oluyorsun. Sıcaktan esirgiyorsun, açlığa karşı onu koruyorsun. Uykusuzluğa karşı onu koruyorsun. Aklına gelen her şey, yani onun maddi ve manevi bütün faydalanacağı her şey de ona esirgeyici. Olan bir elçi gelmiştir. Ebced'i 1990 tarihini veriyor, tam. Ne bir eksik ne bir fazla, Mehdi'ye bakıyor, Mehdiyet'i yaşatıyor. Ama bu tabii bir ayet, doğrudan Peygamberimizi anlatan bir ayet. Ama bir yönüyle ikinci işare anlamıyla da Mehdi'ye bakıyor. Eğer onlar yüz çevirirlerse, de ki, bana Allah yeter. O kadar. Mesela Mehdi tek başına çıkıyor, Peygamberimiz tek başına çıktı. Ne yaptı? Kasıp kovurdu. Bütün küfrü delalesi yok etti. İnşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bayağı uğraştılar. Allah bana yeter. Hatta iki kişi kaldı bir ara. Mağaraya sığındılar değil mi? Mağarasında iki kişiydiler. Yanında Hazreti Ebu Bekir Efendimiz vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onu korudu. Hiçbir şey de olmadı. İnşallah. Allah ondan başka ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Tevekkül ettim nedir? Mesela biz şimdi konuşuyoruz. Beni kim konuşturuyor? Allah konuşturuyor. Size buraya gelmenizi kim sağladı? Allah sağladı. Nerede oturacağımızı Allah yarattı. Mesela kahve içiyorum. Kahveyi buraya kim getirdi? Allah getirdi. Kim yarattı? Allah yarattı. Kim içiriyor? Allah yaratır. İçirir. Ama sebeplerden dolayı mesela biz bakıyoruz sana diyoruz. İşte coşar getirdi. Yani öyle görünüyor. Ocakta pişti gibi görünüyor. Ocakta pişmez. Allah yaratır. Ocağı Allah sebep olarak yaratır. Ya bu perde bir kalksa insanların aklı gider yani. Yani sebep alemi bir kalksa aklı gider insanların. Yani Allah'ın heybetinden. Yani çok müthiş bir imtihan ortamındayız. Ben ona tevekkül ettim. Büyük arşın Rabbi odur. Yani her yerin sahibi odur. Her yere hakim olan odur diyor Allah. Yunus suresi, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, Elif, Lam, Ra, bunlar hikmeti kitabın ayetleridir. İçlerinden bir adama insanları uyar ve iman edenlere muhakkak kendileri için Rableri katında gerçek bir makam olduğunu müjde ver diye vahyetmemiz insanlara şaşırtıcı mı geldi? İnsanları uyar. İçlerinden bir adama insanları uyar. Ayetin ebcedi 2002 tane veriyor. Maşallah. Kardeşim şimdi bu bir tane olur, iki tane olur, üç tane olur. Şimdi 150'nin üzerinde bu kadar. Yani ahir zamana işaret edilen ve tam mutabık olan ebced var. Şeytan Allah'a sığınırım, İsra suresi 71. Her insan grubu imamlarıyla çağıracağımız gün artık kimin kitabı sağ eline verilirse onlar kitaplarını okuyacaklar ve bir hurma çekirdeğindeki iplikçi kadar bile haksıza uğratılmazlar. Ahirette Fatih Altaylı, Aydın Doğan, efendim Cübbeli hep beraber Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Orada biz de inşallah Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber biz de orada olacağız. Bakalım Cübbeli nasıl anlatacak bu yaptıklarını, bu faaliyetlerini nasıl anlatacak, bu ahbaplarını, dostlarını böyle kendi yedeğini aldığını sırtına dayadığı ahbaplar hakkında bakalım ne açıklamalarda bulunacak. Hep beraber göreceğiz inşallah. İnşallah. Vaktimiz yok. İnşallah. Kerim. Estağfurullah. Ama bir son bir ayet okuyayım. Şeytandan Allah'a sığınırım. İsra suresi 81. De ki hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur. Mesela bak yine. Ey Musa diyorlar. Biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız. Rabbine yalvar da bize yerin bitiriklerinden bakla, acur, sarımsak, mercimek ve soğan çıkarsın. O zaman Musa hayırlı olanı şu değersiz şeye mi değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse Mısır'a inin çünkü orada kendiniz için istediğiniz vardır demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'tan bir gazaba uğradılar. Bu kuşkusuz Allah'ın ayetlerini tanımazlıkları ve peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. Yine bu İsyan etmelerine ve sınırı çiğnemelerinden de diyor Allah. Bakara suresi 61. O devrin münafıkların özellikleri olarak Allah belirtiyor bu tip tavırları. Mesela Bakara suresi 67-71. Hani Musa kavmine Allah muhakkak sizin için bir sır kesmenizi emrediyor demişti. Bakı bizi alaya mı alıyorsun dediler.
Bakın görüyor musun? Küstah bir üslup. Müslüman bundan kaçınacak, bunu örnek almayacak. Bu o devrin münafıklarının ahlaksızlıklarını anlatan bir ayet. Bizi alaya mı alıyorsun diyorlar. Musa cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Rabbine adımıza yalvar da bize niteliklerini açıklasın dediler. Musa Rabbine yalvardıktan sonra şüphesiz Allah diyor ki, o ne pek geçkin ne pek genç, ikisi arası dinçlikte bir sığır olmalıdır. Artık emrolunduğun şeyi yerine getirin dedi. Bu sefer dediler ki, Rabbine adımıza yalvar da bize rengini bildirsin. Bak Allah'la bir haşa pazarlık halindeler kendilerince. Yani diyor ya, cübbeli tenzilat yaparım, değiştiririm, şunu yaparım, bunu yaparım. Allah bunu münafıkların vasfı olarak söylüyor. Cübbeli bu duruma düşmekten Allah'a sığınması lazım. O Rabbim diyor ki, bakanların içini ferahlatan sarı bir inektir dedi. Onlar yine Rabbine adımıza yalvar da bize onun niteliklerini açıklasın. Çünkü bize göre sığırlar birbirine benzer. İnşallah Allah dilerse biz doğruyu buluruz dediler. Bunun üzerine Musa Rabbim diyor ki, o yeri sürmek ve ekin sulamak için boyundurağı alınmayan, salma ve alacısı olmayan bir inektir dedi. O zaman şimdi gerçeği getirdin dediler. Böylece ineği kestiler. Ama neredeyse bunu yapmayacaklardı diyor Allah. Münafıkların vasfı olarak belirtiyor Allah. Bakara suresi 67-71. Ali İmran suresi 199. Şüphesiz kitap ehlinden Allah'a ve size indirilene, Kur'an'a ve kendilerine indirilene, yani Tevrat ve İncil'e, Allah'a derin saygı gösterenler olarak, bak Allah'a herhangi bir saygı değil, derin saygı gösterenler olarak inananlar vardır. Onlar Allah'ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. İşte bunların Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görendir. En azından Flash TV bize bu şahsın yaptığı tahribatı tamir etme fırsat vermesi lazım. İnşallah. Yani böyle bir imkan vermeleri lazım ki o tahribatı dengeleyebilelim. Yoksa geceli gündüzlü bu tahribat çok olumsuz etki yapabilir. Yani çok büyük zarar veriyor olabilir. Çünkü birçok insan seyrediyor. Değil mi? Yani ahirette sorumlu olurlar o zaman. Eğer buna karşı tedbir almazlarsa. Rahat suresi 21. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Ve onlar Allah'ın ulaştırılması emrettiği şeyi ulaştırırlar. Ve Rablerinden işleri saygı ile titrer. Burada Allah'tan korkan bir uslup var mı? Yani sokaktaki arkadaşıyla bile insan bu kadar pervasız konuşmaz. Değil ki onu. Yani bakın orada Fatih Altaylı'ya bile böyle hitap etmiyor. Yani bayağı saygılı. Babam diye hitap ediyor. Ona baba diyor. Fatih Altaylı. Onun nereden babası oluyorsa o da acayip. O tombul gözüklüyor, ona da diyor baba diyor. İkisi de babasıymış. Gördün mü sen? Sürekli baba diyor ikisine de. Mesela onlara karşı çok hürmetli. Ama Allah'a karşı uslubunda çok pervasız. Evet. Yani onlara gösterdiği saygıyla Allah'a gösterdiği saygının arasındaki fark uçurum tarzında. Onlar Rablerine karşı gayb ile onu görmedikleri halde bir haşyet içindedirler. Ve Allah korkusundan kaynaklanan bir hal, ruh hali. Ve onlar kıyamet saatinden içleri titremekte olanlardır. Böyle pervasız olmuyor Müslüman. Enbiya suresi 49. Enbiya suresi 90. Onun duasına icabet ettik. Kendisine Yahya'yı armağan ettik. Eşine doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı. Umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Bize, bakın Cübbeli bu konuya çok dikkat etsin. Flash TV yöneticileri de buna dikkat etsinler. Enbiya suresinde bize derin saygı gösterirlerdi. Bak saygı demiyor Allah. Derin saygı. Allah'a derin saygı gösterilir. Öyle pervasız, öyle kafa tutan bir üslup Allah'a karşı tahayyül dahi edemez bir Müslüman. Değil mi? Oradaki konuşmaları gördünüz. Evet. Yani alenen kavga eder gibi ve kafa tutar bir üslupla Allah'a karşı, haşa. Mesela diye, Cenab-ı Allah diyor ki Müminin suresi 57. Şeytanın Allah'a sığınırım. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden, yani Allah korkusu, haşyet dolayı saygıyla korkanlar. Mümin saygıyla Allah'tan korkuyor. Böyle pervasızca, böyle avami bir ağızla Allah'la hiç kimse konuşamaz. Haddine değil, tahayyül dahi edemezler. Müminlerin vasfı olarak da Allah Ahzab suresi 35'te şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz
Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, gönülden Allah'a itaat eden erkekler ve gönülden Allah'a itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, bakın şimdi cübbeli iyi dinlesin, saygıyla Allah'tan korkan erkekler ve saygıyla Allah'tan korkan kadınlar. Müslümanların vasıflarını sayıyor Allah. Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve Allah'ı çok zikreden kadınlar. İşte bunlar için Allah bir bağışlanma, büyük bir ecir hazırlamıştır. Ahzab suresi 35. Fetih suresi 9. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ki Allah ve Resulüne iman etmeniz, onu savunup desteklemeniz, onu en içten bir saygıyla yüceltmeniz. Bakın, onu en içten bir saygıyla yüceltmeniz. Ve sabah akşam onu Allah'a tesbih etmeniz için. Öyle herhangi bir saygı demiyor Allah, bak, içten bir saygı, derin bir saygı diyor Allah. Hadid suresi 16. İman edenlerin Allah'ın ve haktan inmiş olanın zikri için, bak, iman edenler, Müslümanların Allah'ın ve haktan inmiş olanın, yani Kur'an'ın, Allah'ın ve Kur'an'ın zikri için kalplerinin saygı ve korku ile yumuşaması zamanı gelmedi mi diyor Allah. Ne gerekiyormuş demek ki? Bak, saygı ve korku ile kalplerinin yumuşaması zamanı gelmedi mi? Onlar bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun bir süre geçmiş, böylece kalplerde katılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar. Yani aksinin Allah kalplerin katılaşması olduğunu söylüyor. Eskiden diyor, dinlerin arasında zaman geçtikten sonra bir kısım insanların kalpleri katılaşırdı diyor Allah. Onlar gibi olmasınlar diyor. Onların çoğu fasık olanlardı. Hadid suresi 16. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık diyor Cenab-ı Allah. Andolsun diyor Allah, yemin ediyor. Onu dağı Allah korkusundan saygıyla baş eğmiş. Bak, saygıyla baş eğmiş. Dağ artık bakın. Saygıyla baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Bak, insanın saygısının ne derece şiddetli olması olduğunu düşün yani. Bak, dağ bu. Dağ bile Allah diyor ki, Allah korkusundan saygıyla baş eğmiş. Burada baş eğme yok mu? Burada dik başlı, çok pervasız, kabadayı bir usluf var. Haşa. Evet, haşa. İnşallah. Parça parça olmuş görürdün. Bak, saygıyla baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. İşte biz belki düşünürler diye, belki düşünürler diye insanlara böyle örnekler veririz. Haşr suresi 21. Şeytan Allah'a sığınırım, Araf suresi. Musa kavmine Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu ki arz Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. Kimlere Allah mirasçı kılacak? Mehdi ve talebelerin, değil mi? Evet. İnşallah hocam. Ve en güzel sonuç muttakiler içindir. Dediler ki, münafıklar diyorlar ki, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da eziyete uğratıldık. Hapse girdik, başımız belaya girdi. Senin yüzünden hep sıkıntı çektik diyorlar Hazreti Musa'ya, münafıklar. Musa diyor ki, Hazreti Musa, şeytandan Allah'a sığınırım, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler, egemenler kılacak, dünya hakim olacaksınız. Böylece nasıl davranacağınızı gözleyecek. Evet. Gerçek şu ki arz Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. Yine bu da Mehdi'nin devrini veriyor inşallah. İnşallah hocam. Yasin suresi yine 17. Bizim üzerimize de şeytandan Allah'a sığınırım, sorumluluk ve görev olarak apaçık bir tebliğden başkası yoktur. Yani bizim görevimiz İslam'ı tebliğ etmek, Kur'an'ı tebliğ etmektir. Bizim vazifemiz budur diyor. Bu ayetin ebcedi de tam 2010 tarihini veriyor. Bu yılın tarihini veriyor. 2010. Bak, bizim üzerimize de apaçık bir tebliğden başkası yoktur. Apaçık, yani alenen, herkesin göreceği gibi, herkesin duyacağı gibi açık bir tebliğden başkası yoktur diyor. Bizim maşallah görevimiz budur. 2010 tarihini veriyor. Maşallah. Şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Allah'u alem, Hızır aleyhisselam. Evet.
inşallah. Mesela bu tip ayetlerde hep böyledir. Yani ismi belirtilmeyen bir şahıs gelir ve olağanüstü yardımda bulunur Müslümanlara. Ey kavmim, elçilere uyun dedi. Yani bu kişiler de bak peygamberleri destekliyor. Evet. Birisi. Çok acayip bir şey. Ebced'i ayetin 2036 tane veriyor. İslam'ın en şanlı olduğu tarihler. 36. sure. Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden, bütün çiftlerden yaratan Allah çok yücedir. Mesela insanlar o zamanlar türler bulundu zannediyorlardı, hayvan türleri. Bak diyor ki Allah, daha bilmedikleri nice şeylerden. Her gün yeni hayvan ve bitki türleri bulunuyor. Her gün. Ama çok fazla sayıda. Bilinmiyor. Allah ne diyor? Daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftlerde yaratan Allah çok yücedir. Yani sürekli demek ki kıyamete kadar insanlar türleri bulmaya devam edecekler. Kur'an çünkü kıyamete kadar geçerli. Güneş de şeytanın Allah'ın kendisi için tespit edilmiş olan bir müstekarra doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan bilen Allah'ın takdiridir. Bir hedefe doğru gidiyor diyor Allah güneş. Güneş hakikaten sonunda çarpışacağı bir noktaya doğru gidiyor. En sonunda bir yıldızla çarpışacak. Yani bu bilimsel olarak bir gerçek. Allah öyle bir yöne doğru yönlendirildiğini söylüyor güneşin. Bak bilim yeni buldu bunu. Evet hocam maşallah. Bilim bilinmiyordu bu. Allah diyor yani belirli bir yere doğru, belirli bir noktaya, yani bir çarpışma noktasına, bir son noktaya doğru gidiyor diyor güneş diyor. Tabii daha oraya gitmeden ayrıca kıyamet kopacak da, ama yörüngesinde yani hedefinde böyle bir yerin olduğunu belirtiyor Allah. Ve bilimin de bunu sonradan bulması çok büyük mucize. Maşallah. Andolsun şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun onlarda sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umut edenlere güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirecek olursa artık şüphesiz Allah gani, hamid olandır. Bu da Abdülhamid'in devrini veriyor bu ayette. Maşallah. Abdülhamid'in tahta çıktığı devrin tarihini veriyor Ebced'e inşallah. Şeytanın Allah'a sığınırım. Rabbin seni evinden hak uğrunda çıkardığında, yani tebliğ için, Allah'ın dinini yaymak için çıkardığında, müminlerden bir grup isteksizdi. Biz bu konuyu açalım o zaman. Yani müminlerin böyle bir kısım Müslümanların tembelliği, güçsüzlüğü, heyecansızlığı, şevksizliği. Bütün sorun buradan kaynaklanıyor. Allah insanlara sürekli olaylar meydana getiriyor. Hastalıklar, belalar getiriyor ki kafaları açılsın, şevkleri açsın diye. Ama insanın ruhunda tembelliğe eğilim vardır. Yani böyle bıraksan uyur. Yani genel ruhunda var. Unutkanlığa eğilim vardır. Müslümanın bu halini Allah ortadan kaldırmak için sürekli dikkatli olmalarını Kur'an'da belirtiyor. Dikkatli olun diyor. Ve Peygamber Efendimiz zamanında sürekli cihat meydana getiriyor hareketlendirmek için. Canlandırmak için. Çünkü bitkinliğe, bitaplığa insanlar çok yatkındır. Mesela hemen hemen her gün bir gerilim ortamı oluyor Peygamber Efendimiz zamanında. Ya bir saldırı oluyor, ya münafıkların saldırısı oluyor, ya küfrün saldırısı oluyor. O da Müslümanlara müthiş heyecan veriyor. Aksinde Müslümanlardan bir meskenet ve durgunluk meydana geliyor. Şimdi de mesela bak Allah Müslümanların şevkini artırmak için Afganistan'da, Irak'ta, diğer ülkelerde, her yerde muazzam olaylar meydana getiriyor. Ama buna rağmen adamların bir kısmı nargilelerini içip foku foku nargile kaynatıyorlar. Yan gelip yatıyorlar. Evde işte kadın patates soyuyor, soğan çintiyor falan, işine gücüne bakıyorlar. Kapısına dayanıyor asker. Onda da yine muhatap olmuyorlar. Yani halbuki orada canlanması lazım. Orada da canlanmıyorlar. Müslümanların heyecana çok ihtiyacı var. Evet. Doktor hocam seni dinliyorum. Estağfurullah hocam. Bu korkudan bahsetmiştiniz. Siz daha bilirsiniz inşallah. Hazreti Musa döneminde de bir avuç genç dışında Hazreti Musa'ya korku dolayısıyla yaklaşmıyorlar. Ayrı zamanda da birçok insan korkuları nedeniyle Mehdi'den uzak duracaklar. Ayeti okuyorum hocam. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden, gençlerinden başka Firavun ve önüne gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla iman eden olmadı. Çünkü Firavun gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandı. Bak ondan korktukları için iman edemiyorlar. Evet.
O devirde ne İttihat-ı İslam'dan bahsedebiliyorlar, değil mi? Evet. Ne Müslümanların birliğinden bahsedebiliyorlar. Bir avuç genç Hazreti Musa'nın yanına geliyor. Ondan gerisi hepsi kukuman kuşu gibi dillerini yutmuş vaziyetteler. Ve hepsi araziye geçmiş vaziyette. Evet. Evet. Ya bu çok korkunç bir şey. Ne olur ya? Allah'a verilecek bir can borcumuz var yani. İnşallah hocam. Bak şeytanın Allah'a sığınım Enbiya Suresi 49'da. Onlar Rablerine karşı gayb ile onu görmedikleri halde bir haşyet içindedirler. E diyor ki biz Allah'ı görüyoruz diyorlar. Yahu kardeşim bırakın bu sözleri. Bak Allah ne diyor? Onlar Rablerine karşı gayb ile onu görmedikleri halde bir haşyet içindedirler. Ve onlar kıyamet saatinden içleri titremekte olanlardır. Enbiya Suresi 49. Ki onlar peygamberler, Allah'ın Resaletini tebliğ edenler, ondan içleri titreyerek korkanlar ve Allah'ın dışında hiç kimseden korkmayanlardır. Bu korkunun olmaması ile ilgili ayetler. İnşallah hocam. Ahzab suresi çıktı. 43. Odur ki sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size rahmet etmekte, melekleri de size dua etmektedir. O müminleri çok esirgeyicidir diyor Allah. Zulümatlardan nur, zulümata nur inşallah. Müminlere müjde ver, gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir fazl vardır. Ebced'i tam 2005 tane veriyor. Maşallah. 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 2005. Ey peygamber, gerçekten biz seni şeytan Allah'a sığınırım, bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. 1997 tane veriyor Ebced'i. Maşallah. 45. ayet. Ama iman edenler diyor Allah, 173. ayet Nisa suresi ve salih amellerde bulunanlar onlara ecirlerini eksiksiz ödeyecek ve onlara kendi fazlından ekleyecektir der diyor Allah. Ey insanlar, Rabbinizden size kesin bir kanıt, burhan geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik. Allah Kur'an'ı övüyor. Başka. Ve Kur'an'ın yeterli olduğunu söylüyor. Evet, münafıklar ne diyor? Yok, Kur'an bize yetmez diyorlar. Ne yapmak gerekiyor diyor? Bir hurafe ekleyelim diyor. E, hurafe tüketince ne yapacaksın diyorsun? O zaman da diyor bana bir vahiy gelir diyor. Onu da ekleriz diyor. Haşa, evet hocam. Evet. Başka ne rahatsızlığın var diyor. Kur'an'da fazla yerler var. Oraları çıkaralım diyor. Başka diyorsun. Biraz da ekleme yapalım diyor. Evet. Vahiyinin ekleme, hurafenin ekleme, ayetleri de çıkartmaları gerekiyormuş. Münafıkların, yobazların ana özelliklerinden biri de budur. Gidin ağızlarını arayın, konuşun. Şakır şakır dökmeye başlarlar bu dangalak izahlarını. Evet hocam. Şeytan Allah'a sığınırım 188. ayet. De ki ben Allah'ın dilemesi dışında kendim için yarardan ve zarardan hiçbir şeye malik değilim. Ben kaderime uyuyorum diyor peygamber. Yani benim öyle ayrı müstakil ilahi bir gücüm yok diyor. Eğer gaybı bilebilseydim muhakkak hayırdan yaptıklarımı artırırdım. Yani gelecekle ilgili ben sürekli bir bilgiye sahip olsam, hani gelecekte ne olacak hepsini bilsem, hayırdan yaptıklarımı artırırdım. Daha fazla hayır yapardım diyor. Ve bana bir kötülük dokunmazdı. Çünkü belanın geleceğini bilirim, durdururum. Bir şey olur, engellerim. Mesela araba çarpacaksa yola çıkmam diyor. Yani sürekli gaybı ben bilemem diyor. Nasıl bilir peygamber? Allah'ın bildirmesini biliyor. Allah'ın bildirdiği anda biliyor. Onun dışında bilemez. İnşallah. Bir kısım insanlar diyor ki yani her an o geleceği bilir. Sürekli bilir. Mesela biraz sonra ne olacağını bilir, biraz sonra. Öyle bir şey bilmiyor peygamber. Allah bildirdiği anda gaybı biliyor. Ben iman eden bir topluluk için bir uyarıcı ve bir müjde vericiden başkası değilim. Bak, ben iman eden bir topluluk için. İman ediyorsa bir uyarıcı ve bir müjde vericiden başkası değilim. Ebced'i 2026 dünya hakimiyeti devrimi veriyor. Maşallah hocam. Ya kardeşim, bu kadar tesadüf olur mu? Yani bu bütün ayetler, hakimiyetle ilgili ayetlerin hepsi Mehdi devrini veriyor. Ebced'ler. Evet. İstisnasız. Araf suresi 203. Onlara bir ayet getirmediğin zaman, yani onların istediği gibi, müşriklerin, münafıkların istediği gibi olmadığı vakit Kur'an hükmü, hurafe ekleyecek olmuyor. Bana vahiy geliyor diyecek olmuyor. O dönem sahtekarlıkta yapamıyorlar, peygamberde olduğu için. O zaman ne diyorlar biliyor musun? Sen onu, yani istedikleri ayeti, inmeyen ayeti derleyip toparlasana derler diyor. Yani sen kafandan bir şey yapsana diyorlar yani. İnmesine gerek yok diyorlar yani, vahiy inmesine. Evet. Kur'an'a ilave et bir şey diyorlar. Bizim dediğimiz gibi olsun diyorlar. Münafıkların hep kafasında hazır bir din vardır. Müşriklerin. O dini ararlar Kur'an'da. Onu bulamazsa delirir o. O illaki hurafeyle yahut bana vahiy geldi diyerek ilave edecek onu.
aklını takmıştır. Kur'an'da Cenab-ı Allah ona dikkat çekiyor bak. Sen onu inmeyen ayeti derleyip toplasana derler. De ki ben yalnızca bana Rabbimden vahyolana uyarım. Yani Kur'an'a uyarım diyor. Ben ilave yapamam ben diyor. Hurafe de katamam. Olmadığı halde de bana vahiy geliyor demem diyor. Gelirse söyleyebilirim diyor. Bu Rabbinizden olan basiretlerdir. İman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. Neymiş Kur'an? Hidayetmiş. İnşallah. Ve rahmetmiş. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin ve susun. Birçok yerde Kur'an okunuyor. Camilerde de bağıra bağıra Kur'an okuyorlar. Adamlar konuşuyor, geziniyorlar. Caminin tavanı hakkında bilgi diyor. Radyoda Kur'an okunuyor. Adam hangi maç takımı kazanmış onu konuşuyor. Bak ayette haram kılmış Allah. Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin. Dikkat verecek, dinleyecek Müslüman. Dinleyin. İnşallah. Ve susun. Konuşmayı kesin diyor Allah. Farz, muhkem ayet. Umulur ki esirgenmiş olursunuz. O zaman Allah sizi korur diyor. E aksi ne demektir? Bela veririm diyor Allah. Evet. Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle kendi kendine ürpertiyle yalvara yalvara için için zikret, gaflete kapılanlardan olma. Allah'ı zikrederken, dua ederken çok candan, derin bir konsantrasyonla Allah'la bağlantı kurun diyor Cenab-ı Allah. Bir de yüksek sesle yapmayın diyor dua ediyor. Kendi duyacağınız kadar. Var ya bağıra bağıra dua ediyorlar. Bak Allah onu yasaklıyor. Bağıra bağıra olmaz diyor Allah. Şeytan Allah'a sığınırım. Rad suresi 7. ayet. İnkar edenler derler ki ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. Sen yalnızca bir uyarıcısın. Her topluluk için bir hidayet önderisin. Yani bir mehdisin diyor Cenab-ı Allah peygamberimize. Yalnızca bir uyarıcısın ve her topluluk için. Sırf Hristiyan, Musevi, Hindu değil. Yani herkese, hepsine bir hidayet önderisin. Ebced'i zaten 1982 tane veriyor. Maşallah. Bak sen yalnızca bir uyarıcısın, şeytandan Allah'ın ve her topluluk için bir mehdisin, hidayet önderisin. Ebced'i 1982 tane veriyor. Net. Allah her dişinin neyi yüklendiğini ve dört yataklarının neyi eksiltip neyi eklediğini bilir. Yani kim hamile kalırsa, kim bir çocuk doğurursa, hepsi Allah'ın kontrolündedir diyor Allah. Onun katında her şey bir miktar, ölçü ve denge iledir. Allah altın orana burada dikkat çekmiş oluyor 8. ayette. Çünkü her şeyde bir hem simetri var hem altın oran var. Evet. Kainattaki her şeyde mesela insanların yüzünde, elinde, vücudunda, çiçeklerde, böceklerde tamamında hepsinde altın oran var. Bak Allah diyor ki onun katında yani Allah'ın katında her şey bak istisnasız her şey atom dahil bir miktar ölçü ve denge iledir. Cenab-ı Allah o gaybı ve müşahede edileni bilendir, pek büyüktür, yücedir. Gaybı yani bilinmeyeni ve müşahede edileni, görüleni bilendir. Pek büyüktür, yücedir. Mehdi mesela hem gaiptir hem müşahede edilecektir, görülecektir. Bir ismidir mesela gaip, Mehdi'nin ismidir. Ona da bir işaret var. Bak hem o hem gaybı ve müşahede edileni bilendir. Görüneni, görülecek olanı bilendir. Pek büyüktür, yücedir. Sizden sözü saklı tutan da, onu açığa vuran da, geceliğin gizleyen de, gündüzün ortalıkta gezen de onun katında bilme bakımından birdir. Hepsini bilirim diyor Allah. Yani gizli, açık, gece, gündüz hiç fark etmez diyor. Tamamını Allah bilir diyor. Onun insanın önünden ve arkasından izleyenleri vardır. Onu Allah'ın emriyle gözetip koruyorlar. Görünüyor mu? Görünüyor. Görünüyor hocam, evet. Cübbeli ne diyor? Görünecek diyor. Evet. Bak Allah görünmeden melekler de izliyor insanları. İnşallah. Değil mi? Evet. Gözetip koruyorlar. Gerçekten Allah kendi nefis özlerinde olanı değiştirip bozuncaya kadar. Bak bu çok önemli. Müslüman aleminin başına gelenleri Allah açıklıyor. Neden olduğunu açıklıyor. Allah kendi nefis özlerinde olanı değiştirip bozuncaya kadar. Mesela Kur'an'a bağlılığı, Kur'an'ı yeterli görmeyi, Kur'an'a tam ittiba etmeyi bozuncaya kadar bir topluluğa olanı değiştirip bozmaz. Yani imparatorluğu yıkmaz, topluluğu yıkmaz.
zenginlik bolluk içinde olursunuz diyor Allah. Eğer yıktıysam siz bir şeyleri yıkmıştırsınız, ben de onun için yıkmışımdır diyor Allah. İnşallah. Yıkmanın nedeni budur diyor Allah. İnşallah. Bak sırrı açıklıyor Allah. Allah bir topluluğa, bir topluma kötülük istedi mi artık onu geri çevirmeye hiçbir biçimde imkan yoktur. İlla ki o millet yıkılır, o devlet yıkılır. Onlar için ondan başka bir veli yoktur. Ve aynı zamanda ekonomik krize de bakıyor bu ayet. Çünkü bak diyor ki Allah, Allah bir topluluğa kötülük istedi mi? Darwinist, materyalist, ateistse mesela bir topluluk, Allah'a karşı isyan halindeyse, istedi mi? Kötülük nasıl oluyor? Anarşi, terör, ekonomik kriz, bu da bir beladır insanın değil mi? Artık onu geri çevirmeye hiçbir biçimde imkan yoktur. Onlar için ondan başka veli yoktur, Allah'tan başka bir veli yoktur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet saatinin emri de yalnızca süratli göz açıp kapama gibidir. Yani bak emri Allah'ın verdiği emir çok anidir diyor Allah. Veya daha yakındır. İnşallah. Veya daha yakındır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Allah size evlerinizi, içinde evlerinizi, içine güvenlik ve huzur bulacağınız yerler kıldı. Hakikaten insanlar hep evine gittim mi bir hem güvenlik hem de huzur bulurlar. Herkes aman derler mesela bir yere gidiyor, eğlence yerine gidiyor. Yine aman bir eve gideydik diyorlar. Evet. Bir sokağa çıkıyor aman bir eve gideydik diyorlar. Yani Allah'ın hikmeti. Evet. Allah bak öyle normalde bir kahvehanede de rahat etmesi lazım. Evet. Bir başka bir yerde de rahat etmesi lazım. Eğlenceli bir yere. İllaki evi. Ya, otele gidiyor mesela lüks otel. Yine kafası evinde kalıyor. Ya diyor bir eve gitseydik diyor değil mi? Ve size hayvan derilerinden hem göç gününde hem de yerleşme gününde kolaylıkla taşıyabileceğiniz evler yünlerinden, yaprağlarından ve kıllarından da bir zamana kadar giyimlikler, döşemelikler ve ticaret için bir meta kıldı. Halı, kilim gibi. Her türlü imkanı size sağladım diyor Allah. Yarattım. Allah sizin için yarattığı şeylerden gölgeler kıldı. Dağlarda sizin için barınaklar, siperler kıldı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, sizi savaşınızda zorluklara karşı koruyacak giyimler, giyimlikler de var etti. Bu zırh diyor ya askerler, polisler. Evet. Kurşun geçirmez. Allah onlardan bahsediyor. İşte o üzerinizdeki nimetini böyle tamamlamaktadır. Umulur ki teslim olursunuz. Allah'a kendinizi bırakırsınız ya Allah. İnşallah. Mesela İsa dedi ki, şeytandan Allah'a sığınırım. İsa dedi ki, İsa İbni Meryem. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Allah bana kitabı verdi ve beni peygamber kıldı. 1410 Şeddeli 1412 yine Şeddeli 1462 tarihlerini veriyor. Maşallah hocam. Bak 3 ayrı tarih veriyor. 1410, 1412, 1462. Yani hep İslam'ın gelişme safhaları. Maşallah. Önemli yılları veriyor inşallah. Mesela İsa Aleyhisselam 33. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım günde Ebced'i 1. Ebced 1987 Şeddeli olursa 2007 tarihini veriyor. Yine ayetin devamına baktığımızda yine Şedde eklendiğinde de 2057 tarihini veriyor. Maşallah. Bak 1987, 2007 ve 2057 tarih. 3 ayrı tarih veriyor. Selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldıracağım gün. Hazreti İsa'nın inişi, Allah-u Alem 2007, yani o tarihler ve 2057 İslam'ın en parlak yılları inşallah. İnşallah. Bak mesela 40. ayet Meryem suresi. Elbette yeryüzüne, yani dünyaya ve üzerindekilere, yani bütün insanlara biz varis olacağız. Yani Allah varis olacak. Ebced'i 1992 tarihini veriyor. Mehdi'nin tarihi, yani Mehdiyet'in tarihi. Bir tane tarih veriyor, 1992. Bak elbette yeryüzüne ve üzerindekilere biz varis olacağız. Bu dünya hakimiyetidir. Evet. Buradaki ifade. Yani ilk bakışta ayeti odur. Evet, açtım, Fatır suresi çıktı. 24. ayet. Şüphesiz diyor Cenab-ı Allah, şeytan Allah'a sığınırım. Biz seni hak ile bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.
hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Bak şüphesiz biz seni hak ile bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Bediüzzaman'ın üstadın talebeleri o devirde Kur'an'dan ebced çalışmaları yapıyorlar. Bediüzzaman'ın tasdik ettiği bir çalışma inşallah. Mesela bak şüphesiz biz seni hak ile bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. 1983 yılını veriyor. Maşallah. Hiç bir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. O da 2026 tarihini veriyor. Maşallah. Elhamdülillah. Maşallah. Bak dünya hakimiyeti tarihini veriyor. Bak. Maşallah. Birinci ayet bak şüphesiz biz seni hak ile bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. 1983 tarihini veriyor. Hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. O da 2026 tarihini veriyor. Eğer seni yalanlıyorlarsa diyor Cenab-ı Allah, senden öncekiler de yalanlandı. Demek ki o devirlerde de Mehdiler istenmemiş. Evet. O devirlerde de Allah'ın elçilerine karşı bir öfke olmuş. Adamların sistemlerini yıkacağı için evet. Anlamazdan gelmişler. Evet. Hazreti İsa'nın vefatından sonra mesela Peygamber Efendimiz'in gelmesini adamlar hazmedemediler, kabul edemediler. Yok öyle bir şey dediler. Evet, Hristiyanlar, evet. Nereden çıkarıyorsunuz dediler. Şimdi de aynı konu meydana geldi. Bak peygamber müjdeliyor, gelecek diyor Mehdi. Vaktini zamanla bildiriyor. Adamlar yok öyle bir şey diyor. Evet hocam. Değil mi? Hazreti Musa zamanında da öyle oldu. İnşallah. Hazreti İbrahim de hep böyledir. Bak Allah ona dikkat çekiyor. Eğer seni yalanlıyorlarsa senden öncekiler de yalanlandı. Bu şaşmaz bir kanun. Hep üç kağıtçılar bunu yapmışlar. Evet. Elçileri ise kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra ben de o inkar edenleri yakalayıverdim. Beni inkarları nasıl oldu onlar gördüler. Tabi bir kısmı da cahilliğinden yapıyor. Bir kısmı üçkağıtçılığından yapar. Bir kısmı itliğinden, çakallığından yapar. Bir kısmı gaflete düştüğü için yapar. Değişik. Kulları içinde ise diyor Cenab-ı Allah, Allah'tan ancak alim olanlar, bilim adamları içleri titreye korkar. İnşallah. Neden? Genetiği inceliyor, astronomiyi inceliyor. Allah'a hayran oluyor. Bilim adamlarında bu güç yüksektir diyor Allah. Bak Allah'tan ancak alim olanlar içleri titreye korkar. Şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır. İnşallah. Yani ilminin derecesine göre Allah'tan korkmaları artar diyor. İnşallah hocam. Adnen cennetleri onlarındır. Oraya girerler. Orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler. Ve orada onların elbiseleri ipektendir. Derler ki bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun. Şimdi millet hep üzülüyor, bir şeyler oluyor. Cennette, ahirette hüzün yok. Üzülmeyi bilmiyor. Yani ne olduğunu çıkaramıyor kafasında. Üzülme hiç üstüne gelmiyor. Burada sinek konsa üzülüyor. Evet. Mesela ne bileyim çayının şekeri olmuyor o an. Ya da eksik oluyor, üzülüyor. Bakkala gidemediği için üzülüyor. Yüzünde bir kızarıklık oluyor, ona da üzülüyor. Evet. Bir ben çıkıyor bir yerine, ona da üzülüyor. Evet. Her şey üzülüyor. Derler ki bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbimiz gerçekten bağışlayandır, şükrü kabul edendir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar ayaklıyken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler. Ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Allah ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler diyor inşallah. Ve derin derin düşünürler diyor Allah. Evet. Adam diyor ki düşünmeyin diyor. Allah da düşünün diyor, derin derin düşünün diyor. Evet. Bak motoru yakarsın diyor. Evet. Yani motordakilerin yani bak bir de üslup da çok acayip. Evet hocam. Yani çok ilkel bir üslup kullanıyor, çok sıradan bir üslup kullanıyor. Sebe suresini okuyorum. O elçiye gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki Allah'a karşı yalan mı uyduruyor o devrin Mehdisi Peygamberimiz? Allah'a karşı yalan mı uyduruyor yoksa kendisine bir delilik mi var? Deli mi diyorlar? Bütün peygamberler delilik iddiası var gerçekten. Hayır, ahirete inanmayanlar azapta ve uzak bir sapıklık içindedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar gökten ve yerden önlerinde ve arkalarında olanı görmüyorlar mı? Bak onlar gökten ve yerden
önlerinde ve arkalarında olanı görmüyor. Mesela gökte, şimdi gök taşları dizildi değil mi? Evet. Milyonlarca. Evet, Allah görmüyorlar mı diyor. Ve yerden önlerinde ve arkalarında olanı görmüyorlar mı? Eğer biz dilesek onlar yerin dibine geçirir ya da gökten üzerine parçalar düşürürüz. Gök taşı yağmur yaparız diyor Allah. 9. ayet. Hiç şüphesiz bunda gönülden Allah'a yönelen her kul için bir ayet vardır. Taha suresi. Bak Cenab-ı Allah diyor ki Hazreti Musa'ya, Firavun'a git. Çünkü o azmış bulunuyor. Bana diyor ki niye masonlara tebliğ yapıyorsun? Ya Allah bak Firavun'a git diyor. Evet. Değil mi? Firavun'dan daha mı aşağı masonlar ya? Ya daha mı yukarı? Evet. Değil mi? İnşallah. Ona dendiğine göre herkese tebliğ yapılabilecek demektir. Dedi ki Rabbim benim göğsümü aç. İlk istediği o heyecanlı. Kalbinde çarpıntı oluyor Allah'ım. Tansiyonu da çıkıyor. Rahatsız oluyor. Onun için göğsümü aç. İşimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz. Heyecandan konuşamıyor. Dili dolanıyor. Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun'u. Harun Musevilerde de önemli bir isimdir. Masonlukta da çok önemlidir Harun. Kardeşim Harun'u onunla sırtımı kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl. Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok zikredelim. Şüphesiz sen bizi görüyorsun. Allah dedi ki ey Musa, istediğin sana verilmiştir. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk diyor Cenab-ı Allah. Hani annene vahyolunan şeyi vahyetmiştik. Hazreti Musa için söylüyor Cenab-ı Allah. Onu sandığın içine koy. İşte bak burada sandık geçiyor. Bu sonradan altın kaplanıp kutsal sandık haline geliyor inşallah. İnşallah. Bunu bulacağız inşallah. İnşallah. Bak onu sandığın içine koy. Orada da sandık, burada da sandık olarak geçiyor. Evet, yani bir şey, başka bir şey değil. Suya bırak. Böylece su onu sahile bıraksın. Sahile. Bakın burada bir şifre var. Suya bırak. Böylece onu sahile bıraksın. Deniz kenarında bir şey var. Onu benim de düşmanım, onun düşmanı olan biri alacaktır. Hem Hazreti Musa hem de Mehdi'ye işaret eden bir ayet. Demek ki Mehdi de denizin kenarında bir mücadele yapacak. Yani böyle bir kalelere, bazı küfür kalelerine ilmi bir mücadele verecek. Gözümün önünde yetişmen için seni, gözümün önünde yetişmen için kendimden sana bir sevgi yönelttim. Sevmeyi ben yaratıyorum diyor Allah. Mesela önce Allah Mehdi'den insanlar çok korkup çekinecekler. Evet. Ama sonra da Allah sevgi meydana getiriyor. Sevgiyi yönelttim diyor. Medyen halkı arasında yıllarca kalmıştın. Sonra bir kader üzerine buraya geldin ey Musa diyor Cenab-ı Allah. Burada da bir şey var tabii, Medyen halkı arasında bir anlam var. Dedi ki Rabbimiz gerçekten onun bize karşı taşkın bir tutum takılmasına ya da azgın davranmasına korkuyoruz. Taha suresinde yani küfür ve delalet her zaman taşkındır. Allah'tan korkmadıkları için azgın ve taşkın kontrolsüz oluyorlar. Dedi ki Cenab-ı Allah korkmayın çünkü ben sizinle birlikteyim, işitiyorum ve görüyorum. Şu an Allah bizi işitiyor mu? İşitiyor hocam inşallah. Görüyor mu? Evet hocam. Görüyor. İnşallah. İnsanlar bunu sık sık unuturlar. Allah da bunu sık sık hatırlatıyor Kur'an'da. Hep kendini ne yapacağım ben diyor. Kafasını duvarlara vuruyor. Halbuki o anda Allah onu hem işitiyor hem görüyor ve olayı da Allah yaratıyor zaten. Kendi yaptığını zannediyor. Onun için perişan oluyor. 76'da diyor ki Cenab-ı Allah öyleyse diyor onların sözleri, konuşmaları seni üzmesin. Maşallah. İftiralar seni üzmesin. Elbette sakladıklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz diyor Cenab-ı Allah. Maşallah. Ben de haram olduğu için tabii ki böyle şeylerden olumsuz etkilenmem. Hiç kale almam. İnşallah. İnşallah. Efendim it ürür kervan yürür derler inşallah. İnşallah. Onlar oradan ilginç seslerle kervana koşacaklar, havlayacaklar. Biz de gideceğiz. Evelallah inşallah hocam. İşte o diyor Cenab-ı Allah şeytan Allah'ın yalnızca tek bir çığlıktan ibarettir. Artık kendileri diriltilmiş olarak bakıp duruyorlar. Birden kalkacaklar diyor Allah yerden.
derler ki eyvahlar bize, bu din günüdür kastedilen, demek ki dirilme buymuş diyorlar. Bu sizin yalanladığınız ayırma günüdür. Hani Allah diyordu ya, mesela böyle bu olacak, bunlar da reddiyorlar. Allah diyor bak, bu sizin yalanladığınız, yani olmaz dediğiniz ayırma günüdür. Kafirlerle müminleri ayırma günü diyor Allah. İnşallah. Bunun yanında özü kapsayan bilgi olduğunu biz büsbütün kuşatmıştık. Bak o, bu Mehdi'ye bakan bir ayet zaten özellikle. Yani Zülkarneyn kıssası zaten net Mehdi anlatıyor. Hadise göre de bu, o anlaşılıyor. Hadisten de anlaşılıyor. Ayetten de anlaşılıyor. Zaten Allah amaçsız bir sure açıklamaz. Ayet açıklamaz. Mutlaka bir amacı vardır. Ve orada da Mehdi kastediliyor. Çünkü Mehdi'den başka bir kişi yok. Yani bu vasıfta dünyaya hakim olan başka bir kişi yok. İnşallah. İnşallah. Şu ayeti açtım. Orada yürüme imkanları takdir ettik. Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşın. Geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşmak ne zaman olacak? Mehdi devrinde inşallah. Ebced'i 2023. Maşallah. Tam 2023 tarih veriyor. Bak bu sayfayı da ben açtım. Deminkileri o kardeşlerime açtırmıştım. Bu da Sebe suresi 18. Şeytana Allah'a sığınırım. Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. 2031 veriyor. Maşallah. Ebced. Maşallah. Bak gerçekten Allah'ın vaadi haktır. 2031. Ayet devam ediyor. Kıyamet saatinde hiçbir kuşku yoktur. Ondan sonra... Artık iman edip salih amellerde bulunanlara gelince, yani iman ediyor, samimi amellerde bulunanlara gelince, Rableri onlara kendi rahmetine sokar, işte apaçık olan büyük mutluluk ve kurtuluş budur. 23. ayet Meali Suresi, ki onlar namazlarında süreklidirler, can istediğinde namaz kılmıyor. 5 vakit namazını muntazam kırıyor. Ve onların mallarında belirli bir hak vardır. Yoksul ve yoksul olanlar için, Allah rızası için dağıtıyor malını. Onlar din gününü tasdik etmektedirler. Kıyameti, dirilişi tasdik etmektedirler. 34. ayete yine diyor ki, namazlarını titizlikle koruyanlardır. İşte onlar cennetler içerisinde ağırlananlardır. İnşallah. Her Müslüman ve sevinçle, aşkla namazlarını 5 vakit güzel sünnetlerine uyarak kılmakta mükelleftir. İnşallah. 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 Ey kavmim diyor Nuh suresi 2'de şeytan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki ben size gönderilmiş ap açık bir uyarıcıyım, tebliğciyim. Ebced'i 2000 tarihi veriyor. Maşallah. Net 2000. Yani 2001 de değil, 99'da tam 2000. Bak, ey kavmim, gerçek şu ki ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Ya bu ayetlerin tamamı ahir zamanı veriyor. Maşallah. Evet. Tamamı ya. Evet. Çok büyük bu mucize değil mi? Harika bu ya. Evet hocam. Yani 150'nin üstünde ayet, hakimiyetle ilgili ayet, hepsi 1980, 1990, 2000, 2023 ve tamı tamına tam ilgili olaylarla ilgili. Evet hocam. Maşallah. Hayret verici. Bakara suresi 8-10. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Bak sırf Allah'a iman ettim demiyor. Ahiret gününe de iman ettik diyor. Bu ne demektir? Çok kapsamlı olarak kendini Müslüman göstertiyor. Yani sünnet-i seneye tam temessük etmiş, ahlak dersi veren, işte şu doğrudur, şu yanlıştır diyen böyle insanlar tarzında. Oysa inanmış değillerdir diyor Allah. Dinsizler, kökenli dinsizler. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Allah'ı da aldattığını zannediyor ahmak. Fakat iman edenleri de aldattıklarını zannediyorlar. Ama bir kısım Müslümanları da hakikaten kandırabilirler. Bir bazı kişileri kandırabilirler. Ama aldatamazlar tabii. Genel olarak çünkü mutlaka Allah o faydalarını ortaya çıkarıyor. İnşallah. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Bak kendilerini ikna etme özelliği var münafıkların. Yani kendine inanıyor hakikaten. Öyle bir anlatıyor ki, öyle bir aptallığı var ki kendi de kendine inanıyor.
Bak kendilerini aldatıyorlar diyor. Bir insanın kendini aldatması çok zordur. Münafığın böyle bir yeteneği var. Kendini aldatma yeteneği var. Bak hem Müslümanları kandırırsan diyor ama kendi yalanına kendi de inanıyor. Kendi sahtekarlığına. İnşallah. Size inanmadığı halde kendini evliya gibi gösteriyor. Ve şuurunda değiller diyor Allah. Demek ki şuurlarında bir bozukluk var. Hasta şuurları münafıkların. Onun için böyle klasik ahmak ve sürpriz insanlar da böyle manyak gibidirler. Yani anlamak mümkün değildir münafığı. Bak Kur'an buna dikkat çekmiş Cenab-ı Allah. Şuurunda değillerdir. Şuurlarında bir sorun var. Çünkü kendi yalanlarına kendileri de inanıyorlar. Kendi sahtekarlıkla kendi inanıyor. Bu yani normal bir insanın yapabileceği bir şey değildir. Evet. Allah diyor ki kalplerinde hastalık vardır. İşte bu onlardaki ruh hastalığını Allah anlatıyor. Kalplerindeki hastalık ruh hastalığı. İnşallah. Bilinmeyen bir hastalık. Hı hı. Münafıklara has bir özellik. Garip bir şey. Yani şizofreni gibi yahut paranoya gibi falan bir hastalık değil bu. Allah'ın bildiği bir hastalık. Yani bununla ilgili bir çalışma yapılmış değil. Yani bazı akıl hastalıkları vardır, tespit edilmemiştir, bilinemiyor. Bu insanların tıbbi yöntemlerle bulamayacağı, bilemeyeceği bir hastalık. Kalplerinde hastalık vardır diyor Allah. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Demek ki münafıklık kademe kademe gittikçe güçlenen bir hastalık. Yani dozu artan bir hastalık olduğunu anlıyoruz. Yani sabit bir hastalık değil. Mesela şizofrenide sabitlik vardır ama bunda psikopatlığı ve manyaklığı anormali gittikçe münafığın artar. Buna dikkat çekmiş Allah. Yalan söylemekte olduklarından dolayı. Münafık sürekli yalan söylüyor ama doğru görünümünde. Yani alenen yalan görünümünde değil. Yani ilk bakan anlayamıyor. Çünkü diyor Cenab-ı Allah söylediklerini de dinlersin diyor. Evet. Kalıpları da cisimleri de hoşuna gider diyor. Malı, mülkü, görünüşü. Evet. Yani böyle bir anormal yani İnsanı çok da şaşırtan bir görünümü olmuyor. Makul gibi görünüyor görünüş. Bak yalan söylemekte olduklarının dolayı onlar için acı bir azap vardır. Münafık şeytani bir zekaya sahip olduğu için muazzam yalan söyleme kabiliyeti oluyor. Yani onu ona ekler, onu ona ekler. Fakat şuurunda değiller diyor. Şuur kapalı olduğu için bağlantıları kuramıyor. Mesela aptalca söylediği bir konuşmanın diğer bir konuşmanın çelişik olduğunu fark edemiyor. Yani ahmaklığını oradan anlayabiliyorsun. Mesela İttihat-ı İslam istemez, Türkistan Birliği'ni istemez ama İslam'dan bahseder. Mehdiyete kin duyar ama aynı zamanda da takvadan bahseder. İsa Aleyhisselam'ın inmesini istemez ama İsa Aleyhisselam'ı savunuyor gibi, başka peygamberleri savunuyor gibi konuşur. Ama münafık tespitinde bak size söyleyeyim. Erkek ötü kardeşlerim söylüyorum. Münafığın asla kaçamayacağı bir şey vardır. İttihat-ı İslam istemez münafık. Yani bu cübbeli falan bunlar tenzih ediyor. İsimlerini verdiğim kişiler onlar tenzih ediyor. Onlar apayrı alem. Onlarınki cahillikten. Ama münafık tespit etmek istiyorlarsa en hassas oldukları damar İttihat-ı İslam'dır. Ondan çok kaçınırlar, rahatsız olurlar. İkinci mehdiyettir. Münafık, mehdi kelimesi yakar, kavurur, perişan eder yani. Münafık kızdırmak isteyenler Mehdi desinler. Mehdi, Mehdi, Mehdi. Hı hı. Acayip canını yakar. Yani şeytanın en bunaldığı kelimelerden bir tanesidir. Allah'ın Hadi isminin tecellisi. Çünkü Allah'ın Hadi ismine karşı mücadele verir Deccal. O delalete düşürücü ismin üstünde durur. Delalete düşürmek için uğraşır. Evet. Mehdi ve Allah'ın Hadi ismi münafıkları ve Deccal yanlılarını yakar kavurur. Onun için Mehdi kelimesini hiç duymak istemezler. Münafık kızdırmak isteyen Muhammed Mehdi desin. Muhammed Mehdi. Acayip canlarını yakar. Muazzam ızdırap verir. Yani olan maşallah. Şuurları da gider. Yani. Çok canlarını yakar. Bak ben onlara bir anahtar kelime söylüyorum. Yani. Onları kızdırmak istiyorlar. Hemen rengi benzatacaktır. Bakın söylesinler münafıkların yanında. Acayip bunalır. Maşallah. Konuşması falan bozulur. Böyle zırvalamaya başlar. Dengesi bozulur. Ya nasıl iyi misin derken bir arada ya dersiniz. Ben Muhammed Mehdi'yi çok seviyorum. Mehdi'yi bekliyorum dersin. Mehdi geldi inşallah dersin. Münafığın ağzı burnu bir yere gider. Acayip canı yanar. En duymak istemediği kelimedir. Maşallah. Münafık. Bak bir sır veriyorum. İttihat-ı İslam asla istemez. Türkistan Birliği asla istemez. Münafığın canını yakmak Müslüman için zaten bir görevdir. Münafık Müslümanların düşmanıdır.
kızdırmak istiyorsanız böyle yapacaksınız. İnşallah. İnşallah. Ona Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu onu günaha sürükler. Bak, Allah'tan kork denildiğinde ben zaten korkuyorum diyor Allah'tan. Yani bana öğretme bunu diyor. Haşa. Büyüklük gururu onu günaha sürükler. Müthiş bir büyüklük gururu vardır. Onu günaha sürükler. Yani itaatsizliğe, saygısızlığa, münafıklığa, Müslümanlara karşı eylem yapmaya sürükler. Kuşatır. Böylesine cehennem yeter. Ne kötü bir yataktır o diyor Allah. Ben dünyada hemen cezalandıracağım demiyor Allah. Bak, cehennemde cezalandıracağım diyor. Çünkü hemen cezalanırsa münafıklığını yapamaz. Evet hocam. Münafıklığı yapamayınca Müslümanın imtihanı olmamış oluyorlar. Müslümanın makamının yükselmesi için münafığa ihtiyaç vardır. İnşallah. Münafık basamak gibidir. Müslüman onun üstüne basar, yükselir. İnşallah. İnşallah. Yani münafıkla mücadeleyle yükselir. Tövbe Nisa suresi 142. Gerçek şu ki münafıklar sözde kendilerine göre Allah'ı aldatmaktadırlar. İşi, gücü, takva, Müslüman görünümüdür münafığın. Buna Allah dikkat çekiyor. Münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Şimdi öyle bir göğe sözde aldatması öyle hafif bir şey değil. Takkesi, tesbihi, sakalı, uslubu, konuşması falan. Yani bakan ya diyor kardeşim bu öyle bir dindar ki görülmüş değil yani. Kıyas edilemez diyor adam. Muazzam dindar diyor. Yani münafığın en dikkat ettiği konu budur. Yani görünüşe çok dikkat eder. Yani onu bir sağlam alır kendince. Oysa o onları aldatandır. Allah onları aldatır diyor. Allah onları aldatır. Ahmak çünkü ya dinsizsen direkt dinsiz yaşamasınlar normalde. Kendini değil mi? O acının içerisine sokuyor. Allah belasını veriyor o acıyla. Tabii. Allah onu aldatıyor, onları aldatıyor. Evet. Diyor. Çünkü direkt küfür olsa bu kadar acı çekmeyecek. Münafık olduğu için kıyası kabil olmayacak şekilde acı çekiyor. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. Münafık yalnız olduğunda namaz kılmaz. Eğer evde hiç kimse yoksa, yani kimsenin görmeyeceğinden eminse namaz kılmaz. Ama birileri varsa onun için bak Allah ona dikkat çekmiş. Namaz kıldıkları zaman isteksizce kalkarlar. Yani ilk kaldırdığında kalkar hakikaten ama içinde müthiş bir öfke ve kızgınlıktan. Mesela sabah olduğunda hadi namaza kalkalım dersin. Allah razı olsun der mesela. Selavat getirerek kalkar. Ama içinden ağır hakaretler ederek yani acayip bir nefretle kalkar. Yani içindeki ızdırabı Allah belirtiyor. Müthiş bir nefret olur. Yoksa namaza kalkıyor. Kalkmıyorlar demiyor Allah. Kalkıyor. Ama nefretle kalkıyor. İnsanlara gösteriş yaparlar. Bakın bu çok en mühim yönlerinden bir tanesi. Cebinde takkesi, elinde tesbihi, dualar, sözlü olarak da mesela sürekli nasihatlerde bulunur. İşte namusunuza dikkat edin, sözünüzü, namazlarınızı kılın, adaba edebe dikkat edin. Hı hı. Tek söylemediği nedir biliyor musunuz? İttihat-ı İslam ve Mehdiyet. Evet hocam. Ya münafığı orada yakalayabilirsiniz. Yoksa ibadet cihetinde yakalayamazsınız. Orada hatta namazların daha da fazla kılınmasını savunurum. Tabii. Beş vakit de az der o yani. İnşallah. Gece gündüz namaz kılıyor. Mesela sabahlara kadar namaz kılıyorum der. Sabaha kadar tesbih çekiyorum der. İşte sabahlara kadar Kur'an okuyorum der. Yani onlarda bir şey yoktur. İttihat-ı İslam istemez. Çünkü İttihat-ı İslam onun ölümü demektir. Mehdi demek zaten o. Mehdi onu yakacak bir güç. Ateştir onun için Mehdi yani. Onun için nefret eder Mehdi'den münafıklar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Muazzam gösteriş yeteneği vardır münafık. Onun için münafıklar etkili olurlar. Yani daha takva görünürler. Daha titiz gibi görünür. Bediüzzaman'la karşı mücadelede münafıklar daha etken olmuşlardı. Onun için Bediüzzaman talebeler çok az oldu. Sayılar çok az oldu. Yoksa bütün Türkiye'yi kaplardı Bediüzzaman. Evet. Tabii. Münafıkların vuruşuyla gücü azaldı Bediüzzaman. Ama tabii hayır vardı. Kader öyleydi. Mesela Mehdi'nin de talebelerin az olmasının nedeni münafıklardır. Münafıklardan dolayı az olacak. Ama çok olması zaten kaderde Allah'ın bir planı. Çok olsa Mehdiyet görevini yapamaz. Az olması gerekiyor. Az olması için Allah münafıklara görev vermiyor. Yani münafıklar kaderde o ledün ilmidir Allah'ın ledün ilmidir. O vazifeden yapmış oluyorlar. Mesela münafıklar Mehdi'nin çok sevap almasına sebep oluyorlar. Manevi makamın yükselmesine sebep oluyorlar.
Mehdiyet makamının şanının gelişmesine sebep oluyorlar. Evet, inşallah. Allah'ı ancak çok az anarlar. Çok mecbur olursa gösteriş yapması gerektiğinde Allah'ı anar. Onun dışında Allah'ı anmazlar münafıklar. Yani duruma göre. Genellikle de münafıkların yanında yaşadıkları için Allah'ı çok az anıyorlar. Fakat münafıklara da gösteriş yapar onlar. Fakat az da olsa onların yanında Allah'ı anıyorlar usulen. Yani tamamen dinsiz görünmemek için. Münafık münafığa oyun yapar. Ama Müslümanların yanında çok andıklarını görüyoruz. Çünkü insanlara gösteriş yaparlar diyor ayette. Ama durum müsait olduğunda da az anıyorlar. Eğer adamlar yamuk yumuk adamlar varsa onların yanında da az anıyorlar. Tekken de hiç anmıyorlar. Nisa suresi 142. Çünkü münafıklar genellikle koloni halinde yaşarlar. Münafıklarla iç içe yaşarlar ama münafıklardan da nefret ederler. Fakat münafıklar bir yere geldiğinde mutlaka birbirlerine Müslüman olduklarını vurgulamak durumundadırlar. Münafıklar birbirinden çünkü şüphe ederler. Yani birbirlerine hep kahpe olduğuna inanırlar. Evet. Bütün münafıklar birbirine alçak olduğuna inanırlar. Yani şiddetli nefret olur. Onun için ihtiyaten az da olsa Allah'ı anarlar. Fakat içlerinden gelmeyerek fakat rahatsız olarak da olsa anarlar. Toplantılarını görebilen olsa anlar. Yani bunun net böyledir. Nisa suresi 142 buradaki açıklama. Münafık erkekler ve münafık kadınlar bazısı bazısındandır. Münafıkun ve münafıkat bazısı bazısındandır. Yani o ondan etkileniyor, o da ondan etkileniyor. Birbirlerini geliştiriyorlar, körüklüyorlar ve büyütüyorlar küfür yönlerini. Kötülüğü emrederler. Mesela İttihat-ı İslam'ı durdurmak, Türkistan Birliği'ni durdurmak, Mehdiyet'i durdurmak, Mehdi'nin geliş müjdesini durdurmak, İsa'nın inişiyle ilgili müjdeyi durdurmak. İyilikten alıkoyarlar. İslam dünyaya hakimiyetini engellemek. Demin anlattıklarımın aynısı. Ellerini sımsıkı tutarlar. Müslümanlara 5 kuruş paralarını geçmesini istemezler. Kendi aralarında da harcamazlar. Münafıklar. Evet hocam. Böyle tam pintidir. Yani buradan tükür, buradan yarayarak ahmakça biriktirirler. Ahmakça biriktirirler. Sonunda o yine Müslümanlara nasip olur. Ya bir vakfa verirler. Orada yine Müslümanlar, orada müminler kullanır. Ya Kızılay'a nasip olur. Yine Müslümanlar kullanır. İnşallah. Veya bir şekilde Müslümanlar yine lehine bir hale gelir o mallar. Ama münafık malı harcayamaz. Hastadır. Allah yolunda kullanamaz. Yani istediğini yap, ne yaparsan yap, çıldırmıştır. Sürekli biriktirir münafık. Neye olduğunu bilmiyor. Sürünür. İt gibi sürünür. Çok perişan yaşar ama harcamaz. Harcayamaz. Çünkü neden? Harcadığında canı yanar. Canı yandığı için harcayamıyor. Evet hocam. Biriktirmediğinde de hastalanır. Hı hı. O biriktirdiklerini Allah hep Müslümanlara nasip eder. İnşallah. İnşallah. Mesela Mehmetçik Vakfı'na gider. Askerlerimize, koç yiğitlerimize eline geçer. Hı hı. Maşallah. Onlar Allah'ı unuttular. Münafıklar haşa Allah'a karşı müthiş kinlidirler. Allah'ı unutmuşlardır. O da onları unuttu diyor. Allah da onlara karşı ezici, kahredici bir tavır göstertiyor. Şüphesiz diyor Allah, münafıklar fıska sapanlardır. Yani Allah'ın hükümlerine karşı savaş açanlardır. Şüphesiz diyor Allah. Tövbe suresi 67. Müminin suresi. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten felah bulmuştur. Yani kurtulmuş bulmuşlardır. Kurtulmuşlardır. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Yani namazlarında kalpleri ferah, efendim boş şeylerle kafası meşgul olmayan, ama namazda insan aklına bazı şeyler gelir. Bu vesvese olarak gelir, ona yani emniyet vermesinler. Fakat namazda dikkat Allah'a verilecek. İnşallah. Onlar tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir. İşte boş filmler, boş konuşmalar, boşta Facebook'ta boş yazışmalar, anlamsız hiçbir amacı olmayan hareketler. Bunlardan müminler kaçınacaklar. Onlar zekata ilişkin söz ve görevlerini mutlaka yerine getirenlerdir. Gücü yettiği kadar Allah yolunda harcamak. İnşallah. Yani gücü yettiği kadar. Müthiş bereket getirir. Mesela değil mi? Kuyunun suyunu böyle çektikçe daha çok gelir. Çektikçe daha çok gelir. Yeni İnşallah. Su gelir. Daha güzel gelir. Ama almazsan kokuşur su orada. Hı hı. Bozulur.
Mal da böyle aktıkça, para da aktıkça Allah zenginlik, bereket, bolluk ve güzellik verir. Hepsinin üstünde Allah'ın rızasını kazanırız. İnşallah. Ve onlar ırzlarını, iffetlerini koruyanlardır. Yani gayrimeşru ilişkiye girmezler. Gayrimeşru bir tavırları olmaz. Ama şimdi ırzını koruma derken bunun ufku da geniş. Biz Afganistan'daki mümin kardeşlerimizi, mümin kız kardeşlerimize, oradaki çocukları küfrün eline teslim edip, oradaki sapıkların eline teslim edip, cihad edip, Allah yolunda gayret edip onları kurtarmaya kalkmazsak, müminlerin ırzını korumamış oluruz. Tabii. Değil mi? İnşallah. Yani bak, onun ırzlarını korumak, bak, ırzını değil mi? Irzlarını, İnşallah. Bütün müminlerin ırzını korumak, namusunu, haysiyetini korumak bizim üzerimize farzdır. İnşallah. Müslümanın namusuna halel getirtmeyeceğiz inşallah. Mesela Irak'ta öyle, Afganistan'da öyle, mesela oradaki çocukları da kullanıyorlar Amerikalı askerler, İngiliz askerler falan. Akıl almaz yani, Afganistan tarihinin en iğrenç, en korkunç konumu oluştu şu an. Karzai geçenlerde adam sinirinden ağladı bak, o bile onların çizgisinde olmasına rağmen adam tahammül edemedi, ağladı yani. Evet. Gerginliğinden. Bunun için ne yapacağız? İttihat-ı İslam'ı oluşturacağız. Müslümanların ırzını korumak ancak İttihat-ı İslam'la olur. İttihat-ı İslam olmadı mı bütün Müslümanların ırzı namusu payimal olur, yani seyredilirse bu ne olur? Haram olur. İnşallah hocam, doğru söylüyorsunuz. Anormal bir hareket olur ve karşılığı cehennem olabilir. Sudan'da böyle, Irak'ta böyle, öbür ülkelerde böyle, Afganistan'da böyle, Moro'da böyle, Çad'da öyle. Dünyanın her tarafında Müslümanların ırzı, namusu, hayatı perişan ediliyor. Değil mi? Mahvediliyor Müslümanlar. Dinine, imanına saldırılıyor. O da bir iffettir. Peygamberimize saldırılıyor. Kur'an'a saldırılıyor. O da bir iffettir. İffete saldırıdır. Değil mi? Müminlerin iffetine bir taarruz var. Buna karşı var gücümüze savunacağız. Sadece cinsel ilişki değildir bu. İffet. Dinine saldırır mı? Orada da iffetin gider. Evet. Değil mi? Orada da namusun gider. Mukaddesatına saldırırsa orada da senin namusun gider. Çözüm çok kolaydır. Müslümanların birliği. İttihat-ı İslam. Türkistan birliğidir. İnşallah. Ancak diyor Cenab-ı Allah, eşleri, yani nikahlı eşleri ya da sağ ellerine sahip olduklarına karşı. Peygamber Efendimiz zamanında sağ ellerine sahip olduğu kadınlar vardı müminlerin. Nasıl oluyordu? Ya cari olarak satın alıyorlar veyahut kadın geliyor diyor ki ben sana kendimi hibe ettim. Allah için kendimi hibe ediyorum diyor. Sana aitim diyor. Bitti. Onun olmuş oluyor. Başka kimseyle ilişkiye girmiyor ama mühim olan burada sen olmasındaki hikmet şu, neslin bozulmaması. Yani bir kadın çünkü birçok kişinin ilişkiye girmiş olsa nesil bozulur. Neslin bozulmaması için Allah onu farz kılmış. Hı hı. Sadece o erkeğe ait olmuş oluyor. Değil mi? Ve o zaman zaten ondan da daha çok hoşnut olur, zevk alır. Onun için hibe ettiğinde de ona ait olduğu için yine helal oluyor. Cari olarak olduğunda yine hibe ettiği için helal oluyordu o devirde inşallah. Bu konuda kınanmış değillerdir. Bu konuda kınanmazlar. Yani bir kadın nikahlı olarak evlendiyse kınanmaz. Peygamber Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem kendini hibe eden kadınlar kınanmamıştır. Daha sonraki dönemde de kendini hibe etmiştir mümin kadınlar. Kınanmazlar. Cari olarak gelmişlerdir. Kınanmazlar. Cariye kadınlarla beraber olmuştur müminler. Kınanmamışlardır o devirde. Fakat kim bundan ötesini ararsa artık onlar sınır çiğneyenlerdir. Yani bunun dışında kendi kendine bir yol çıkartırsa, yani bu Allah'ın yolunu beğenmezse, Allah'ın çıkarttığı bu helal sınırları beğenmezse sınır çiğneyenlerdir diyor. Çünkü adam nikahı beğenmiyor. Bu sınırı çiğnemek olur. Ya Peygamber Efendimiz zamanında cariyeliği beğenmiyor. Veyahut kadınların kendini hibe etmesini beğenmiyor Peygamber Efendimiz zamanında. Onları yanlış yolda ve yanlış hareket etmiş olarak görüyor. O zaman kendisi fahişe konumuna düşer. Fahşa işlemiş olur. Fahişe konumuna düşer.
Çünkü Allah'ın doğru bildiğini, Allah'ın doğru dediğini yanlış göstermiş oluyor. Fahişe konumuna gelir. Dolayısıyla peygamberimize ve sahabelere o yönde dil uzatanlar fahişe konumundadır. İnşallah. İnşallah. Yani tabii Müslüman inancına göre, küfür inancına göre zaten onlar muhatabımız değil. Onlar küfür içindeyseler, inanmıyorsa onlar bambaşka bir alem. Onlardan bizim bir muhataplığımız olmaz. Yine onlar emanetlerini ve ahitlerine riayet edenlerdir. Mesela emanet. Bir insana ona emanet ediyorsun. Veyahut bir eşyaya emanet ediyorsun. Titiz korunacak. Emaneti titiz korumak farzdır. Allah emanet. Ve ahit, söz verdiğimi. Mesela diyor ki ben bunu yapacağım. Ahit veriyorsun. Mümin sözünü duracak. Sözünden caymayacak. İnşallah. Emanet verildiğinde emaneti titiz olacak. Onlar namazlarını titizlikle koruyanlardır. Mesela sabah namazına bazı kardeşlerimiz kalkmıyor. Ya diyor, uyanamadım diyor. Ya kardeşim sana 5 milyar vereceğiz desek. Öyle bir uyanırsın ki sen hoplarsın hoplarsın. Abi. Ve bayram sevinci içerisinde yani böyle değil mi? Evet. Ve kendi böyle kendi şarkı çıkarıyor o anda böyle bir şeyler müzik söyleyen. Hoplayıp kalkıyor. Demek ki ufacık bir menfaatle. Yani sabah kalktığında sen diyorsun bir bilgisayar hediye edeceğim. Erken kalkarsan. Erken kalk. O vakitte bana yetişirsen al sana bir bilgisayar edeceğim. Kaçırır mı onu? Mümkün değil. Mümkün değil Allah'ın izniyle. Evet. İnşallah. İnşallah. Ama namaz deyince bol bol namazı kaçırıyor adam. Yok saati kurmamışım, yok hatırlatmamışlar, yok uyumuşsun bilmem ne falan derken. Yani böyle çok gıcık ve çok münasebetsiz açıklamalar bunlar. Ufacık bir menfaatte bile asla namazı kaçırmıyor. İmkanını kaçırmıyorlar değil mi? Evet hocam. Müslüman namazını asla bırakmaz. Tabii. Sabah namazı. En titiz olması gereken namazdan birisidir. Değil mi? Öğlen namazını da öyle, ikindiyi de öyle, akşamı da öyle, yatsıyı da öyle. Bunların hepsinde titizlik gerekir. İnşallah. İnşallah. İşte yorgundum, uyuyup kalmışım olmaz. Ona göre ayarlayacaksın. İnşallah. 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 Yok yola gidiyorum. İşte ondan kardeşim ona göre ayarla. Yani yol seni esir almasın. Sen yolu esir al. Değil mi? Tabii. İşte yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetlerine varis olacak olanlar onlardır. Yani dünya hakim olacak olanlar onlardır. Dünya hakimiyetinden bahsediyor Cenab-ı Allah. İşte bak yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetlerine varis olacak olanlar onlardır. 10. ayet. Bak rakamlara bakıyorum. 1. Yukarıda 9, yukarıda 8 diyorum, 1987 veriyor. Maşallah hocam. Değil mi? Evet maşallah. Yukarıya doğru bakmadın mı? Bak 1, 9, 8, 7. 1987. Ki o da yine Mehdiyet'in tarihidir. İnşallah. İnşallah. Ki onlar Firdevs cennetlerine varis olacaklar, içinde ebedi olarak kalacaklardır. Cennette biliyorsunuz girdim mi cennete bir daha çıkış yok. Sonsuza kadar. Bak andolsun diyor Cenab-ı Allah biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Yani balçık satılıyor ya bu kil şey bu seramik çamuru. Seramik ve halis çamur. Seramik çamur. Ondan yarattım diyor Allah. Anlamazlıktan geliyorlar. Çok açık. Sonra onu bir su damlası olarak savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. O anne rahminde küçük bir embriyo olarak Allah yerleştiriyor. Sonra o su damlasını bir alak, embriyo olarak yarattık. Ardından o alakı hücre topluluğunu bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Bak mesela bu da çok acayip. İnşallah. Kemiğin sonra yaratılması. Evet inşallah. Sonra kemik olarak yarattık. Böylece kemikleri de et giydirdik. Sonra da bir başka yaratılışı onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Bak çiğnemen parçası kemik olarak yarattık. Önce kemik oluşuyor. Böylece kemikleri de et giydirdik. Üstüne de kemik et giydiriliyor. Evet inşallah. Sonra bir başka yaratılışı onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Bak sonra bir başka yaratılışı onu inşa ettik.
İkinci yaratılışında bambaşka bir sistemden yaratıyor Allah. Şimdi dünyadaki sistem böyle. Ahiretteki sistem bambaşka. Daha değişik bir yaratılış. İnşallah. Sonra bunun ardından siz gerçekten ölecek olanlarsınız. Sonra gerçekten kıyamet günü diriltileceksiniz. Andolsun üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratmada gafiller değiliz. 17. ayet 7. 7'den bahsediyor. Şeytana Allah'a sığınıyoruz. Furkan suresi. Dikkatli olun diyor Allah. Dikkatli olun. Farz. Keskin bir dikkat. Muhkem hüküm. Bak dikkatli olun diyor Allah. İnşallah. Müslüman dikkatli olacak. Kafa şeytanın büyüsüne dağılmayacak. Mehdi'ye de Deccal'in büyüsü vuracaktır. Bütün Müslümanlar vuracaktır. Mehdi ve veliler irade ve dikkatle o büyüden kurtulmuş oluyorlar. Yoksa etkisi altına girerler. İnşallah. Deccal'in etkisi altına girer ama etki etmiyor Allah'ın izniyle yani. Şeytanın etkisinden. İnşallah. Keskin bir dikkatle kurtuluyorlar. İnşallah. 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 Dikkat Deccal'in o oyununu bozar işte. Çünkü dikkati dağıtmaya çalışıyor. Dikkati de keskin bir iradeyle Müslüman ayakta tutacak. İsa Mesih zamanında Deccal'in büyüsü tamamen bozulacak inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dikkatli olun. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. O üzerinde bulunduğun şeyi elbette bilir ve ona döndürülecekleri gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilendir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Göklerde olan İsa Mesih. İnşallah. Yerde olan Mehdi. Değil mi? Ve melekler. İnşallah. Hepsi Allah'ındır. O üzerinde bulunduğun şeyi elbette bilir. Ona döndürülecekleri gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilendir. Yani vefat ettiklerinde. Allah her şeyi bildireceğim diyor. Furkan suresi 2. Şeytana Allah'a sığınırım. Allah her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş. Düzen. Geometri ilmiyle, geometrik düzen veriliyor. Simetri. Belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Altın oranlarına takdir ediyor Allah. İnşallah. Değil mi? Müthiş bir matematik düzgünlük vardır. Maşallah. Hem geometri hem matematik düzgünlük. Hı-hı. Allah'ın sanatının özelliklerindendir. İnşallah. Şeytan Allah'ım dedi ki Rabbim fesat çıkaran bu kavme karşı bana yardım et. Demek ki Mehdi de fesat çıkaranlara karşı Allah'tan yardım dileyecek inşallah. Biz de Allah'tan yardım diliyoruz Mehdi öncüsü olarak. İnşallah. İnşallah. Tur suresi 44. Eğer diyor Cenab-ı Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile, bir gök taşının yahut işte gökten taş parçaların düştüğünü görseler bile, bunu tespit etseler bile üst üste yığılmış bir buluttur derler. Ebced'i 1999 yılını veriyor. Göktaşlarının en yoğun biriktiği, birden yoğunlaştığı tarihi veriyor. 1999 tarihini veriyor. Demin seyretmiştik. Maşallah. 1980 yılında başlıyor biliyorsunuz. Göktaşlar artmaya. Mehdi'nin çıkışıyla beraber onlar da artmaya başlıyorlar. Bütün bunları anlamazlıktan gelmek, kıyametten sonra insanlar dirildiğinde, Cenab-ı Allah bunları sorduğunda, göktaşlarının 1980'den sonra ani olarak bu kadar yoğunlaşmasına ne mana verdin, ne anlam verdin dese anlamazdan geldim diyecek. Nemesis'in niye yaklaştırıldığını düşündün mü? Onun göktaşı fırlattığını biliyordun diyecek Cenab-ı Allah değil mi? Evet. Ne anlamda geldiğini biliyor muydum? Bilmiyordum diyecek. Yalan söyleyemez. Biliyordum diyecektir sonunda. Peki diyecek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şahit getirecek Cenab-ı Allah. Dünyanın ömrü 7000 yıl dedi. Dedi mi diyecek? Dedi. Bunun efendim ne kadarı geçti? 5600 yılı geçti. Bunu söyledi mi? Söyleyecek. O zaman senin hesap edemedin mi diyecek? Mesela 7000'den 5600'ü çıkaramadın dese çıkarabiliyordun diyecektir tabii ki. Evet. Değil mi? Bu ne demektir? Anlamazlıktan geldin diyecek. Çünkü 7000'den 5600'ü ilkokul çocuğu olsa çıkarır. Cübbeli diyor ki bundan hesap çıkmaz diyor. Evet. Bakayım ahirette Allah'ın karşısında diyebilecek misin? Allah'la pazarlık edilir diyor. Bakın pazarlık yapabilecek gücün olacak mı senin? Haşa. Tabii. Değil mi? Ağzın tersine döner yani Allah'ın karşısında. Sen Allah'la pazarlık etmeye kalkacaksın öyle mi? Allah'ın gücünü anlamamış demek. Münafıkun suresi 4. Sen onları gördüğün zaman
cüsseleri, yapıları beğenini kazanmaktadır. Yani dış şey olarak süslü püslü gözüyor ama beğenini kazanır diyor. Yani bilmediği için normal bir şey zannediyor. Konuştukları zaman onları dinlersin. Çünkü sünnetten, itaatten, ahlaktan, namustan, abi ki sıfır numara ahlaksız ve kahpedirler. Çünkü onlarınla beraber olan kadınlar da münafıkun ve münafıkat aynı hükümdedir. Yani onların nikahı da düşmüş olmuş oluyor. Yani onların beraberliği de gayrimeşru ilişkidir, fahşadır yani. Yani her ikisi de fahşa hükmündedir. Çünkü münafığın nikahı olmaz. Geçersizdir nikahı. Çünkü her şey küfür münafığın. Yani cehennem ehli olmuş oluyorlar. Ama o konuştukları zaman onları dinlersin. Mesela Bediüzzaman'la ilgili münafıklar o zaman çıkıyorlardı. Bediüzzaman 60 cihette diyor, ehli sünnete uygun değil diyor adam. Sakalını sıvadı. Mesela azılı münafık. Nereden anladın diyorsun? Anlatayım efendim diyor. Bir öksürüyor. Uzun uzun hakikaten anlatıyor. Eğer adam ilim sahibi değilse inanır. Bediüzzaman'a öyle iftira atanlar olmuş muydu Berker'im? Olmaz mı? Tabii hocam. Anlat biraz bakalım. İnşallah. Estağfurullah hocam. Ona rağmen yani siz ilişmeyin diyordu hocam onlara Bediüzzaman'a. O iftira atanlar olmuştu hocam dediğiniz gibi. Tabii bak Bediüzzaman ne diyor? Sakın onlara ilişmeyin. Çünkü pislik. Çünkü münafık oldukları için münafıkla mücadele özel ilim gerektirir. Talebe ondan mücadeleye girerse yenilebilir. Evet. Çünkü münafığın çok yılana benzetiyor Bediüzzaman. Hı. Yılan gibi yani. Çok şeytani bir zekası vardır. Akıl almaz manevra kabiliyeti olduğu için Müslümanı zahiren eğer bilgisiz ve tecrübesizse mat edebilir. Onun için sakın ilişmeyin diyor. Evet. Mesela Bediüzzaman'ın burada da alim bilinen bir kişi Bediüzzaman'ın dinsiz, imansız olduğunu, haşa, ehli sünnet düşmanı olduğunu, sapkın olduğunu yaymıştı. Tabii. Saraya da jurnal etmişlerdi 2. Abdülhamit zamanında. Devlete de o zaman jurnal etmişlerdi evet. Bediüzzaman'ı. Bediüzzaman akıl hastanesine kondu o sebeple. Akıl hastanesine götürdüler. Evet hocam. Yani aklı dengesi yerine değil demeye getirdiler. Halbuki deha. Tam bir dahi Bediüzzaman. Mükemmel bir insan. Fakat münafıkların ifasıyla, münafıkların tahrikiyle devlete yanlış bilgi aktığı için 2. Abdülhamit zamanında akıl hastanesine yatırıldı. Ve sürekli hapis. Hapisleri sağlayanlar hep münafıklar oldu. Münafıklardan akan bilgi. Hep ehli sünnete aykırı, sapkın, yanlış yolda diyerek o zamanın üç kağıtçı, sahtekar münafıkları hem İslam'ın yayılmasını engellediler, hem İttihat-ı İslam'ı engellediler, hem Türkistan Birliği'ni engellediler, ona geçen giden yolları engellediler, var güçlerine gayret ettiler. Ama buna rağmen Bediüzzaman'ı durduramadılar. Bediüzzaman daha fazla sevap kazandı. İnşallah. Ne var orada şimdi buldun? Hocam akıl hastanesi deyince Bakırköy Akıl Hastanesi'nin Gizli Tarihi isimli kitaptan 1986 döneminde. Tamam onu da konuşuruz sonra. Tamam. Sanki onlar dayandırılmış ahşap kütük gibidirler. Bir yere dayandırılmış münafıklar hep bir yere sırtını dayarlar. Ama Allah kütüğe benzetiyor. Kof kütük. Yani bir mahluk oldukları için Allah hayvana da benzetmemiş. Hayvana da benzetmiyor. Kof kütük gibi yani bomboş. Yani ses geliyor böyle mahluk. Odun gibi yani. Onların o mask ve anlamsız ruhlarını, o küt ruhlarını, o sevgisiz manyak ruhlarını Allah bir kütüğe benzetmiş. Ama dayandırılmış. Ayakta duramıyor kendisi. Münafık mutlaka başka münafıklara küfre ve derrete sırtını dayar. Münafık hiçbir zaman için tek başına gezmez. Onun için ya bir ine gider ya bir onun bir pis bir mağarası vardır. İşte değil mi ya domuzun işte ilgili yerine gider yapışır. Oradan kuvvet bulur. Ahşap kütük gibidirler. Her çağrıyı kendi aleyhlerine sanırlar. Mesela bizim şu konuşmalarımızın hepsini münafıklar dinliyorlar. İnşallah. Yüzlerce münafık dinliyor şu an. Mesela bu Allah'ın hikmeti normalde böyle
olmaması umulur değil mi? Büyük evet, bir dikkat ediyor bak. Diyor ki Allah, her çareyi kendileri aleyhlerine sanırlar. Mesela buradaki bütün konuşmaları olduğu gibi münafıklar alır. Evet, inşallah. Yani hepsi diyor ki bana söyledin diyor. Doğru sana söyledim. İnşallah. Bak mesela diyor ki her bir ayrı ayrı mesela yüzlerce ayrı münafık. Ona soruyor, kime söyledi? Bana söyledi, sadece bana söyledi. Öbürüne söyledi, kime söyledi? Bana söyledi diyor. Allah ne diyor bak, her çareyi kendi aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandırlar. Allah bak küfür için bunu demiyor. Münafıklar için diyor. Düşmandırlar. O zaman Müslüman ne oluyor onlara karşı? Müslüman da onlara düşman oluyor. Tabii. İnşallah. Düşmanız münafıklara. Küfre düşman değiliz. Darwiniste, materyaliste, komüniste, faşiste düşman değiliz biz. Onları eğitiyoruz. Cahil, bilgisiz insan. Evet. Ama münafığa düşmanız. Bediüzzaman bunu çok kapsamlı anlatmış. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Kaçınmak ne demek? Son derece dikkatli olunacak, tetikte olunacak ve sakınılması gereken mahluklardır. Muhbirlik yapar, ihbarda bulunur, iftira atar, alçaklık yapar, Müslümanların gücünü kırmaya çalışır, Müslümanların moral gücünü kırmaya çalışır, Müslümanların gelişmesini durdurmaya çalışır, İttihat-ı İslam'ı durdurmaya çalışır, Türk İslam Birliği'ne durdurmaya çalışır, Mehdiyet'in gelişmesini, Mehdi müjdesini durdurmaya çalışır, İsa Aleyhisselam'ın müjdesini durdurmaya çalışır. Bunu yaparken ne yapar? Kur'an ve hadisle kendince ve hurafelerle ortaya çıkar. Ve çok şeytanidir yolu. Evet hocam. Onun için diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, münafıklar diyor Mehdi'ye karşı Kur'an'la karşısına çıkacaklar. Kur'an'la hadisle. Mehdi de onlara karşı diyor Kur'an'la hadisle karşılık verecek diyor. Elhamdülillah. Onun için onun işi zordur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisle. Değil mi? Ona diyor Kur'an'la karşı çıkacaklar. Bak kaçınıp sakının. Kaçınmak ne demek? Sakınmak ne demek? Tetikte olmak, dikkatli olmak. Muhtemel yapacağı oyunlara karşı tedbir almak. Uyarmak. Ataklarına karşı diğer Müslümanları bilgilendirmek. Onun için mesela Müslüman topluluklarda mesela Müslüman gruplar oluyor, cemaatler oluyor, efendim efendilerin hazır geliştirdiği küçük Müslüman topluluklar oluyor. Münafık oradan çıkıp gidiyor öbür cemaat topluluğu diyor ki ya falanca şeyh efendi diyor çok zalim, çok akılsız, haşa işte günahkar, ehl-i sünnet çizgisinde olmayan bir insan. Onun için diyor ben sizin yanınıza geldim diyor. Siz mümin müttaki insanlarsınız diyor. Allah kurtardı diyor. İyi oldu yanınıza geldim diyor. İblis şekil değiştirmiş olarak oraya geliyor. Saf Müslüman haberi yok. Hay maşallah diyor. Buyur diyor. Ey iblis diyor. Buyur bakalım diyor. Evin içine iblisi sokuyor. O orada Müslümanları tespit ediyor. Ne yerler, ne içerler, ne yaparlar, ne ederler. Hepsini tespit ettikten sonra gidiyor. Şeytani bir ihbar, şeytani bir iftirayla Müslümanları mağdur durumda bırakıyor. Arkasında diyor ki, ya diyor sizin içinizde herhalde bir münafık var diyor. En takva gördüğü Müslümanı bak onun içlerinde en takva. Bu yapmış olabilir ya diyor. Böyle bir haber aldım diyor. Çok büyük oyun oynar münafık. Onun için bir münafık Müslüman cemaatine geldiğinde Müslümanlar mutlaka o münafığı ey iblis senden Allah'a sığınır deyip kovsunlar. Evet hocam. Yani mesela ben dedim Şeyh Nazım hocamın cemaatinden, topluluğundan birisi bize gelse. Haşa ve haşa işte çok yanlış yoldalar. Allah bizi kurtardı, beni kurtardı, yanınıza geldim dese. Suratına tükürürüm. Ey iblis derim. Hemen git. Ey iblis hemen git. Defol derim. Tabii. Yapılacak şey budur. Tabii. Evet hocam. Bana dikkat edeceğiz inşallah. İnşallah. Ara mı vermemiz gerekiyor? Bize bağlı. Biz Seyit Battal Gazi gibi devam İnşallah. Ederiz. Evelallah. İnşallah. İnşallah. Bak bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Son derece dikkatli ve tetik olacak. O zaman ne oluyor? İşte Müslümanın dikkat açılıyor, aklı açılıyor, sevabı artıyor. Değil mi? Başarısı artıyor. Öbür türlü meskenet ve bitkinlik olur. Münafık neye yarıyor? Uyanıklık ve dikkate vesile oluyor. Evet hocam. Değil mi? Azme ve gayrete sebep oluyor.
Allah onu öyle yaratmış. Allah onları kahretsin diyor Allah. Allah ne kadar münafık varsa hepsini kahretsin. İnşallah. İnşallah. Amin. Allah onları kahretsin. Allah onları kahretsin. Bak Allah kendisi onları kahredeceğini kendisi söylüyor. Allah onları kahretsin. Ne demek, ne demektir? Ben onları kahredeceğim diyor Allah. İnşallah. Dünyada vesvese, kuruntu ve acılarla, sinir gerginliğin ve azapla dünyalar cehenneme döner. Hiçbir münafık huzurlu yaşamaz. Sürekli gerilim halindedir. Sürekli acılar içerisindedir. Müslümanların yanında geçen ömrüne yanar, oradan ayrı bir canı yanar. Müslümanlara verdiği paraya, pula, imkana ayrı bir canı yanar. Ama ne canı yanma biliyor musun? Ya kaynar suda kaynıyor gibi böyle. Acayip canı yanar. Gece gündüz aklına gitmez. Allah ona fitne olarak yaratır, acı olarak. Mesela 20 yılını Müslümanlara vermiş. O 20 yıl ona 20 milyon eza olarak üstüne çöker. Sabah akşamın acısından kurtulamaz. Mesela biraz malından, mülkünden vermiş Müslümanlara. O mal mülk her gün onu dağlar adeta, canını yakar. Müthiş ızdırap duyar. Keşke yapmasaydım, keşke gitmeseydim, keşke şunu yapmadım bunu. O ızdırapla yanar kavrulur. Allah onları mahveder dünyada. Ahirette de sonsuz cehennem azabı vardır. Onun için diyor ki Allah onları kahretsin diyor. Nasıl da çevriliyorlar? Münafık fırıldak gibidir, döner. Abidik gubidik, süper sahtekardır. Dinsizlerin yanında züppe çakal takılır. Nur talebesinin yanına gider, nur talebesi gibi gösterir. Mahmud hocamın cemaatine gider, Mahmud hocamın taraftarı gibi görünür. Müslüman başka bir grubun yanına gider. Mesela Esat Coşan'ın yanına gider. Esat Coşan hocamızın talebenin yanına gider. Onlardanmış gibi görünür. Bak nasıl da çevriliyor diyor Allah. Muazzam, tam bir fırıldaktır. Her yere uyum sağlar. Müthiş sahtekardır. Onu ona ekler, onu ona ekler. Sezilmesi çok güçtür. Çok dikkatli olunması gerekir münafığa karşı. Münafıkın suresi 5. Onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret, bağışlanma dilesin denildiği zaman başlarını yana çevirdiler. Çünkü onlar imamdan, liderden haşa nefret ederler. Her biri kendini Allah gibi görür. Allah'tan daha büyük görür haşa. Onun için başlarına bir emir, bir lider, daha kendilerinden daha büyük bir kimse kabul etmezler. Münafığın özelliğidir. Yani bu şeytandan onlara geçen bir özelliktir. Şeytan da biliyorsunuz Adem'e secde etti dedi Cenab-ı Allah. Acayip ağırına gitti. Hemen zübbe ve uslupla, çakal bir uslupla dedi beni değil mi? Ateşten yarattın, onu topraktan yarattın dedi. Bak Allah'a haşa akıl verecek kadar ahmak. Münafığın da özelliği budur. Haşa. Peygamber'e akıl verir. Mehdi'ye akıl verir. İmamına, hocasına akıl verir. Yani o alim dinlemez. Yani her bilenden daha fazla bilen vardır ayetine muhaliftir. İtaat ayetlerine muhaliftir. İtaati kabul etmez münafık. Çok ağrına gider. Böyle hem faşist hem komünist kafası vardır. Yani şeytan ikisi de onda etkilidir. Yani o iki yönde de etkilidir. Yani faşist ruhta vardır, komünist ruhta vardır. Münafıkta. Fakat en nefret ettiği şey de itaat olduğu için başlarını yana çevirdiler diyor. Bak köpek o zaman niye yanına gidiyorsun? Değil mi? Bak hem Resulullah'ın yanına gidiyor hem de başını yanına çeviriyor. Yani o zübbenini, o çakallığını, o pisliğini gösterirken ahlaksızlığını, itaatsizliğini, o kahpe ruhunu, o kaltak ruhunu göstermek için peygamberin yanına gidiyor. Normalde hiç gitmemesi lazım. Madem itaat etmiş, hiç gitmemiş. Bak yanına gidiyor. Kabul ediyor yanında kalmayı ama başını yana çeviriyor. Sadece itaatsizliğini göstermek için. Şeytani bir ahlak. Şeytani bir karaktersizlik. Ahlaksızlık yani. Sen onların büyüklük taslamışlar olarak yüz çevirmekte olduklarını görürsün. Bak sen onlar büyüklük müthiş bir büyüklük hissi vardır onlarda. Ya böyle bir faşist enaniyeti, bir komünist enaniyeti gibi enaniyet vardır. Yani ateist kafadan gelen. Ama bak faşist ve komünistler bunlara kıyaslanmıyorlar çünkü faşist ve komünist açık oluyor küfrü. Onlar düşman olmuyor. Onlar tebliğine anlatılıyor.
İknaya çalışıyor. Olursa olur, olmazsa olmaz. Ama münafık öyle değil. Münafık direkt düşmandır. Büyüklük taslanmışı olarak yüz çevirmekte olduklarını görürsün. Yani sürekli Müslümanlara yüz çeviren, ekabelik yapan bir karakter içindeler. Münafıkın Suresi 5. Dedik ki şeytanlar Allah'a sınırım, oradan tümünüz inin. Bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde. Evet, Mehdi geldiğinde bize. Evet. Geldiğinde, evet. Kim benim hidayetime uyarsa onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Evet. Allah'ın hidayetine ilk, birinci anlamı o anlamı geliyor ama ikinci işaret anlamı bak hidayetim, Mehdi'm geldiğinde kim onun hidayetine uyarsa, kim Mehdi'ye uyarsa inşallah o anlama da geliyor. Yani işare anlamda o anlama da gelir. Evet. Şeytan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn ve Sad. Şimdi burada bu harfler tabii bir şey ifade ediyor. Huruf-u mukatta. İnşallah. Evet. İnşallah Hazreti İsa Mesih'ten ve Mehdi'den bunları öğreneceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Denilen. Yani bu mesela Kaf, Ha, Ya, Ayn ve Sad ne anlama geliyor öğreneceğiz. İnşallah. Neden Meryem suresinde bunlar onu öğreneceğiz inşallah. Bu şeytandan Allah'a sığınırım. Bu Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinin bir zikridir. Hani o Rabbine gizlice seslendiği zaman demişti ki Rabbim şüphesiz benim kemiklerim gevşedi. Yaşlandıkça kalsiyum kemiklerden alınır. İnsan küçülmeye başlar ve işte erir yani kemikleri. Ve baş yaşlılık aleviyle tutuştu. Yani saçlarda da beyazlanma oluyor. Ona diyor o şekilde. Yani müteşabih bir ayet. Evet. Şimdi Cübbeli'ye baksan açıktır anlamı. Yaşlılık aleviyle tutuştu. Sanki alev gibi düşünür onu değil mi? Evet, insan başındaki bir yangın gibi. Evet. Değil. Müteşabihtir. Müteşabihden anlamıyor Cübbeli. Evet. Saçları beyazlandı anlamına gelir. Ben sana dua etmekle mutsuz olmadım. Allah'a çok dua etmek lazım. Her şeyi Allah'tan istemek lazım. Doğrusu ben arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım. Benim karım da bir kısır kadındır. Artık bana kendi katından bir yardım armağan et. Bir yardımcı armağan et. Gelecek nesiller. Ki Mehdi de bu neslin içindedir. İnşallah hocam. Bana mirasçı olsun. Yakup oğullarından mirasçı olsun. Rabbim onu kendisinden razı olunanlardan kıl. Allah buyurdu, ey Zekeriya şüphesiz biz seni adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz. İnşallah. Bak, biz seni adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz. Biz bundan önce ona hiçbir adaş kılmadık diyor. Onun adının benzeri yoktur diyor. Cenab-ı Allah. Dedi ki, Rabbim karım kısır iken benim nasıl oğlum olabilir? Ben de yaşlılığın son basamağındayım. Demek ki cinsel gücün, cinsel kapasitenin yaşla alakası yok. İnşallah. Cenab-ı Allah isterse çok ileriki yaşlarda bile çok güçlü kılar. Yani Allah'ın kanunları öyle insanların zannettiği gibi Allah'ın bir kısmı insanın zannettiği gibi Allah'ın kuralları kanunların dışına çıkamaz. İnşallah. Yani Allah'ın dediği olur. İnşallah. 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 Yani Allah mesela bir kural koyuyor. Zannediyorlar ki mesela yaşlılıkta bir adetullah'tır. Adam biter. Değil mi? Ya öyle değil. O kuralın içinde Allah'ın bir kuralı daha var. Tam aksi de oluyor. İnşallah. Bir dakika son derece daha sağlıklı, daha zinde olabiliyor. Kadın içinde, erkek içinde. Allah buna dikkat çekiyor. Ona gelen melek işte böyle dedi. Rabbin dedi ki bu benim için kolaydır. Önce sen hiçbir şey değilken seni yaratmıştım. Hiçbir şey değilken, yoktan yarattım diyor. Değil mi? Evet hocam. Hiçbir şey değildi insan. Yani dünya hiçbir şey değildi ama tabii çamurdan yaratıyor. Hiçbir şey değildi derken yani görünürde bir şey yoktu. Ot da, yemek de, yiyecekler orada burada oluyor. Ondan sonra bir sperm oluyor. Ondan işte annesi yumurtasına birleşiyor, çocuk oluyor. Ama görünürde bir şey yok. Ama tabii Cenab-ı Allah mineralleri şunu bunu vesile ediyor. Dedi ki Rabbim bana bir alamet ver. Dedi ki senin alametin sapasağlam iken 3 tam gece insanlarla konuşmamandır.
Bunun mutlaka bir hikmeti var. Bu karşılaşılacak bir olaydır. Bak, üç tam gece insanlarla konuşmamandır. Üç tam gece. Böylelikle Zekeriya mescitten kavminin karşısına çıkıp onlara şu anlamları işaret etti. Sabah akşam Allah'ı tesbih edin. Bir sabah bir akşam. Olduğu gibi yahut sabahtan akşama kadar tesbih edin anlamında da o anla geliyor. Çocuğun doğup büyümesinden sonra ona dedik ki, ey Yahya, kitabı kuvvetle tut. İslam'ın dünya hakimiyetini talimi veriyor. Maşallah. İnşallah hocam. Ama tam hakimiyet. 2067. Maşallah. Maşallah. İsa Mesih'in de vakti yani. Evet, inşallah. İnşallah. Altın çağın tam otur diye bak. Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut. Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Güzel konuşma. İlahi kelamı güzel şerh etme. Güzel açıklama. Güzel hitap et. Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı. Yani coşkun bir sevgi var Yahya'da. Acayip bir sevgi. Kelebekleri, kuşları, çocukları, kadınları, her şeyi çok fazla seviyor. Allah'ın tecellilerine karşı içinde müthiş bir sevgi var, bir aşk var, tutku var. Onu kim veriyormuş? Allah veriyor. Ben verdim diye bak, katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı. Yani sevgi duyarlılığı ne demek? Sevgiye karşı vücudu müthiş hassas. Acayip sevme gücü var. Sevgi dedim mi o orada. Yahya'ya Allah öyle bir özellik vermiş. Ve temizlik. Müthiş titizdi Yahya. Acayip temizdi. Pırıl pırıl. İnşallah hocam. O çok takva sahibi biridir. Takva ne demek? Dine çok titiz. Kur'an hükümlerine çok titiz. 22. ayet-i Meryem suresi. Böylelikle ona gebe kaldı. Sonra onunla ıssız bir yere çekildi. Doğumdan bahsediyor bu ayette. Gebe kalması, sonra onunla ıssız bir yere çekildi. Derken doğum sancısı ona bir hurma dalına sürükledi. Dedi ki, keşke bundan önce ölseydim ve hafızadan silinip unutulsaydım. Bu bir zelledir. Yani Müslüman bir kişinin söylememesi gereken bir hatalı konuşmadır. İnşallah. Zelle. Evet. Allah bunu bir zelle olarak bize gösteriyor. Biz yapmayacağız. İnşallah. Yani Hazreti Meryem gibi mübarek bir insanda bile böyle bir zelle oluyor. İnsanlar size de hata olabiliyor. Peygamberlerde bile zelle oluyor. Oradan ibret alacağız ve yapmayacağız inşallah. İnşallah hocam. Bak, keşke bundan önce ölseydim ve hafızadan silinip unutulsaydım. Müslüman her hikayede sabretmekle mükelleftir. Yani doğum sancısı çektiği için mi? Evet, doğum sancısı çektiği için diyor, evet. Ama burada mutlaka mümin sabırlı olacak inşallah. 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 Altından bir ses ona seslendi. Hüzne kapılma. Allah haram kılıyor hüzne kapılmasını. Muhkem ayet. İnşallah hocam. Üzülme ve hüzün Müslümana haramdır. Ve muhkem olarak Allah onu emrediyordu. Hüzne kapılma diyor. Rabbin seni, senin alt yanında bir ark kılmıştır. Demek ki burada bir işaret var. Hurmanın bulunduğu bir yer. Hurma dalının bulunduğu bir yer. Ağaçlık bir yer. Alt tarafında bir ark, su akıyor. Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmamış taze hurma dökülsün. Henüz oluşmuş taze hurma. Bayat meyvada vitamin değeri daha düşüktür. Taze olan meyveye Kur'an dikkat çekiyor. Taze meyvanın yenmesine dikkat çekiyor. Ama bakın, doğuma işaret eden ayette de böylelikle ona gebe kaldı, sonra onunla ıssız bir yere çekildi. 22. 2-2. İnşallah hocam. İkiler hep hakimdir Kur'an'da bak. Burada da yine 2-2. Hazreti İsa ile ilgili kısımda. İnşallah. İnşallah. Açtım, Casiye suresi geldi. Şeytanın Allah'a sığınırım. Gerçekten, 32. ayet, gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Evcet'i 2031 tane veriyor. Maşallah hocam. Maşallah. Bak, gerçekten Allah'ın vaadi haktır. İnşallah. İnşallah. O gün diyor Cenab-ı Allah, sen her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her ümmet şeytandan Allah'a sığınırım kendi kitabına çağrılır.
bugün yaptıklarınızla karşılık göreceksiniz. İnşallah. Ahirette inşallah. Böyle inşallah. 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 İnşallah Allah hepimize cennet ve cemalullah nasip etsin. Allah'ın cemalini, inşallah, tecellisini görmeyi nasip etsin. İnşallah. 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 Şeytanın Allah'a sınırım. Yusuf'u yeryüzünde yerleşik kıldık. Mehdi'ye bakan bir suredir Yusuf suresi. Mehdi anlatılır inşallah. İnşallah. Ona sözlerin yorumundan öğrettik inşallah. Yani Mehdi'ye geniş çapta işaret eder. İnşallah. Allah emrinde galip olandır. 2014 Ebced. Maşallah. Allah emrinde galip olandır. Yusuf suresine bak, diyor ki Yusuf'u yeryüzünde yerleşik kıldık, hakim ettik. Siyasi, iktisadi, politik her yönden hakim ettik. O devrin Mehdi'siydi Hazreti Yusuf. Tam Mehdiyet oluşmuş, hakimiyet var. Ona sözlerin yorumundan öğrettik. Çok güzel yorumluyor Kur'an'ı, o devirdeki hak olan kitap neyse onu çok güzel yorumluyor. Allah emrinde galip olandır. Tam 2014. 2014'te neler olacağını göreceksiniz zaten inşallah. İnşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. 229. ayet. Hayır, zulmedenler yani münafıklar, müşrikler, üçkağıtçı sahtekarlar hiçbir bilgiye dayanmaksızın, yani Kur'an'a dayanmaksızın, Allah'ın hükmüne, vahye dayanmaksızın kendi heva ve istek ve tutkulara uymuşlardır. Kendi uydurdukları hurafelere uymuşlardır. Allah'ın saptırdığına, Allah'ın saptırdığını kim hidayet erdirebilir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur. Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen bir hanif olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. Yani Allah'ın şeriatı, Allah'ın yarattığı fıtrata değiştirme olmuyor inşallah. İşte dimdik ayakta duran din budur. Yani İslam dini ana yapısıyla değişmiyor. Hiç değişikliğe uğramamıştır. Bazı detaylarda değişiklik olur. O münafıklar ki, o müşrikler ki kendi dinlerine fırkalarını ayırmışlar, bölümlere ayırmışlar. Ve kendileri de parça parça olmuşlardı. Kendi aralarında da bölünmüşler, tek başına kalmışlar. Hepsi ayrıdır münafıkların. Ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır. Doğru yolda olduğunu iddia ediyorlar. Evet. Ayrı ayrı. Şeytandan Allah'a sınırım. Enbiya suresi 105. Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arz-ı salih kulların varisi olacaktır diye yazdık. Şimdi bak biz o zaman ne yapıyoruz? Tevrat ve Zebur. Arza varis olacak salih kullar kim diyoruz o zaman? Tevrat'a baktığımızda arza sahip olacak salih, samimi kulların Şiloh, Mehdi olduğunu görüyoruz. Yani çok kapsamlı açıklanmış. Evet, inşallah. Maşallah. İnşallah. Kasas suresi 68. Şeytanın Allah'a sınırım. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Seçim onlara ait değildir. Ayetin ebcedi 2041 hocam. Seçim onlara ait değildir. Hay maşallah. İslam'ın dünya hakimi. İnşallah. 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 Mesela bak diyor ki Allah Ahzab suresi 36'da. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman mümin bir erkek ve mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim ve Allah ve Resulü'nü isyan ederse artık gerçekten o apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. İnşallah. Fakat o devirde de münafıklar peygambere karşı çok azgın bir tavır içindeydiler. Çok bilmiş, kendi kafalarındaki dini peygamberden istiyorlardı. Ve özellikle peygamberimizin evliliklerine kafaları takılmıştı. Halen münafıklar tedirgindir peygamberimizin evliliklerini. Bir türlü anlatamazlar, utanç duyuyorlar. Biz de o ahlaksızlardan utanç duyuyoruz. O devirde peygamberimizin evliliklerini engellemek istiyorlardı. Onu dedikodu yapmışlardı, dillerine dolanmışlardı. Allah Ahzab suresinin 50. ayetini indirdi. Şeytanın Allah'a sınırım. Ey peygamber, gerçekten biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini ve Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden sağ elinin malik olduğu ile seninle birlikte hicret eden amcanın kızlarını, halanın kızlarını, dayının kızlarını ve teyzenin kızlarını helal kıldık. Bir de kendisini peygambere hibe eden ve peygamberin kendisini almak istediği mümin bir kadını da.
Müminler için olmaksızın yalnızca sana has olmak üzere senin için helal kıldık. Biz kendi eşleri ve sağ ellerinin malik olduğu konusunda onlar üzerine neyi farz kıldığımızı bildik. Böylelikle senin için hiçbir güçlük olmasın. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Evet. Şimdi bir münafığa bunu açıkla dersen, şimdi münafığın kafasına göre münafıkta bir kadın düşmanlığı vardır. Evet hocam. Değil mi? Evet. Mesela Kur'an'ın açık hükmünü bambaşka bir şekilde getirmeye çalışır. Ne diyor Cenab-ı Allah? Mehirlerini verdiğin eşlerini, mehirlerini verdiği eşini, o devirde Müslümanlar da mehirini verip eş evleniyor muydu? Evet. Evet, evleniyorlardı. Evet. Allah'ın sana ganimet olarak verdikleri salihinin malik olduğu cariyeler, Müslümanlar da aynı şekilde bu cariyelerle beraber oluyorlar mıydı? Oluyorlardı hocam. Oluyorlardı. Müslümanlar amcasının kızına evleniyor muydu? Evleniyor. Evet, evet. Kız evleniyor. Halasının kızıyla da evleniyor, evet. Dayısının kızıyla da evleniyor, evet. Teyzesinin kızıyla da evleniyor. Kendini hibe eden kadınlarla Müslümanlar beraber oluyorlar mıydı? Oluyorlardı. Hocam. Oluyorlardı. Peygamberin kendisini almak istediği mümin kadını da müminler için olmaksızın yalnızca sana has olmak üzere. Şimdi burada münafık devreye girdiğinde ne yapar biliyor musunuz? Bak ahmaktır ya münafık. Şimdi yalnızca sana has olmak üzere diyor ya peygamber. Evet. Mehirlerini verdiği eşler diyor ya ayette başlamıyor. Evet. Mehirlerini verdiği eşler de haram kılıyor münafık. Evet. Çünkü diyor bak burada açık söylüyor diyor ayet diyor. Evet. Değil mi? Yalnızca sana has demiyor mu ayetin evet. Başına? Evet. Peygamber devrindeki cariyeleri alan Müslümanları da yanlış yolda görüyor. Görüyor hocam evet. Değil mi? Halbuki bak o ahmağın dikkat edeceği şey nedir burada? Amcanın kızlarını iki kız kardeşi birden alamaz mümin. Evet. Kur'an'ın burada belirttiği iki yahut üç kız kardeşi alamaz. Alamaz evet. Bir tanesini alabilir. Nikah olarak bir tanesini alabilir nikahlı olarak. Evet. Kur'an'ın belirttiği o. Ona mahsus olan kısım bu. Ama ahmak münafığa göre, münafıklara göre nasıl oluyor? Komple tamamı peygambere mahsus olmuş oluyor. Evet hocam. Anladın mı? Yani münafık kendi kafasındaki dini uygulamak için her türlü oyunu oynar. Evet. Halbuki bak biz sana diyor mehirlerini verdiğin bak biz sana peygamber mehirlerini verdiğin eşlerine. Bu Müslümanlar da helal bu. Evet. Ama münafık ne diyor? Ayetin sonuna bakıyor diyor ki yalnızca sana has olmak üzere diyor ya. O zaman nikahlı kadın da yalnızca ona has olmak üzere olmuş oluyor. Evet hocam. Peygambere has olmuş oluyor. Ve müminlere haram olmuş oluyor. Bu ahmağa göre, münafığa göre. Halbuki sadece amcasının kızlarına, halasının kızlarına, yani diğer kız kardeşleri, yani aynı kız kardeşleri topluca almak haramdır Müslümanlara. Peygambere helaldir. Helal, evet hocam inşallah. Ama diğerlerinin tamamı müminlere de helaldir. Aradaki farkı bilmediği için münafıklar burada yeni bir haram ihdas ediyor. Biz öyle tamamını haram kılıyor. Halbuki kendisini hibe eden kadınlar müminleri de alıyordu o devirde. Azatlı cariye deniyordu. Yani evet. Tarihi kayıtlarda bunu açık açık görüyoruz. Yani kadın kendisini hibe ediyor. Ona ait olmuş oluyor. Veya cariyesi oluyor, savaş esiri oluyor. O da ona ait olmuş oluyor. Şeyi söylemiştiniz hocam. Münafıklar Kur'an'ı haşa beğenmezler. Hurafelerle ilave yapmak veya çıkarma yapmak isterler demiştiniz. Onunla ilgili ayeti okuyorum evet, inşallah. Okum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa onların bir takım ortakları mı var ki Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden kendilerine teşrih ettiler, bir şeriat kıldılar. Eğer o fasıl kelimesi olmasaydı elbette aralarında hüküm karar verilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır. Evet, bir şerh et, açıkla biraz. Yoksa onların bir takım ortakları mı var ki Allah'ın izin vermediği şeyleri, yani Kur'an'a aykırı olan şeyleri, hurafeleri dinden kendilerine teşrih ettiler, ilave ettiler, bir şeriat kıldılar. Yani evet. Bir din haline getiriyorlar. Evet. Eğer o fasıl kelimesi olmasaydı elbette aralarında hüküm karar verilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır. Allah cehennemi de müjdeliyor inşallah. İnşallah. Açtım. Zuhruf suresi çıktı Kur'an'dan. 61. ayet. Şüphesiz İsa Mesih kıyamet saati için bir alamettir. Maşallah. Münafıkları titreten bir ayet. Maşallah. Münafıkları delirten bir ayet. İnşallah. Korkudan. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın.
Yani İsa Mesih'in inişinden, İsa Mesih'in kıyamet alameti olmasından, kıyametten, kıyamet alametlerinden, değil mi? Hepsine evet. bakıyor. İnşallah hocam. Yani hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru yol budur. Bana uyun nedir? Kur'an'a uyun. İnşallah hocam. Evet. Bana uyun demek, evet. Kur'an'a uyun demektir. Dosdoğru yol budur. Dosdoğru yol Allah'ın yolu. Şeytan, Deccal sakın sizi Allah'ın yolundan alıkoymasın. Gerçekten o sizin için açıkça bir düşmandır. Şu an Deccal kol geziyor. İsa Mesih açık belgelerle gelince nasıl, hangi belgelerle gelecek? Kur'an'la gelecek. İnşallah hocam. Dedi ki ben size bir hikmetle geldim ve hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için. Neye ihtilaf etmiş? Kimi üçlemeyi. Ortodoks olmuş, kimi Katolik olmuş, üçlemeyi savunuyor, kimi domuzu savunuyor, evet. kimi putu savunuyor. Bak ben size bir hikmetle geldim. Hikmet nedir? Kur'an. İnşallah. Ve hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için. Her türlü sapık düşünce, Hristiyanlıkta yanlış olan düşünce. İşare anlamıyla söylüyorum. İnşallah. Size açıklamak için de. Öyleyse Allah'tan sakının ve bana itaat edin. İnşallah. Şüphesiz Allah, o benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin, dosdoğru yol budur. İsa, bak Allah diye hitap ediyor. İnşallah. Onlar başka türlü hitap ediyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Bak Allah diyor. Hitap edeceği şey, demek ki Allah diye hitap edecek İsa Aleyhisselam. İnşallah. Evet hocam, inşallah. Allah'a Allah diyecek. İnşallah. Bak şüphesiz Allah, o benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Orijinal konuşması olarak söylüyor Allah. Evet. İnsanın. Evet, maşallah. Orijinal konuşması yani. Maşallah. İlave bir konuşma, değiştirilmiş şekli değil. Maşallah. Dilinden çıkan orijinal konuşma. Bak şüphesiz Allah, o benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin, dosdoğru yol budur. Sonra içlerinden bir takım fırkalar ihtilafa düştü. Mehdi, İsa Aleyhisselam vefatından sonra fırkalar ayrılacaklar yine, sapıtacaklar. Artık acı bir günün azabından, vay o zulmetmiş olanlara diyor. Kıyamette paramparça olacaklar. Mürselat suresi, şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbiri ardınca gönderilenlere andolsun. Evet, peygamberler de, müceddidler de birbiri ardına geliyorlar. Mesela 1400 seneden beri her yüzyılda bir müceddit gelmiş. Evet. Derken kökünden koparıp savuranlara, bize Darwinizmi kökünden koparıp savurduk attık. Denize savurduk. Tozunu attık değil mi? Evet. Hazreti Musa ne yaptı? Putu parçaladı, yaktı ve denize savurdu. Biz de Darwinizmi paramparça edip savurduk. Yaydıkça yayanlara, biz de Darwinizmi, materyalizmi geçersizliğini yayıyoruz. İslam'ı, Kur'an'ı yayıyoruz bütün dünyaya. İnternetten, televizyonlardan, radyolardan. Böylece ayırdıkça ayıranlara, şeytaniyetle mehdiyeti tam anlamıyla birbirinden ayırdık. Başka. Ayırdıkça da ayırıyoruz. Her anlattığımızda deccaliyetin ne olduğunu insanlar daha iyi anlıyor. Mehdiyetin ne olduğunu daha iyi anlıyor. Zikir bırakanlara, zikir Kur'an'da Allah açıklıyor. Zikir Kur'an'dır aynı zamanda. Evet. Allah'a zikretme var ama zikir diye Allah Kur'an'a diyor. Zikir bırakanlara biz de Kur'an'ı etrafa yayıyoruz. Kur'an'ın yeterliliğini insanlara anlatıyoruz. İnşallah. Suçu ve eksikliği ortadan kaldırmak veya uyarmak için. Biz de eksikliği, günahı ortadan kaldırmak ve insanları uyarmak için gece gündüz faaliyet yapıyoruz. İnşallah. Şüphesiz size vaat edilen gerçekleşecektir. İsa Mesih inecek, Mehdi çıkacak. Ki inmiştir, Mehdi de çıkmıştır. İnşallah. En sonunda da İslam dünyaya hakim olacaktır. İnşallah. İnşallah. En sonunda da kıyamet olacaktır tabii. İnşallah. Ayeti bu yönüyle de bu şekilde de tefsir edebiliriz. İnşallah. İnşallah. Ayet okuyorum, şeytanın Allah'a sınırım. İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi yalnızca ona verdiği bir söz dolayısıylaydı. Kendisine onun gerçekten Allah'a düşman olduğu açıklanınca ondan uzaklaştı. Demek ki Allah'a, dine karşı bir faaliyet varsa, onun Müslümanlığını yaşamasını engelliyorsa, Müslümanlarla görüşmesini, Müslümanlarla bağını engelliyorsa orada itaat yok. Evet. O zaman uzaklaşıyor. Evet. Ama Hristiyan, Musevi de olsa,
veyahut fasık da olsa, eğer dinine, diyanetine musallat olmuyorsa, anneye babaya öf bile denmiyor. İnşallah. Gayet saygılı davranıyor. Ama müdahale varsa, fiili, fiziki müdahale varsa, dinini yaşamasına müsaade etmiyorsa, Müslümanlarla görüşmesine müsaade etmiyorsa, o zaman itaat yok. Evet, inşallah. Ve uzaklaşıyor. İnşallah. Bak, şeytana Allah'a sığınırım. Çok manada. Kehf suresinin 8. ayeti. Şeytana Allah'a sığınırım. Biz gerçekten yeryüzünde, bak, yeryüzü üzerinde olanları kupkuru çorap bir toprak yapabiliriz. Bütün yeryüzünü kupkuru çorak, dümdüz bir arazi yapabiliriz diyor Allah, çorak. Evet. Bu ne zaman olacak? Yani bütün yeryüzü dümdüz olacak. Kıyamet. Kıyamet inşallah. Ebced'i Hicri 1545 talim veriyor. Maşallah. Maşallah diyor. Bediüzzaman 1545 diyor kıyamet için. Maşallah. Tam 1545 tane veriyor. Bediüzzaman da Lisan-ı Nur'da anlatıyor. Yani yer tamamen düzleneceği, dümdüz olacağı. Çünkü dünya dağılıyor, dağıldıktan sonra açılmaya başlıyor böyle. Tepsi gibi oluyor. Şeyin etkisiyle, o dönmenin etkisiyle. Yani mesela böyle küre biçiminde bir cisim düşün. Patlayıp dağıldığında etrafa da saçılamıyor. Gittikçe elips, evet, gibi oluyor. Basınçla şeyle böyle düzleşiyor. Evet. O tarz bir şey. Evet, maşallah. İnşallah. Yoksa sen Kehf ve Rakim ehlini bizim şaşıracak ayetlerimizden mi sandın? O gençler mağaraya sığındıkları zaman demişlerdi ki, Rabbimiz katından bize bir rahmet ver, işimizden bir doğruyu kolaylaştır, bizi başarı kıl. Biz sana onların haberlerini bir gerçek olarak aktarıyoruz. Gerçekten onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık. O da 1996 tane veriyor. Maşallah. Maşallah. Mehdi ve talebelerin tane veriyor. Bak, onların kalpleri üzerine sabrı ve kararlılığı rapt etmiştik. Demek ki sabırlı ve kararlılar. Bunlar Mehdi talebenin özellikleridir. Kıyam ettiklerinde demişlerdi ki, bir de kıyam ediyorlar. Yani Bediüzzaman o feveran diyorlar kıyam etmeleri. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. İlah olarak biz ondan başkasına kesinlikle tapmayız. Yani Darwinizme, materyalizme kesinlikle inanmayız. Ateizme inanmayız. Sadece Allah'ın birliğine inanırız. Allah'a inanırız. Evet. Ondan başkasına kesinlikle tapmayız. Eğer tersini söyleyecek olursak andolsun gerçeğin dışına çıkarız. Bunlar bizim kavmimiz, ondan başkasını ilahlar edindiler. Bunu tabii koro haline söylemiyorlar. O çocukların ortak fikri ama içlerinde bir kişi var bunların. Evet. Bunları yönlendiren birisi var. Yani fakat onlarda ortak olan düşünceyi Cenab-ı Allah söylüyor. Evet, inşallah. Ondan başkasını ilahlar edindiler. Yani maddeyi ilah ediniyorlar, materyalist oluyorlar. Onlara apaçık bir delil getirmeleri gerekmez miydi? Mesela biz de Darwinistlere diyoruz ki apaçık bir delil getirin, fosil getirin, proteinlerin tesadüfe meydana geleceğine dair delil getirin. Yok diyorlar. Yoksa bittin demektir. Biz getiriyoruz çünkü. Tabii. Değil mi? Delil getiriyoruz. Öyleyse Allah'a karşı yalan uydurup iftira edenden daha zalim kimdir? Bu, onlar da Allah'a karşı yalan söyledikleri için Allah onların zalim olduğunu söylüyor. Çünkü Allah yaratmadı, tesadüf yarattı diyorlar. Evet. Bu Allah'a karşı bir yalandır. Bak, içlerinden biri demişti ki, bak içlerinden biri demiş ki, madem ki siz onlardan, ailenizden ve Allah'tan başka taptıklarından, o devrin işte materyalist, darwinist, ateist, evrimci düşüncesinden kopup ayrıldınız. O halde mağaraya sığınınız da, bak mağaraya sığının da Rabbiniz size rahmetinden yaysın ve işinizden size bir yarar kolaylaştırsın. Şimdi vahiy almadan bir insan bunu söyleyebilir mi? Mağarada ne yapılır ya? Mağarada sadece saklanılır.
Mağarada hayat yok, bir şey yok mağara. Tabii. Karanlık mağara, girersin mağaraya, hiçbir şey olmaz. Ama bak diyor ki o kişi, o halde diyor mağaraya sığının. Rabbiniz size rahmetinden yaysın. Mağaraya girince Allah'ın rahmetinin üzerine olacağını nereden biliyor? Ve işinizden size bir yarar kolaylaştırsın. Yani mağarada bir iş yapılmaz ki zaten. Tabii. Ama bak işinizden size bir yarar kolaylaştırsın. Yani işiniz rast gidecek diyor. Hedefinize varacaksınız. Dediğinizi yapacaksınız diyor. Ve bir yarar kolaylaştıracak Allah size diyor. Bu ancak vahiy gerektiren bir bilgidir. Doğru. Allah'ın bildirmesi gerekir. Maşallah. Anlıyoruz ki Hızır aralarından. Çünkü mağara hayatını, mağara ehlini, mağaradan çıkan hayatı en iyi bilen üstadlardan birisi Hazreti Hızır'dır. İnşallah. Hatta bu iddia eden Ergenekon örgütü bile bizi diyorlar mağaradan gelen ruhani varlıkları yönetiyoruz diyorlar. Agartha. Agartha. Yeraltı mağaralar sistemi. Oranın üstadı Hızır Aleyhisselam'dır. Maşallah. Mağaranın üstadı Hızır Aleyhisselam'dır. Maşallah. Allahu alem gençler bir ihtimal Hazreti İsa'nın talebeleri. Zor durumda kalmışlar. Aranıyorlardı Allah'ım. Çünkü çok felaket bir ortam var. Onlar da Yahya'yı şehit ettiler. Zekeriya'yı da şehit ettiler. Zekeriya Aleyhisselam, Hazreti evet. Yahya'yı da şehit ettiler. İsa Aleyhisselam'ı da şehit ettiğini zannettiler. Muazzam bir gerilim oldu. Ama sonra Hazreti İsa Aleyhisselam onlara daha önce vahiyle bildirdiği konu akıllarına gelince rahatladılar. Çünkü ben göğe çekileceğim dedi Hazreti İsa Aleyhisselam. Evet. Buradaki şahsın Hazreti Hızır olduğunu anlıyoruz. Görürsün ki güneş doğduğunda mağaralarına sağ yandan yönelir. Battığında onları sol yandan keser geçerdi ve onlar da onun mağaranın geniş boşluğundalardı. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet verirse işte hidayet bulan odur. Mehdi olan odur. Kimi saptırırsa onun için asla doğru yolu gösterici bir veli bulamazsın. O da Deccal. Bak burada hem Mehdi'den hem Deccal'den bahis var. Sen onları uyanık sanırsın. Oysa onlar uyuşmuşlardır. Yani yakaza hali gibi bir hal. Uyuşmuşlardır. Zaten bu konumda Hızır'la bağlantı oluyor. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpekler de iki kolunu uzatmış yatıyordu. Onları görmüş olsaydın geri dönüp onlardan kaçardın. Onlardan içini korku kaplardı. Görünüşleri seni korkuturdu diyor. Çünkü biraz acayip bir durum. Çünkü mağaranın içerisinde yıllardan beri yatan insanlar var ve hiçbir şey olmamış. Bir mantığı yok ilk bakan için. Yani çok acayip bir durum var. Korkardın diyor Cenab-ı Allah. Evet. Böylece aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik, uyandırdık. Yani o yakaza halinden, o boyuttan çıkarttık diyor Allah. İçlerinden bir sözcü dedi ki, ne kadar kaldınız? Yine aynı kişi. Allah-u Alem. Hızır Aleyhisselam inşallah. Dediler ki bir gün veya bir günün birkaç saati kadar, bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Dediler ki ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi birini şu paranızla şehre gönderin de hangi yiyecek temizse baksın size onlardan bir rızık getirsin. Ancak oldukça nazik davransın. Sakın sizi kimseye sezdirmesin. Bu kadar ince bilgiyi, detaylı bilgiyi kim veriyor? Allah-u Alem Hızır. Evet. Bak çünkü durumunuzu bilip ele geçirirlerse sizi taşa tutarlar veya dinlerine geri çevirirler. Bu durumda ebedi olarak kurtuluş bulamazsınız. Böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve gerçekten bak Allah'ın vaadi ne? Hakim. Mehdi'nin çıkışı, İttihat-ı İslam, İsa Aleyhisselam'ın zuhuru ve kıyamet. Allah'ın vaadinin hak olduğunu, gerçekten kıyametin kendisinde şüphe bulunmadığını bilmeleri için.
kıyamet mutlaka kopacak diyor. Yani ona ait alametler de oluştu biliyorsun inşallah. Onları buldurmuş olduk. Kendi aralarında durumlarını tartışıyorlardı. Dedi ki onların üstüne bir bina inşa edin. Rableri onları daha iyi bilir. Bu bina inşa etme, duvarı inşa etme kimin işi? Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam. Onların işine galip, bak işine galip gelen, sözleri geçenler ise üstlerine bir mutlaka bir mescit yapmalıyız dediler. Mescit konusunu da uzmandır Hızır Aleyhisselam. İnşallah. Bu Hazreti Süleyman'ın mescidinde de inşallah görev almıştır. İnşallah. İnşallah. Hiçbir şey hakkında bunu yarın mutlaka yapacağım deme, ancak inşallah unut de diyor. Bak Allah inşallah burada geçiyor işte. Kur'an'da tek Kehf suresindir. Maşallah da burada geçer. İnşallah da. İnşallah maşallah çok söyleyenler dünya hakimi olacaklar. Yani bir sır var onun içerisinde. Kilit kelimedir. Anahtar kelimedir. İnşallah. İnşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. 15. ayet. Hicri 15. yüzyıla da işaret ediyor değil mi? Maşallah. İnşallah. Kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Herkesin harcadığı çabanın karşılığını alması için onun koşup haberini neredeyse gizleyeceğim diyor Allah. Neredeyse gizleyeceğim. Yine Taha suresi 25. Cenab-ı Allah diyor ki Hazreti Musa'ya, Firavun'a git. Yani Deccal'e git. Çünkü o azmış bulunuyor. Hazreti Musa dedi ki Rabbim benim göğsümü aç, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz. Mehdi'nin de dilim tutulur zaman zaman. Hazreti Musa'm da öyle. Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun'u. Harun masonlukta da çok önemli bir isim. Musevilikte de çok önemli bir isim. Mesela Museviler de bana yazı yazdıklarında o Harun'un dualarını gönderiyorlar. Harun çok barışçıl bir insandı diyor. Onu gönderiyor. Zaten masonlar da giriş töreninde Harun'un ismi geçen bir dua var. Onu okuyorlar inşallah. Onunla sırtımı kuvvetlendir, onu işimde ortak kıl. Enbiya suresi 105, şeytanlar Allah'a sınırım. Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arza salih kulların varisi olacaktır diye yazdık. Bak dünyaya hakim olacak. Bir kere hakimiyet var, dünya hakimiyeti vardır. Salih kullar. Bunu hadiste peygamberimiz zaten açıklıyor. Mehdi ve talebelerdir diyor. Hadi arkadaşımızın Mehdi alerjisi var, Mehdi demesin. Allah'ın kulu ve arkadaşları desin. Dünyaya hakim olacaklar. Değil mi? Salih kullar. İnşallah. Nerede geçiyor diyor Allah bunu? Tevrat ve Zebur'da. Kardeşimiz ne diyor? Yahudilikten çıkmış bir hurafedir. Kur'an'da ne diyor? Tevrat ve Tevrat ve Zebur'da geçen bir gerçektir diyor. Evet. Biz hangisine inanalım? Kur'an'a ve Zebur'a inanırız. Tevrat'ın hak olan kısmına inanırız, Zebur'un hak olan kısmına inanırız. Kur'an'ın gönderme yaptığı kısma inanırız. Dolayısıyla hurafe olmadığını Kur'an ayetiyle kardeşimiz gördü mü? Evet. Gördü. Tevrat'ta namaz var. Hurafe mi? Tevrat'ta oruç var. Hurafe mi? Domuz eti yemeyeceksiniz diyor. Hurafe mi? Allah birdir diyor. Haşa, hurafe mi? Tabii. Geçmiş hak kitaplar İslam dinidir. Eski İslam dinleridir. Tarif olmuş, hükmü kalkmıştır. Ama hak kısımları kalmıştır. Hak kısımlarından biz sorumluyuz. Kur'an oraya gönderme yapıyor. Tevrat evet. Ve Zebur'a gönderme yapıyor. Rahman suresinin 33. ayetinde şeytana Allah'a sığınırım. Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp geçmeye güç yetirebilirseniz hemen aşın, ancak üstün bir güç sultan olmaksızın aşamazsınız. Ayetini tefsir edebilir misin hocam? Allah ilminizi artırsın, bizleri de ilim sahibi kılsın. Ellerinizden öper, sizin için güzel hüsnü zanların tecelli etmesini Allah'tan dilerim. Baran isimli bir kardeşimiz yazmış. Tamam, işte Cenab-ı Allah bunu gösterdi. Roketle
çıkıyorlardı gökyüzüne, yer çekimini aşamıyorlardı. Belirli bir sürat gerekiyordu. Hatta bir tanesi dedi adam, böyle meydana kur bir uslup kullandı Ruslar o zamanlar. Adam havada yanmıştı. Yani ancak Allah'ın verdiği imkanla, Allah'ın vereceği bir güçle geçebilirsiniz diyor Kur'an. Bu da tahakkuk etmiş oldu işte. İnşallah. Allah dilemezse geçemiyorlar. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Yunus suresi. Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Bak çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Dünyanın %95'i. Darwinizm mesela bir zandır. Evet. Bilimsel bir delil yok. Zanla uyuyorlar. Delil var mı diyorsun? Yok diyorsun. Nereden çıkartıyorsun? Zanla uyuyorum diyor. Ya olursa diyor. Gerçekten zan ise haktan hiçbir şeyi sağlamaz. Hiçbir anlamı yoktur diyor Allah zannın. Şüphesiz Allah onların işlemekte olduklarını bilendir. Hayır onlar ilmini kuşatamadıkları bak. Hayır onlar ilmini kuşatamadıkları ve kendilerine henüz yorumu gelmemiş bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Zulmedenlerin nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. Yaratılışı hep inkar etmişlerdi. Firavun da inkar etmiştir. Nil'in bataklıklarından tesadüfen oluştu diyordu insanlar diyordu Firavun. Aynısını söylüyor Darwinistler. Evet. Sümerler devrindeki Deccali sistemde de aynıydı. Sümerler'deki devlet sisteminde. Evet. Bütün canlıların tesadüfler sonucu meydana geldiği iddia ediliyordu. Aynı yobaz gerici düşünce şu an Darwinistlerce de iddia ediliyor. Yani 5000 yıllık, 4000 yıllık inancın aynısını savunuyor adamlar. Evet. Pagan dini, putperest dinin aynısı. Eğer seni yalanlarlarsa onlara de ki benim yaptıklarım benim, sizin yaptıklarınız sizindir. İnşallah. Bak demokrasinin özeti. Benim yaptıklarım benim, sizin yaptıklarınız sizin. Siz benim yaptıklarımdan uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım. O kadar. Demokrasinin net açıklamanın bir tanesi. Diyor ki demokrasi daha önce ortaya çıktı. Demokrasiyi onlar hak kitaplardan öğrendiler. Hazreti İbrahim'den öğrendiler. Hazreti Nuh'tan öğrendiler. Sosyal adaleti de Nuh'tan öğrendiler. İnşallah. Paylaşımcılığı yine hak kitaplarda öğrendiler. Hazreti Nuh ne yaptı? Gemide biraz nohut vardı, biraz mercimek. Son artık şu gemi karaya oturdu. Yiyecek kalmadı yani. Çok azalmıştı. Biraz üzüm, işte biraz incir var falan. Mesela bulgur var. Hepsini getirin karıştır dedi. Tencerenin içerisine doldurtturdu, kaynattı. Nefis bir aşure oldu. İnşallah. İnşallah. Aşure oradan kalmadı biliyorsunuz. Evet inşallah. Hepsi tabaklarına koyup yediler. İşte bak bu da bir sosyal adalettir. İnşallah. Değil mi? Bak herkese eşitlik. Herkese değil mi? Bir kolaylık. İnşallah. Ve yardımseverlik. İnsanlara değil mi? Yiyecek dağıtmanın önemi. Hazreti İbrahim ne yapıyordu? Misafirler geldi. Hemen bir buzağı kesti. Şahane pişirdi. Gayet güzel misafirlerine hemen sundu. Hiç tanımaz bilmez. Daha yeni gelmişler. Yemek ikram etmenin, insanlara ziyafet vermenin güzel bir davranış olduğunu Allah bize Kur'an'da göstertiyor. Bak, Nuh'ta görüyoruz. İnşallah. Hazreti İbrahim'de görüyoruz. Kur'an ayetlerinde görüyoruz. Mümkün mertebe yalnız yememek lazım. Böyle fakiri fukarayı da çağırıp birlikte. Değil mi? Ey ki halkı da gerçekten zalim kimselerdi. Bundan dolayı onlardan intikam aldık. Her ikisi de açıkça gözler önündedirler. Andolsun Hicr halkı da gönderilen elçiler yalanlamışlardı. Onlara ayetlerimizi vermiştik de ondan yüz çevirmişlerdi. Yani o devirde hak kitaplar geliyor. Onlar hak kitapları kabul etmiyorlar. İlla hurafe olacak. İlla kendilerinin iddia ettiği uydurma izahlar olacak. İlla yobazlık olacak. İlla ki gericilik olacak. O zamanın yobazlarıyla bu zamanın yobazları hiç farklı değil. Aynı üçkağıtçılık. Bak o zaman da Allah'ın ayetlerini kabul etmiyorlar. Hak kitabı kabul etmiyorlar. Hurafe istiyorlar. Evet hocam. Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. Şunlarda da apartmanlar dağlar gibi. Taştan değil mi? Apartmanlar var. Gökdelenler var. Dağdan oluşmuş onlar da inşallah. İnşallah. Derken sabah vaktine girdiklerinde onları o dayanılmaz çığlık yakaladı. Yani sabahleyin daha yataktan kalkmamışken
Allah hepsinden intikam aldım diyor. Buna rağmen kazandıkları şeyler onlara yetmedi. Yani buna rağmen kazandıkları şeyler uğrayacakları sondan kurtulmak için onlara yetmedi. Biz gökleri ve yeri ve her ikisi arasındakileri hakkın dışında herhangi bir amaçla yaratmadık. Hepsini hak amaçla yarattık diyor. Gökler, yerler, çünkü her şey detaylı amaçtı. İnşallah. Mesela bak, bu fincanın bir amacı var, kalemin bir amacı var, değil mi? Burnun bir amacı var, gözün bir amacı var, kulağın bir amacı var, mikrofonların amacı var, masanın amacı var. Allah'ın dünyayı yaratmada amacı nedir diyorsun? İnşallah. Hiçbir amacı yok diyor. Evet. E o zaman ahirette hesabını verirsin buna. İnşallah. İnşallah. Yani bak, amaçsız hiçbir şey yok diyor, adama soruyorsun. Tamamın amacı var diyor. İnsan niye yaratıldı diyorsun? Hiçbir amacı yok insanın diyor. Lan kulağın amacı var diyorsun, gözün amacı var, burun amacı var, parmakların amacı var diyorsun. İnsan amacı olmaz olur mu? Değil mi? O da Allah kul olarak yaratılıyor. İnşallah evet. Hocam. Çünkü Rabbin yaratan ve binenin ta kendisidir. Bak, hem yaratıyor hem de bilendir diyor Allah. Andolsun sana çiftlerden yediği ve büyük Kur'an'ı verdik. Mehdi'nin hayatında yedi çok hakimdir. İnşallah. Peygamberimizin hayatında da demek ki yediler hakim. Ve büyük Kur'an'ı verdik. Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylerin gözünü dikme. Yani onlara karşı yüzüne kapılma, müminler için de şefkat kanatlarını ger. Yani kafirlerin eğlenmesi, yemesi, içmesi, arabaları, evleri sakın seni onlara imrendirmesin diyor Cenab-ı Allah. Hüzne de kapılma diyor. Hüzne kapılmayı haram kılmış Cenab-ı Allah. Muhkem ayet bu. Hüzne kapılma haram. Müminler için de şefkat kanatlarını ger. Onları koru, onları kolla. Güzel sözler et. En iyi yiyecekleri onlara sun. Üşümemelerini sağla. Sıcaksa rahatsız olmamalarını, serin olmamalarını sağla. İnşallah. Hastaysalar tedavilerinden uğraş. Onları mutlu olacakları bir ortamda tut. Zengin olmalarını sağla. Yiyeceklerine, içeceklerine dikkat et. Güzel giyinmelerini sağla. Güzel konuşmalarını sağla. Neşeli olmalarını sağla. İnşallah. Sabaha kadar sayarım. İnşallah. Şefkat kanatlarını gerin anlamı budur. Biz de müminlere şefkat kanatlarını geriyoruz. İnşallah. İnşallah. Maşallah. Peygamberimize emir bu. Ve de ki şüphe yok, ben apaçık bir uyarıcıyım. 90. ayet, parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi. Müslümanlar işte, Alevi, Hanefi, Hanbeli, işte Şii, Caferi, işte şu, bu falan diye ayırıp sonra da birbirine düşman etmek. Evet hocam. Değil mi? İnşallah. Şimdi tamam, mezhepler ayrılmış. O bir kader. Mehdi çıkmadığı için zaruri. Düşman olmanın zarureti ne peki? Niye düşman oluyorsun? Değil mi? Evet. Müslümanlar Mehdi olmadığı için mecburen mukallet oldukları için müceddidlere, müştehitlere uyuyor. Mesela 4 tane hak mezhep var. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii. 4'ünün de helaller, haramlar ayrıdır. İbadet şekilleri ayrıdır. Ama ana noktalarda ittifak vardır tabii, yani geniş, ama ayrı oldukları noktaları da çoktur. Neden? Mehdi çıkmadı da onun için. Zaruri olduğu için. Yoksa din bir tane olunca helaller haramlar da bir tane olur. Evet. Her mezhebin helali harama ibadeti ayrı olur mu ya? Olmaz hocam, inşallah. Mesela 4 hak mezhepte, Hanefi'de de, Hanbeli'de de, Maliki'de de, Şafii'de de ibadet şekilleri ayrı. Abdesti bozan konular ayrı. Evet. Abdest gerektiren konular ayrı. Namazın farzları, vacipleri ayrı. Helal, yenecek yiyeceklerde helaller, haramlar ayrı. Ayrı hocam. Yani ayrı, 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 hep ayrı. Mehdi çıkmadığı için. Mehdi'nin ne kadar zaruri olduğunu burada görüyor muyuz? İnşallah. Çünkü Mehdi çıktığında tek din oluyor. Bütün Müslümanlar aynı helaller, haramları biliyor. İbadetlerin hepsi aynı. Namazların farzları, vacipleri aynı oluyor. İnşallah. Hiçbir farklılık olmamış oluyor. İnşallah. Bu yönden de Mehdi'nin acil olduğu açıkça görülüyor. Çünkü mesela o var dedim, Şafii mezhebinde
kan çıkması abdesti bozmuyor. Ama Hanefi de bozar. Ama tek bir tane hüküm olması lazım. Evet hocam. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Tek bir hüküm olması lazım. Peygamber zamanında tek bir hüküm. Andolsun şeytandan Allah'a sığınıyorum. 80. ayet Hicr suresi. Andolsun Hicr halkı da gönderilen elçileri yalanlamışlardı, Hicr halkı. Yani insan tarihinde her gelen elçiye, her gelen peygambere, her gelen Mehdi'ye mutlaka muhalefet edilmiş. İnşallah. Her Mehdi'ye bak, gelen her Mehdi'ye muhalefet etmişler. Evet. Bediüzzaman geldi, akıl almaz kepazeli çıkarttılar, rezalet çıkarttılar. İftira, rezalet, işkence, baskı, her türlü zulmü yaptılar. Mesela Peygamber Efendimiz geldi, akıl almaz zulüm yaptılar. Evet hocam, inşallah. Hazreti İbrahim'de öyle, Hazreti Musa'da, İshak, Yakup, İsmail, hepsinde öyledir. Hazreti İsa Aleyhisselam, Zekeriya, Yahya, bir kısmını şehit ettiler. İnsanların ruhunda bu var, Allah'ın hikmeti. İlla ki bir muhalefet ediyorlar yani, illa ki bir rezalet çıkarıyorlar. Ankebut suresi 17. Bak diyor ki Allah şu anki Darwinistlere, o devirdeki Peygamber Efendimiz zamanındaki müşriklere bakıyor. Bu devrimize bakan yönü yani açıklıyorum. Siz yalnızca, Darwinistlere hitap var, siz yalnızca Allah'tan başka bir takım putlara tapıyor ve bir takım yalanlar uyduruyorsunuz. Atomu put haline getirmiş. Atomlar diyor ki ya diyor, biz niye duruyoruz diyor atomlar. Ne yapalım diyorlar. Ya bir protein yapalım diyor ya. Nasıl molekül halkası çok karışık diyorlar ya böyle. Olacak iş diyor yani, çok kapsamlı bir şey oluyor. Sen takma kafanı diyor. Gel bakalım ey karbon, sen de oksijen, sen de gel diyor. Ya arkadaşlar bir araya geliyorlar. Nefis bir tane protein oluşuyor. Ey protein toplulukları diyor, tesadüfen olan protein toplulukları. Malezya'daki protein diyor, sen de buraya gel diyor. İnşallah. Singapur'daki olan da geliyor. Konya'da olan da geliyor. Hepsi bir araya geliyorlar. Protein tozu oluyorlar. Ya diyorlar, bu nasıl iştir ya, bir hücre olamadık diyorlar. Yumun gözlerinizi arkadaşlar, hep beraber diyorlar. Bakın göreceksiniz, hücre olacağız diyor. Bir yumuyorlar gözlerini, bir de bakıyorsun ki hücre olmuşlar. Bunların anlattığı bu. Evet, evet hocam. Evet. İnşallah. Atışın İnşallah. Şekli bu. Nazmi Bolatar havası var ya bunlarda. Bak, bir takım yalanlar uyduruyorsunuz diyor Allah. Gerçek şu ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye güç yetiremezler. Değil mi? Mesela Allah limon ağacı yaratıyor, portakal ağacı yaratıyor, incir ağacı, zeytin ağacı, buğday. Bütün gıdaları da Allah canlı yaratmış. Hepsi hücre sahibi varlıklar. Mesela buğday diyor adam, buğday. Buğdayın işi her yeri hücre dolu. Ve her yeri kromozomlarla dolu. Mesela portakal diyorsun. Portakalın her yeri hücre doludur. Ve her yeri kromozomlarla dolu ve muazzam bilgi hazinesidir. Yani portakalın tadı, kokusu, rengi, şeker miktarı, içindeki C vitamininin hangi oranda olacağı, kalsiyumun hangi, magnezyum, fosfor, mangan, bunların hangi oranlarda olacağı, B1, B2, B3, B6, B12, vitaminlerinin nasıl olacağı, değil mi? İnşallah. Oranları, evet. Hepsi kromozomlarda kodlu. Maşallah. Adamlar eczane gibi. Bir tek portakal. Portakal nasıl sulacak? Kokusu, şekerinin çok yüksek olmaması, çok da aşağı olmaması. Değil mi? Evet. İçindeki sitrik asit. Yutkunuyorum şimdi portakal aklıma geldi. Çok tuttu. Değil mi? Washington portakal mesela açtığı mı böyle üstündeki paketi. Evet. Muhteşem bir paket var değil mi? Yumuşacık. Çekti mi be hemen açılıyor. Tertemiz içinden gıcır gıcır portakalın eti çıkıyor. Üstü mis gibi kokuyor. İstediğin gibi mesela atsan da üstte duruyor, hiçbir şey olmuyor. Mükemmel bir ambalaj üstünde. Maşallah, evet. Nerede kodlu? Kabuğundan jiletle küçücük bir parça alsak binlerce kromozom kodlu orada anlatıyor. İnşallah. Kütüphane gibi. Yuvarlaklığı, ağacının şekli nasıl olacak, dalları nasıl olacak, nasıl çiçek açacak, çiçeğin tozlanma sistemi nasıl olacak, çiçeği hangi mevsimde açacak, hangi mevsimde kapanacak,
Mevsimi nasıl anlayacağı da yazılmış ayrıca. İnşallah. Maşallah. Bahar nereden anlayacak? Kışı nereden anlayacak? Değil mi? Çiçeğinin kokusu nasıl olacak? Çok şahane bir kokusu vardır. Evet hocam. Maşallah. Tabii. Çiçeğinin kokusu nasıl olacak? Yaprağının parlaklığı, yaprağının ebadı, şekli, ağacın boyu. Bunların hepsinin tesadüfen olduğunu söylüyorlar. Bu şımarıklığı Allah'ın karşısında söyleyemeyecekler. Bak dilleri tutulacak göreceksiniz. İnşallah. İnşallah. Yani bu münasebetsizlik, bu sahte entel havalar ahirette tamamen zavallılığa dönüşecek. İnşallah. Perişanlığa dönüşecek. İnşallah. Bak Cenab-ı Allah diyor ki 19. ayette, onlar görmediler mi ki Allah yaratmaya nasıl başlıyor? Mikroskopla bakın, elektron mikroskopla bakın, araştırın diyor Allah. İnşallah. Bak, onlar görmediler mi ki? Demek görememişler. Allah yaratmaya nasıl başlıyor? Paleontolojiyi inceleyin, fosilleri inceleyin. Burada Allah'ın emri var. İnşallah. Sonra onu iade ediyor. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki yeryüzüne gezip dolaşın da böylece yaratmaya nasıl başladığına bir bakın. Fosilleri araştırın, yeri eşin. Bak diyor, yeryüzüne gezip dolaşın diyor Allah. İnşallah. Böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın. Burada bilimi Allah farz kılıyor işte. İnşallah. İnşallah hocam, evet. Değil mi? Nereye baksak bilimi farz kılıyor Allah bize. Çok yerde Kur'an'da böyledir. Evet. Allah ahiret yaratmasını son yaratmayı da inşa edip yaratacaktır. Yani orada da ayrı bir yaratma yapacağım diyor Allah. İnşallah. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Dilediğini azaplandırır, dilediğine merhamet eder. Ona çevrilip götüreceksiniz. Hepiniz İnşallah. Bana geleceksiniz diyor Allah. Tamamı. Darwin'i, Stalin'i, şunu, bunu falan kim varsa Allah'ın karşısına çıkacak. İnşallah. 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 Ali İmran Suresi 78. Onlardan öyleleri vardı ki o münafıklardan, müşriklerden. Dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Yani Kur'an'ın hükümlerini okurken dillerini eğip bükerler diyor Allah. Siz onu... Bu okur gördüklerini kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. Yani Kur'an'da varmış gibi göstertiyor. Nereden çıkarttın bu hükmü diyorsun? Allah diyor diyor. Göstert diyorsun. Kur'an'ı açıyor. Hakikaten göstertiyor. Ama dilini eğip büküyor. Yanlış yorumluyor. Yani kasten kelimenin başka anlamlarından olayı değerlendiriyor. Mesela Kur'an'da kapı diyorsa o, o burada gök kastedilmiştir burada diyor. Bunu... Arapçayı farklı tonlamalarla yaparak mı? Tabii tabii, yani dil ben dil uzmanıyım, çok iyi bilirim ben diyor. Bambaşka bir anlam veriyor. Ve yeni yeni yasaklar çıkartıyor. Bak diyor, Allah burada ima ediyor diyor. Görmüyor musun diyor. Halbuki Allah ima ile hüküm vermiyor. İma ile din olmaz. Muhkem ayet gerekir. Mesela Allah diyor ki şarap içmeyin. Net söylüyor. Mesela namaz kılın. Net söylüyor. İma yolu söylemiyor. Mesela ne bileyim, kumar oynamayın. Çok net söylüyor. Ama adam onu öyle yapmıyor. Dilini eğip bükerek bambaşka bir şekle sokuyor. Yani muhkem ayete göre hareket etmiyor. Yani şu an İslam alemindeki belanın kökenini açıklıyor Allah. Bak, dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Siz onu okur gördüklerini kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. Bu Allah'ın katındandır derler diyor. Kur'an'ın açık hükmü diyor. Bak diyor. Halbuki imanen ortaya çıkarıyor. İmanen Kur'an hükmü olmaz. Açık hüküm gerekir. Oysa o Allah katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı böyle yalan söylerler diyor. İşte millet de diyor ki ya bu gericilik nereden çıktı diyor. İşte Allah açıklıyor nereden çıktığını. Hurafen nereden çıktığını açıklıyor. Bu. Yani yobaz takımının mantığını burada açıklıyor Allah. Maide Suresi 87. Ey iman edenler, Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Yani durduk yere haramlar çıkartmayın. Uydurmalar çıkartmayın diyor Cenab-ı Allah. Ve haddi de aşmayın. Haddi aşmak ne demektir? Kur'an'a uymamak. Evet. Bak münafıklar ve müşrikler için Cenab-ı Allah diyor ki onlar hem ondan alıkoyarlar hem Kur'an'dan alıkoyarlar. Yani insanların Kur'an'a yaklaşmasını engeller. Hem de kendileri kaçarlar diyor. Kendileri de yanaşmıyorlar. Onlar yalnızca kendi nefislerinden başkasını yıkıma uğratmazlar ama şuurunda değildirler diyor Allah. Şuurunda değildir. Evet. Yani kendilerini mahvediyorlar. Hayatlarını batırıyorlar, sağlıklarını batırıyorlar, mutluluklarını batırıyorlar. Ahiretleri mahvoluyor. Yani cehenneme gidiyorlar. Allah diyor ki bak, onlar yalnızca kendi nefislerinden başkasını yıkıma uğratmazlar ama şuurunda değildirler diyor. En'am suresi 26.
Enam suresi 115. Rabbimin sözü, yani Kur'an, doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır. Şimdi doğru olan her şey tamam diyor Allah. Adalet de her şey tamam. Yani Kur'an'ın içinde hepsi var diyor. Bak tas tamam ne demektir? Hepsi var. Bütün. Evet. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. Yani ilave yapamazsınız. Çıkartma yapamazsınız diyor Cenab-ı Allah. O işidendir, bilendir. Enam suresi 119. O size haram kıldıklarını ayrı ayrı açıklamışken, net muhkem ayetlerle belirtmişken, üzerinden Allah'ın ismi anılan şeyleri yemiyorsunuz diyor Allah. Neden yemiyorsunuz diyor Allah? Helal olduğu halde. Enam suresi 140. Yalan yere iftira düzüp, yani iftira demek hurafeler demektir. Her türlü uydurma, dine sonradan katılan her türlü yobazların ilave ettiği bilgi. Yalan yere iftira düzüp Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerini haram kıranlar elbette hüsran uğramışlardır. Mesela bir yiyecek yiyorsun. Aman yeme diyor. Niye diyorsun? Ne oldu? Haram o diyor. Neye göre? Bak sana göstereyim diyor. Kur'an'da var mı diyorsun? Yok. Peygamberimizin kavli sünnetinde var mı? Yok. Nerede var? Hurafede var. Veyahut bana vahiy geldi diyor. İşte yobaz belasında uzun uzun Cenab-ı Allah ayetlerle böyle telin edip lanetliyor Cenab-ı Allah. Yani yobazlık bir tek asrımızda değil. Her dönemde baş belası olmuştur. Enam suresi 144. Hiçbir bilgiye dayanmaksızın, yani ne Kur'an'da var ne sünnette var, İnsanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir? Yani şu an Müslümanların perişan olmasının, acı çekmesinin kökenini Allah açıklıyor. Allah adına iftira düzmeleri. Bak yine Enam suresi 145. De ki diyor Cenab-ı Allah, bana vahyolunanlar içinde, yani Kur'an'ın hükümleri içinde, yiyen bir kimsenin yiyeceği şeyler için ölü eti, dökülen kan, domuz eti, ki bu gerçekten murdardır, ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir fısk dışında haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Nerede diyor bu haramlar? Yani çıkartın sana bak. Ve biz aradığımızda Kur'an'da başkasını bulamıyoruz diyor Cenab-ı Allah. Bak haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Ama münafığa sordun mu, müşriye sordun mu, ben sana bulayım diyor kaynak olarak. Sayıyordu, sabaha kadar sayar sana haramları. Bak münafıklar da sorgulandıklarını diyorlar ki, müşrikler ve münafıklar. Eğer Allah dileseydi ne biz şirk koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Kaderimiz de olduğu için oldu diyor. Doğru da sen yaptın. Yani değil mi? Evet. Tabii ki bak orada kurnazlık yapıyor. Kaderimizdeydi diyor. Katil adam o da kaderinde. Ama Allah belasını verir. Sen iyi olmak da insanın kaderindedir. Onun karşılığı da cennettir. İnşallah. Bak eğer Allah dileseydi ne biz şirk koşardık ne atalarımız hiçbir şeyde haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de bizim zorlu azabımızı tadıncaya kadar böyle yalanladılar. De ki sizin yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir ilim mi var? Siz ancak zanla uymaktasınız. Hurafenin eşittir zan. Zaten söylüyor. Nereden çıkarıyor? Zanni kanaat olarak söylüyor. Zan diyor. Ve siz ancak zan ve tahminle yalan söylersiniz. Hepsi zanna ve tahmine dayalı, yani vahye dayalı değildir. De ki en üstün ve apaçık olan delil Allah'ındır. Yani Kur'an ayetidir diyor. Kur'an ayetine karşı hurafe olmaz diyor Cenab-ı Allah. Bu benim dost doğru olan yolumdur. Yani Kur'an, Kur'an'a uymak. Şu halde ona uyun. Siz onun yolundan ayıracak başka yollara uymayın. Yani Kur'an'ın dışına çıkmayın diyor Cenab-ı Allah. Araf suresi 32-33. De ki Allah'ın kulları için çıkarttığı ziyneti, yani güzel süsleri, güzel kıyafetleri ve temiz rızıkları, her türlü yiyecek, Allah'ın bize helal kıldığı güzel yiyecekler, temiz rızıkları kim haram kılmıştır? Kim haram kırıyor? Münafıklar, evet. Yobaz takımı. De ki bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Dünya hayatında Müslümanlar içindir diyor. Yani istediğiniz gibi bu nimetlerden istifade edin. Allah'ın yarattığı bu güzel gıdalardan da yiyin. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. Ahirette de sadece sizin olacak diyor. Küfre ait olmayacak bu nimetler. Sadece size ait olacaktır diyor. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız. Bak ayeti açıklıyorum diyor Allah. Ama bilen bir topluluk için, kafası çalışan için. Yani ahmak için değil. De
De ki Rabbim yalnızca çirkin hayasızlıkları, onlardan açıkta olanını ve gizli olanını günah işlemeye, haklı nedeni olmayan isyan ve saldırıyı, kendisi hakkında ispatlayıcı bir delil indirmediği şeyi Allah'a şirk koşmanızı bak. Kendisi hakkında ispatlayıcı bir delil. Yani demek ki Kur'an'dan bir şeyin helal haram olduğuna dair delil olması lazım, açık. Olmadığı zaman Allah bunun şirk olduğunu söylüyor. Çünkü Allah adına hüküm vermiş oluyor. Mesela adam diyor ki bana vahiy geldi. Nereden çıkarttın diyorsun? Bana geliyor vahiy diyor. Cenab-ı Allah diyor ki bak, kendisi hakkında ispatlayıcı bir delil indirmediği, yani Kur'an'da olmayan bir ayette Allah'a şirk koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Çıkıyor cübbeli, yağmur gibi hurafe yağdırıyor. Nereden çıkarıyorsun diyorsun? Kur'an'da var mı? Yok. Resulullah'ın hayatında var mı? Yok. Resulullah'ın sünnetinde var mı? Yok. Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum diyor 68. ayette Araf suresi. Bak, size Rabbimin risaletini, Allah'ın emirlerini, Allah'ın hükümlerini tebliğ ediyorum. Ebced'i 2029 tarihini veriyor. Maşallah. 2029 anlı şanlı İslam'ın hakim olduğu bir tarih. Sizi uyarmak için aranızdan bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Yani Allah'ın hükümlerinin gelmesine mi şaşırdınız? Allah'ın Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını ve sizin yaratılışta gelişiminizi artırdığını hatırlayın. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluş bulasınız. Dediler ki sen bize yalnızca Allah'a kulluk etmemiz, bak sadece Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Yani geleneksel din anlayışımızı ortadan kaldırmak için mi geldin? Mehdi'ye de aynı şeyi söyleyecekler. Evet. Sen diyecekler bizim atalarımızın bize bildirdiği din anlayışını kaldırmak için mi geldin? Çünkü mezhepleri kaldırıyor. Acayip reaksiyon gösterecekler, evet, Mehdi'ye karşı. Eğer gerçekten doğru söylüyor isen bize vaat ettiğin şeyi getir bakalım. Değil mi? Kıyamet, Mehdi'nin çıkışı, İsa Aleyhisselam'ın inişi. İnşallah. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Allah kavminin önde gelenlerinden, büyüklük taslayanlar, müstekbirler, işlerinden iman edip de onlarca zayıf bırakılanlara, mustazaflar dediler ki Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, biz gerçekten onunla gönderilenlere inananlarız dediler. Büyüklük taslayanlar, bak her yerde baş belası oluyor bu büyüklük taslayanlar. Yani kendini büyük gören enaniyetler. Dedi ki biz de gerçekten sizin inandığınızı tanımayanlarız. Mesela şimdi biz Hazreti İsa gelecek diyoruz. Enaniyetten kabul etmiyor. Evet. Mehdi çıkacak diyorum, onu da kabul etmiyor. İttihat-ı İslam olacak diyorum, onu da kabul etmiyor. Adam böyle enaniyet ve kibirden adeta kavrulmuş. Evet. O zaman münafıklar ne diyorlar Yunus suresi 15'te? Bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir diyorlar. Bak Yunus suresi 15'te. Çünkü hurafe bulamayınca, uydurma bulamayınca ne diyor? Bak, bundan başka bir Kur'an getir. Yeni hükümler getir bize diyorlar. Uydurmalar tarzında. Veya Allah'ın hükmünü değiştir diyor. Yani Kur'an'daki hükmü değiştir. Münafıkların yaptığını da aynı bu şekilde görüyoruz. Değiştiriyor adam. Yani onların Allah'tan korkusu olmuyor. Yunus suresi 59. De ki Allah'ın, şeytandan Allah'a sığınıyorum. Allah'ın sizin için indirdiği, sizin bir kısmını haram ve helal kıldığınız rızıktan haber var mı? Bak sizin diyor, Allah'ın değil. Kendileri haram kılıyorlar. Ya öyle bir şey yok. Haram yok. Ben, bana göre haram diyor. Sizin bir kısmını haram ve helal kıldığınız rızıktan haber var mı? Söyler misiniz? De ki Allah mı size izin verdi? Nereden çıkarttınız bu hurafeyi diyor Cenab-ı Allah. Yoksa Allah hakkında yalan uydurup iftira mı ediyorsunuz? Yoksa kendi kendinize hurafeler çıkarıp yobazlık yapıp sahtekarlık yapıp, değil mi, ilaveler mi yapıyorsunuz diyor. İftira mı ediyorsunuz Allah'a diyor. Yunus suresi 59.